mihraba adanmış gönüller. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendiren Feridun Cesur. Alay Müftüsü Çorumlu Hafız Hacı Rüştü Efendi. Ahmet Hamdi Akseki. Ne vakit doğmuş olduğunu kendi de bilmiyordu. Fakat memleketinde icazetini aldıktan sonra Sultan Aziz zamanında tabur imamı olmuş ve Belgrad Kalesi'nde Tuna hududunda işe başlamış, Belgrad Kalesi'nin de boşaltılmasından sonra 1867 Geride ve Karadağ'a gitmiş. Hersek ihtilali zamanında taburuyla Mostar'da, Trebinye'de, Nikşiş'te bulunmuş, Duka boğazından vuruşa vuruşa bir daha Karadağ'a inmiş. İşkodra'dan Üsküp'ten geçmiş, Niş'te, Zayçar'da, Timok'ta müsaademeler görmüş ve yapmış, ilk demir yolunu Dede Ağaç'la Pazarcık arasında görmüş. Hezargrad'da serdar Ekrem ordusuna verilmiş. Daha sonra yine Giri'de Garp Trablus'una, Hicaz'a, Yemen'e, Trabzon'a, Alasonya'ya gitmiş. Milanolarda çarpışmış, Fener yeni şehrinde Larissa cemaati Kübra'ya gaza namazı kıldırmış ve dömekeleri kuşatmış. Daha sonra eski dördüncü orduya Vana, Sason'a, Badehu Zeytun'a gitmiş. Gitmiş, gitmiş, gitmiş. Hemen her bir gidişinden bir madalya, bir nişan veyahut omuzundan, kaburgasından, bacağından, ve daha bilmem hangi beden kısımlarından birer ikişer yarayla dönmüş. Yaraları yüzünde kolunda görülüyor. Gaziliğinden hoşnut, şehit olmadığından esefli. Mahmut Şevket Paşa kanunuyla 1909'da alay müftülüğüyle tekaüt olup Çorum'da evine, tarlasına dönmüş, o tarihte yaşını 65'ten yukarı hesap etmişler. Trablus ve Balkan harplerini mühimsememiş, umumi harpte müracaatları dinlemeyip evinde bağında bırakılmış. Fakat kendisi beş vaktine beş katarak devlet ve milletin selametine dualar etmiş. Umumi harbin bitmesiyle beraber vatanın hududuna değil içine Aziz Anadolu'nun batılarına yabancı silahı, yabancı ayağa girdiğini duyunca artık dayanamayıp en büyüklere telle müracaat etmiş. Yaşım sekseni aşkın fakat dincim. Evvelce 40 sene hizmet ve gaza yollarında çalışmıştım. Birkaç defa yaralandım. Şimdi yine vatan yolunda çalışmak istiyorum. Dünyada emelim ve dünyaya lüzumum kalmadı. Çocuklarımı çoktan evlendirdim ve geçinecekleri kadar toprak sahibi ettim, yetişmiş torunlarım var. İhtiyar zevceme evimi verdim, evlatları da hayırlıdır. Ben önce Hazreti Allah'tan, sonra sizden artık şehit olmak nimeti istiyorum. İzmir'e, Bursa'ya giren yabancıların define ben de çalışmak istiyorum. Atım, silahım hazırdır. Lütfen Beni de harbe çağırın, demiş, istida vermiş. Bunun üzerine yeni hizmete çağırmışlar ve bir alayın müftülüğüne tayin etmişler. 1921 Hakikaten iyice bir binek atı ve iyice bir tabancası vardı. Uzun boylu, keskince yüzlü, 80 şu kadar senenin yaptığı tesirlerle daima biraz öne bükük. En saf surette dindar ve ekseriya halidane bir edep ve sükût içinde. Her şeyle temiz surette ilgili. Yokluk ve darlığı en ağır çalışmaları hoş gören ve tabi bulan bir hilkat. Subaylar ve erler ve bütün köylüler kendisine en büyük saygı ve sevgiyi göstermekte fakat kendisi de onları en büyük tevazuyla karşılamakta Bununla beraber hocalık, müftülük, insanlık ve ihtiyarlık vakalarından en az bile ayrılmamakta. Uykusu az olduğu için odasında veya çadırında hemen her gece seccadeciyi üzerinde sabahlamakta. Adeti az söylemek fakat sözleri hep hayırdan. Elleri, tırnakları temiz, yüzü temiz, ağzı ve dişleri temiz, gömleği, elbisesi temiz, çantasında desteyle kuru sabun ve misvak var. Çadırının içinde veya arkasında kendinin berber leğeniyle abdest alır ve leğenini eliyle götürüp uzakça ve zararsız bir yere döker. Havlusu gömleği gibi tertemiz. Hafif, pek hafif, belli belirsiz gül yağı kullanır kolonya gibi güzel koku ikramını severek kabul eder. Renkli büyük mendilleri temiz. Her şeysi odasının veya çadırının içi gibi gül yağı kokar. 15 günde bir izin alıp bir iki saat cenuptaki kasabanın hamamına gider, sabunlanır. Atla gider, atla gelir, çamaşır bohçacığı da beraberindedir. Hizmetine akrabasından çorumlu bir er bakıyor. Er de, efendisi gibi temiz ve ahlaklı. Yardımsız eğerin üstüne çıkamıyor. Fakat bir defa çıktıktan sonra atın idaresini mükemmel yapıyor. Ve lazımsa dört nalda yaptırıyor. Yere inmekte de yardıma ihtiyacı var. Bu yardımları ona er, subay, komutan, kim yakın bulunursa şevkle yapıyor. Az ve basit yiyip içiyor tütün ve kahveyle hemen hiç ülfeti olmamış. İkram edilirse nadiren bir kahve yahut çay kabul ediyor. Fakat kendisinin ıhlamuru var. Sıcak ıhlamuru severek içiyor ve ikram ediyor. Söylemesi alimce ve hakimce, sözü sıkmaz. Şark adabınca harekat ve sekenatı kusursuz. Yeniliğe dost, işittiği veya hükmettiği bir lüzumun tatbikinde veya tatbikini istemekte ihmalsiz, daima iyi şeyi uyutmamak lazımdır der. Askere vaaz ve nasihatleri basit ve kısa, fakat sözde de, tesirde de sehli mümteni. Her subayda, her erde bir gazi, bir mücahit görüyor ve onlara o muameleyi yapıyor.'' köy camiinde her cuma köylülere vaaz ve nasihatinde istisalin artırılmasını, kimsenin miskinliğe kapılmamasını söylüyor. Bu yüksek yaratılışlı, yüksek emelli, saf doksanlık adam, sarığındaki ve cübbesinin kollarındaki yeşil renkli soluk şeritleriyle bulunduğu yerde edep ve insanlık ve melekliği suretlendirip yayıyordu. Herkes ona ister istemez imreniyordu o bazı bilen ve hissedenlere vaktiyle vahc ve yanık suları boylarında zeybek oynayan kızıl ormanda bukivona ve turla dinyester boyunda kuzu çeviren hoca beyi azaa mahça kuran şemahiler, hamedanlar, maskatlar, adenler, zeylalar, habeşler, çatlar, vahranlar, navarinler ve Banyalukalarda mukabeleler dinleyen ahyarı esnaftan bir veli tesir yapıyordu. Güya ki huzurunda Kanuni Sultan Süleyman tarafından ruh zemine taraf taraf saldırılan demir kuşaklı cihan pehlivanlarının kuzulaştığı bir arif aramızda bulunuyordu. Bu sevimli yaşlı kahraman 26 Ağustos Cumartesi'nin arifesi olan 25 Ağustos günü Bazlar Köyü Camii'nde Cuma namazından sonra bağlı olduğu yerlerle vedalaşmış, helalleşmiş ve sonra işittik kaybolmuştu. Bir hafta ve daha ziyade onu düşünen olmadı. Nihayet Turgutlu da yine göründü. Kendi kısa hikayesi. İlk muharebe sabahından beri muhtelif kıtaların muharebe hatlarında bulunmuş, piyadelerin ve topçuların atış ve ateşlerini teşvik etmiş, ateş yerlerinde yaya ve atla dolaşmış, hiçbir yerde bir kurçun veya gülle parçası gelip de kendisini götürmemiş. Fakat hiç olmazsa birçok gazilere ecel gelmedikçe insanın vurulup düşmeyeceğini, ölmeyeceğini göstermiş, hatlarda ak sakalı ve kısık sesiyle ezan okuyup herkese gayret vermiş. Hacı Rüştü Efendi bu de kendisine şehadet nasip olmadığına yanar dururdu. Bu muhterem zat, yolda karnından mühimce hastalanıp Manisa Hastanesi'nde tedavi olundu ve müteharekeden sonra terhisinde saygı ve sevgilerle çoruma döndürüldü. 1932 Şubatına kadar dostları bayramlarda sağlık ve iyilik haberiyle hayır duasını alırlardı. 18 Şubat 1932'de sevdiği Susan'lara karışmıştır. Çorum'un bu hayırlı ihtiyar oğlu nur içinde yatsın ve Çorum onun bu asra uygun benzerlerini de yetiştirsin. Karaca Hafız İsmail Özgören Hafızı Rabbin Muştusu, Hafızı Cennet Kokusu, Hafızı Kur'an Yolcusu, Hafızı Kur'an demektir. Bilecik ili Söğüt ilçesi Kürek köyünde 1888 tarihinde Mehmet Çakar isminde bir çocuk dünyaya gelir. Yıllar sonra bu çocuğun Küre Merkez Camii'nde 90 hafız yetiştirebileceğini kim bilebilirdi? Hafızlık eğitimini çocukluk yıllarında İstanbul medreselerinde tamamlayan Mehmet Çakar halk arasında Karaca Hafız olarak bilinmektedir. Mehmet Çakar'ın doğduğu Küreköy'ü, köyü, miladi 1242 yılında Mamure adıyla kurulmuş. Kurtuluş Savaşı'nda bir yıldan fazla esareti yaşamış. 6 Eylül 1922'de Yunanlıların Bilecik'ten kovulmasıyla esaretten kurtulmuştur. 12 Ekim 1991 tarihinde merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın imzasıyla Küreköy'ü köyü, Küre beldesi olarak kayıtlara geçmiştir. Kürek Köyü'nde Şeyh Edebali'nin damadı, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in bacanağı ve Osmanlı'nın Cihan Devleti olduğunu ilk hutbeyle ilan eden Fakih, Şair, Tefsir, Hadis, Fıkıh Alimi Dursun Fakih'in kabri de burada bulunmaktadır. Balkan, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda yaklaşık 137 şehit veren bu köy. Birçok gazinin metfun bulunduğu yerdir. Karaca Hafız, Çanakkale Savaşı'nda yedek subaylık yapmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda Yemen'e asker olarak görevlendirilmiş, yüzbaşı rütbesine kadar yükselmiş, İstiklal Savaşı'ndan sonra terhisi olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda Bilecik-Söğüt yöresinde kurulan, Gündüz Bey taburunda görev alan Karaca Hafız, Söğüt Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Katip Muavinliğine 27 Haziran 1920 tarihinde 1000 kuruş maaşla görevlendirilmiştir. Bu görevlendirmenin hemen ardından 73 nolu kararla 1000 kuruş maaşla tayin edilen katip muavininin bu maaşla hizmet imkanı olmadığından bahiste 13 Temmuz tarihinden itibaren ilgiliye 1200 kuruş ödenmesi kararlaştırılmıştır. Karaca Hafızı'nda aralarında bulunduğu Gündüz Bey Taburu, 400 kişilik bir müfreze ile Haziran 1920'de kurulmuştur. Bu tabur, Yunanlıların Anadolu toprağını işgal edeceği düşüncesinin sonucunda, Söğüt ve çevresinde yaşayan, gönüllü, emekli subay ve orduya alınmayan yaşlı kimselerden oluşturulmuştu. Taburun silah ve teşhizatı, Söğüt ve çevresindeki halktan temin edilmekteydi. Karaca Hafız bu gönüllü subaylardan biridir. Karaca Hafız, Gündüz Bey tavırında görevliyken, askerlerini cesaretlendirmek için, ''Geri çekilmeyin, güçlü olun, korkmayın, evlatlarınızı, eşinizi düşünün. Allah'ın izniyle biz bu savaşı kazanacağız. Allah hepimizin yardımcısıdır.'' diyerek emrindeki askerlerini cesaretlendirmiştir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Karaca Hafız, sivil hayatına Bilecik Söğüt maliyesinde tahsillar olarak devam etmiştir. Memurluktan kendi arzusuyla ayrılarak imamlık yapmak için Küre Köyü'ne geri dönmüştür. Karaca Hafız, Küre Merkez Camii'nde 14 yıl imamlık yaparak hafızlar yetiştirmiştir. Tarihi değeri de bulunan Küre Merkez Camii, 2. Abdülhamid'in koruması Küreli kolaası Ali Bey'in desteğiyle inşa edilmiştir. Karaca Hafız, 1948-65 yılları arasında tarihi ehemmiyeti büyük bu camide 90 öğrenciyi hafız olarak yetiştirmiştir. Dönemin zor şartlarında, Kur'an öğrenmenin ve öğretilmesinin zor zamanlarında, tabiri caizse, Taşın altına elini koyarak öğrenci okutmuştur. Hafızlarına sabırla, hoşgörüyle ve azimle eğitim vermiştir. Okuttuğu öğrenciler arasında Hafız Mustafa Kavurmacı, maratoncu Mehmet Terzi'nin babası Hafız Nuri Terzi de vardır. Küre beldesinde ve Türkiye'nin değişik vilayetlerinde onun öğrencisi olan hafızlar bulunmaktadır. Aynı anda 4-5 öğrencinin hafızlığını dinleyebilen Karaca Hafız, Kur'an-ı Kerim'i sevdirerek öğretmiştir. Karaca Hafız'ın öğrencileri, Küre Merkez Camii'nde her sene Temmuz ayında bir araya gelerek hocalarını anar, onu ve vefat etmiş arkadaşlarını yad eder ve ebediyete intikal eden tüm Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim okurlar, dualar ederler. Karaca Hafız 19 Ocak 1966 tarihinde Küre köyünde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kabri Küre belde mezarlığında bulunmaktadır. Görünmeyen Üniversitenin Müderrisi Mehmet Zahit Kotku Kamil Büyüker Kulağımda ve kalbimde farklı bir tat ve duygu uyandıran onun dilinden aktarılan ilk duyduğum söz, kardeş, arkadaşlık pekey demekte de kaimdir, di. Kardeşliğin, arkadaşlığın devamı, kardeşinin, dostunun kahrını çekmek ve ona pekey, yani peki demekte de kaim olacağıydı. Sonra bu sözü söyleyen zatın, görünmeyen üniversite olduğunu öğrenmiştim. Mekan İskender Paşa Anlatılan kişi ise, her şeyin yerli yerine oturduğu, güzel ahlakın bizatihi yaşanarak tedris edildiği, son dönemin en tesirli, görünmeyen üniversitesinin müderris ve mürşidi Mehmet Zahid Kotku'ydu. Bilmek meziyet, yapabilmek devlet. Bilmek bir meziyetse, yapabilmek daha büyük bir meziyet ve devlettir diyen Mehmet Zahid Efendi, sadece anlatan bir müderris değil, hayatıyla anlattıklarını ikame eden bir mürşitti. Fotoğraflarında rastladığımız o mütebessim çehre, etrafında sayısız talebenin de açılan bu çığırdan yürümesine vesile olmuştu. Mehmet Zahid Efendi, Hicri 1315-1897 senesinde Bursa Kale içinde Türkmenzade çıkmasındaki baba evinde dünyaya gelir. Aslen Kafkasyalı olan aile Bursa'ya 1880'li yıllarda gelip yerleşmiştir. Babası İbrahim Efendi Bursa'ya geldiğinde 15-20'li yaşlardadır ve Hamza Bey medresesinde tahsil görüp muhtelif yerlerde imamlık yapar. Bursa Ovası'nda İzvat Köyü'nde imamlık yaparken 70'li yaşlarda vefat etmiştir. Annesi Sabire Hanım ise 1900'lü yıllarda Mehmet Zahit Efendi 3-4 yaşlarındayken vefat etmiştir. İskender Paşa'da tesis edilen İlim ve Tasavvuf Akademisi Gerek ilim tahsili, gerekse tasavvuf tarikat yolunda önemli bir merhale kaydeden Mehmet Zahit Efendi'nin görevini 1952 yılı Aralık ayında Gümüşhanevi dergahından arkadaşı Abdülaziz Bekkine'nin vefatı üzerine onun vazife yaptığı Zeyrek'teki Ümmü Gülsüm Mescidi'ne nakledildi. Bu mescidin istimlaki söz konusu olunca Fatih İskender Paşa Camii'ne tayin edildi. 1958 22 yıl aralıksız, kapısını herkese açan Mehmet Zahit Efendi, yaptığı sohbetlerle büyük bir manevi çekim alanı olmuş, sayısız ilim adamı, ve her meslek grubundan insan kendisine intisap etmiştir. Sohbetlerinde hep açık, anlaşılır, sade bir üslupla konuşan Mehmet Zahid Efendi, bu özelliği dolayısıyla İskender Paşa Camii'ni bir medrese haline getirmiştir. Sohbet meclislerini ve buralara devamı esas olan Gümüşhanevi ekolünün gereği olarak Mehmet Zahid Efendi de sohbetlere ve devamlılığa büyük önem vermiştir. Sohbeti ve sohbeti yapanları sevmek konulu dersinde şunları söylemiştir. Ebu Said Hazretlerinden rivayet olan hadis-i şerifte iki şeyden bahsedilmektedir. Birisi hayır işlerini sevmek. Güzel sohbetlerde bu hayır işlerinden sayılmaktadır. İkincisi ise bu hayır işlerini ve tatlı sohbetleri yapanları sevmektir. Hadis-i şerif bize bu kişiyi sevmeyi hem emreder ve hem de bereket, yüm, artma, ziyade, afiyet ve bütün belalardan selamet bu iki şeyle beraberdir der. Çünkü Allahu Teala marufu halk ettiği gibi ona layık kimseleri de halk etmiştir ve bunları birbirlerine sevdirmiştir. Binaenaleyh sen de bunları ve yaptıkları hayırları sev. Kurak yerlere yağmurlar yağınca oralar nasıl yeşillenirse bu hayırları sevenler ve hayır işleri yapanlar da tıpkı yağan yağmurlar gibi kalpleri yeşillendirir, nurlandırır, hayatlarına hayat bahşederler. Sakin, telaşsız, öfkesiz, suçlamasız nelerin yapılmasını gerektiği konuştuğu sohbetler. Mehmet Zahit Kotku insan eğitimini esas almış, kendini fertlerin iç dünyalarının zenginleştirilmesine adamıştı. Görev yaptığı camilerde her pazar ikindi namazının ardından Ramuzul Ehadis dersleri vermiş, cuma vaazları ve önemli günlerdeki konuşmaları yanında özel sohbetleriyle de halkı eğitmeye çalışmıştır. Ona gelenlerin sıkıntılarını dinler, kısa ancak öz tavsiyelerde bulunurdu. Öte yandan kendisi hiçbir zaman günübirlik şeyler üzerinde durmaz, sürekli güzel insan olmanın inceliklerini anlatırdı. Her gördüğüne selam verir, herkesin güler yüzle karşılardı. Sohbetleri sakin, telaşsız, öfkesiz, suçlamasız ve başkalarının eksikleri üzerine değil de neler yapılması ya da neler yapmamamız gerektiği üzerinde yoğunlaşırdı. Hoca Efendi sürekli insanların gönlünü zenginleştirmede ve ruhlarını çağın kirlerinden arıtmada ana yöntemin eğitim olduğunu sabırla vurgulardı. Tam manasıyla bir ruh mimarı ve gönül inşacısı mürşit ve mürebbibi olan Mehmet Zahid Efendi, bugünün insanına da tebliğ ve irşat yolunda önemli şeyler söylemektedir. Önemli olanın çok söylemek, yüksek perdeden söylemek değil, az ve öz söylemek, ancak kalpten söylemek olduğunu yaşantısıyla ortaya koymuştur. Ebediyete hazırlayan son hac yolculuğu Mehmet Zahid Efendi vefatından takriben bir sene önce rahatsızlanmış ve 7 Mart 1980'de bir mide ameliyatı geçirmişti. Talebelerinin beyanlarına göre 1980 yılı Ramazan orucunu tutmuş, teravih namazlarında kılmış, yine ders ve vaazlarına devam etmiştir. O sene hac yolculuğuna çıkmış ve hac dönüşü 6 Kasım 1980 Perşembe günü rahatsızlanmıştır. 13 Kasım tarihinde ise ebedi yolculuk için son saatlerde yani saatlerin 11.50'yi vurdu vakitte Mehmet Zahit Efendi vefat etmiş. Cenazesi 14 Kasım 1980 Cuma günü Süleymaniye Cami haziresine defnedilmiştir. Gümüşhanevi yolunun rehberlerinden Seyit Mehmet Zahit Efendi geride İskender Paşa gibi bereketli bir ilmi ve tasavvufi ekolün yanı sıra kıymetli eserler de bırakmıştır. Tasavvufi ahlak, cennet yolları, ana-baba hakları, nefsin terbiyesi eserlerinden sadece birkaçıdır. Gönendi Mehmet Efendi Zeynep Feyza Kurtulmuş Vaazlarında öğretmekten çok, irşad etme ve dini hayatı canlı tutma onun asıl hedefi olmuştur. Vaazlarına Kur'an-ı Kerim okuyarak başlar, ilahi ve kasidelerle, cemaati coşturur ardından kısa fakat son derece tesirli konuşmasını yapardı. Ömrünü tamamen ilme ve talebelerine adamıştır. Talebelerine o kadar düşkündür ki kendi çocuklarının altından minderlerini, yastıklarını alıp bunları talebelerime götüreyim. Siz yastıksız yatabilirsiniz ama onlar ilim erbabı olacaklar demiştir. 1903 yılının Temmuz ayının birinci günü, Gönen'de dört çocuklu bir ailenin ikinci oğlu olarak dünyaya geldi. Babası Selamet oğullarından Osman Bey, annesi Fatma Hanım'dır. Hoca Efendi babasından şöyle söz etmektedir. Babam hafız değildi ama hafızları seven temiz bir Müslümandı. Haram yemez, harama iltifat etmezdi. Çiftçiydi, kendi işine bakardı. Bizim terbiyemizle uğraşırdı. Benim için babama sen bunu okut demişler. Babam da bana Kur'an aldı ve beni hafız yetiştiren Kırımlı Hafız Abdullah Efendi'ye teslim etti. Mehmet Efendi Gönen'de Osmanlı iptidaiyesini birincilikle bitirmiş, 12 yaşında da hıfzını tamamlamıştır. Kendisi hafızlığının ne kadar kuvvetli olduğunu daha sonra şu sözlerle ifade etmiştir. Dünyada hiç yazılı kuran kalmasa Allah'ımızın inayetiyle eksiksiz, hatasız yeni baştan kur'an'ı yazabilirim. Hafızlığını tamamladıktan sonra küçük yaşlarda talebe okutmaya hocalağa başladı. İlim hayatına giriş. Gören'deki bu vazifesinin ardından daha fazla okumak niyetiyle İstanbul'a gitti. Serenzi Ahmet Şükrü Efendi'nin ders halkasına devam ederek 1925'te kıraat ilminden icazet aldı. Ahmet Şükrü Efendi, Şehzade Camii'nin Şeyhül Kurası olması hasebiyle Fatih Camii'nde ve evinde talebelerine ders vermiştir. Bu arada Medresetül İrşad'a kaydoldu. 3 Mart 1924'te medreselerin kapatılması üzerine İmam Hatip Mektebi'nin bugünkü Yavuz Sultan Selim Kız Meslek Lisesi binası son sınıfına kabul edildi ve 1927 yılında bu okuldan mezun oldu. 1934'te kanun çıkınca Öğütçü soyadını aldı. Fakat halk arasında daha çok gönenli hoca olarak bilindi, sevildi, sayıldı. İmam Hatip olarak Gönen Çarşı Camii'nde göreve başladı. Burada Fatma Hanım'la evlendi. Kısa bir zaman sonra İstanbul'a taşındılar. Gönenli hocanın İstanbul'da ilk görev yeri Hacı Bayram Kaftani Camii'dir. Sonra Dürgerzade Camii'ne atanmış, ardından da Çavuşzade Camii'nde vazifesini sürdürmüştür. Sonra hoca efendi Sultanahmet Camii Şerifine tayin edilir ve 1 Mayıs 1950 tarihinde burada göreve başlar. 7 Temmuz 1982 tarihinde resmi görevinden emekli olur. Fakat hizmetlerini vefatına kadar aşkla, şevkle devam ettirir. Resmi görevinin yanında Gönenli hoca Kur'an kurslarında fahri hocalık ve fahri vaizlik yapmıştır. Türkiye'de din görevlilerine karşı duyulan ihtiyacı gören Gönenli kendi gayretleriyle hepsini Fatih semtinde bulunan Üçbaş baş camii, Hacı Hasan Camii ve Hırka-i Şerif Camii Kur'an kurslarında halktan topladığı yardımlarla geçinmelerini ve barınmalarını sağladığı binlerce talebinin okumasına ve yetişmesine önderlik etmiştir. Kur'an-ı Kerim'i ve dini bilgileri öğrenmek için Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen bu fakir öğrenciler, onun himayesinde Kur'an eğitimini ve ilim tahsillerini tamamlamışlardır bu hizmetleri esnasında talebesini elleriyle giydirir, uyup uymadığına bakar, yırtık ve eski ayakkabısının çamuruna, kirine bakmadan elini alır, talebesine yeni ayakkabıyı giydirdikten sonra eğilip dar mı değil mi diye kontrol ederdi. Gönenli Mehmet Efendi, zaman zaman 500'ü e aşkın genç bir öğrenci grubunu geçindirmek için sabah namazında evinden çıkar, asıl görevini hiçbir zaman ihmal etmeksizin cami cami dolaşırdı. Namaz vakitlerinin dışındaki vaktini de hanımların ağırlıklı olduğu cemaatine vazu nasihatte bulunarak geçirirdi. Kadınların ihmal edilen din ve ahlak eğitimine çok önem verirdi. Bu sohbetler ve vaazlar haftanın hemen her gününde İstanbul'un çeşitli camilerinde devam ederdi. Vaazlarında öğretmekten çok irşad etme ve dini hayatı canlı tutma onun asıl hedefi olmuştur. Vaazlarına Kur'an-ı Kerim okuyarak başlar, ilahi ve kasidelerle cemaatin coşturur, ardından kısa fakat son derece tesirli konuşmasını yapardı. Kur'an'a ve ilme hizmette bir ömür Gönenli Hoca Efendi bir sohbetinde Kur'an kurslarını nasıl kurduğunu anlatmıştır. Kendi çocuklarına Kur'an'ı evde öğretmeye devam etmektedir. Bir polis cadde ortasında, ''Hoca, sen çocuklarına Kur'an öğretiyormuşsun.'' diye ulu orta laf eder. Hoca efendi de, ''Evet doğru, elimden gelse bütün İstanbul halkına, dağına taşına öğretmek istiyorum.'' der. O zaman şöyle dua eder. Ey yüce Allah'ım senin peygamberin tekti sen onun düşmanlarına karşı yücelttin zafere erdirdin ben de peygamberin ümmetiyim bana yardım et bugünden itibaren senin Kur'anını yüceltmek için uğraşırım Ömrünü tamamen ilme ve talebelerine adamıştır talebelerine o kadar düşkündür ki kendi çocuklarının altından minderlerini yastıklarını alıp, bunları talebelerime götüreyim. Siz yastıksız yatabilirsiniz ama onlar ilim erbabı olacaklar demiştir. Osman Selvi, Hoca Efendi'nin Hacı Bayram Kaftani Camii'nde sayılan, yedi bulan talebelerin masraflarının karşılanmasında zorluk çektiğini, bu yüzden çok daraldığını, evdeki halıları sattığını, yine de yirmi bin lira borçlarının kaldığını ve hep beraber dua ettiklerini fazla vakit geçmeden bir hayırseverin İAŞ'e 400 çift lastik ve 20 bin lira para gönderdiğini anlatır. Vefatı 2 Ocak 1991 tarihinde ömrünü noktalar. Cenazesi Fatih Camii'nde çok kalabalık bir cemaat huzurunda Reisül Kurra Hafız Abdurrahman Gürses Hoca Efendi tarafından kıldırılır. Cenazesi Edirne Kapı, Sakız Ağacı şehitliğine defnedilir. Cenaze namazının ardından Abdurrahman Gürses Hoca Efendi, Ağlayın ey millet! Bir büyük alim gidiyor. Bir büyük alim değil, bütün bir alem gidiyor. Diye coşkulu bir seslenişte bulunur. Gönenli Mehmet Efendi, hayatı boyunca yaptığı hizmetler sırasında, her daim yanında olan hanımına ahir ömründe şöyle bir hediye vermiştir Bu zamana kadar yaptığım bütün hizmetlerin bütün sevabını sana veriyorum Vefatından sonra onun adını ve güzel hizmetlerini yaşatmak için talebeleri tarafından Gönenli Mehmet Efendi İlim ve Hizmet Vakfı kurulmuş ve bu vakıf hizmetleri halen devam ettirilmektedir Hacı Veizzade Mustafa Kurucu 1887-1960 Mustafa Özdamar İç ve dış ilişkiler ağının odağında kendine, nefsine hakim olan insan hakim olur. Hakimin göndü Hak Teala'nın hikmet ambarıdır. Bu hikmet ambarında Allah'ın halifesi için lazım olan her türlü malzeme vardır. Bu kutsal malzemeyi Allah'ın muradına uygun şekilde kullanma marifetine sahip olanlar, Yüce Allah'ın ilim sıfatına, alim ve alim ismi şeriflerine mazhar oldukları için, onlar Allah'ın eşrefi mahlukatına, cümle yaratılmışa, rahmet, merhamet ve mağfiret tavrıyla bakarlar. Her şeye ve herkese şefkatle muamele ederler. Haklılara haklarını, haksızlara müstehaklarını vermek konusunda, son derece kavi ve zarif davranırlar. Herkesi kendi diyarında, kendi huyusuyu suyu ikliminde, fıtratı doğrultusunda idare etme sanatının sanatkarı olan bu insanlar, Yüce Allah'ın celal ve cemal tecellilerinin tevhidini yaşayan bilge kahramanlardır. Böyle bir bilge kahraman olan Hacı Veysade Mustafa Kurucu, sadece Konya'nın değil, dünyanın medare iftiharı kamil bir şahsiyettir. Kendilerini yakından tanıyanlar çok iyi bilirler ki onun hiç gevşek tarafı ve kendi nefsi için harcanmış bir dakikası yoktur. Her durumda hep kavi ve yapıcı bir özelliği vardır. Torunu Profesör Doktor Mustafa Fayda, Hazretin bu özelliğini şöyle ifade ediyor. Dedemin boş ve gevşek geçen bir vakti yoktu. Abdestsiz yere bastığı sanmam ki vaki olsun. Konya İmam Hatip Okulunda öğretmenlik yaptığı yıllarda iki ders arasında boş bir saati varsa o saat içinde eğer böyle bir boşluk yoksa teneffüslerde derhal abdest tazeler ve bol bol nafile namaz kılardı. Bir odası vardı bu işe mahsus. Daha doğrusu hademelerin odasında yapardı bunu. Dedem Kendisi çok nafile namaz kılardı. Ama öğrencilerini nafilelerle uğraştırmazdı. Hatta şöyle bir şey anlatırlar. Babasını dedemin ziyaretine getiren bir öğrencisi nafileden sormuş da baban kılsın demiş. Sen nafileyle uğraşma. Dersine çalış sen. Ders çalışma farzı dururken nafileyle uğraşamazsın sen. İlim talipleriyle bir başka türlü meşgul olurdu dedem. Nesi var nesi yoksa her şeyini, var gücünü sererdi onlar için. Islahı medalisi İslamiye'de başlamış dedemin eğitimciliği. En yasakçı devirlerde bile daima özel öğrencileri olmuş ve onların her şeyiyle ilgilenirmiş. Çok farklı bir tarafı vardı dedemin. Bir şeyi sadece yapmazdı, hem yapar hem de yaşardı onu. Yaşamadan yaptığı bir şey yoktu gerek okuldaki gerek okul dışındaki eğitim öğretim hizmetleri ve diğer faaliyetler yanı sıra nişan, düğün, ölüm doğum hadiseleri, hasta ziyaretleri, fukaraya yardım büyük yer tutuyordu dedemin hayatında. Herkesin her şeyine koşan bir insandı dedem. Tatil yoktu. Ben tatil yaptığını pek hatırlamam dedemin. Herkesle ilgilenir, herkese dua eder, herkese selam verirdi. Dedemin selamı meşhurdu. Çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı genç, ölüye diriye, önüne gelen herkese selam verirdi. Hatta öyle ki dedemin bu selamları çocuklar için bir eğlence vesilesi bile olurdu. Dedem daha sonra onlara selam vermeden, onlar dedeme selam verirler, dedem de başlarını okşaya okşaya, aleyküm selam, aleyküm selam, der giderdi. Elindeki çerez torbasından çetnevir dağıta dağıta giderdi. Çetnevir dediğimde çifte kavrulmuş sarı leplebi. İyi de çok sevinir, kötülük karşısında şöyle bir irkilerek kaş çatar, üzülür ve sanki o kötülüğü içinde yakıyormuşçasına değişik bir ürperme içine girer ama işin gıybetini etmez ve ettirmezdi. Şikayeti sevmezdi hiç. Büyük insanlık ailesinin iki can azizliği için gerekli olan bütün sistemleri bünyesinde barındıran güzelim İslamiyet'in şeriat, tarikat, marifet ve hakikat boyutlarının hiçbirini ihlal ve ihmal etmeden halka hizmetkar olmak, Hacı ve Habibi Hüda Hazretlerinden tevarus ettiği bir şuur ve şiarın uzantısıdır. Din-Diyanet, ilim irfan camiasının çok iyi tanıması, ve dikkate alması gereken bu kamil ve mükemmel zat, peygamber varisi olmanın bütün özellik ve güzelliklerini yaşayarak günümüze taşıyan müstesna bir örnektir. Onu çok özel ve güzel kılan ana haslet, onun bütün hayatı boyunca hep ve daima Habibi Hüda Hazretlerinin izinde, Habibullah Hazretlerinin sünnet-i seniyelerini giyinip kuşanan, emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetini 20. yüzyılda yaşayan canlı bir abide olmasıdır. Habibullah Hazretlerinin beni kocalttı buyurduğu bu ayet hem her şeye ve herkese hoş bakmayı hem de üstüne vazife olan olmazsa olmaz kuralları ihlal ve ihmal etmeden hayata geçirmeyi, hak ve hukuk üstünlüğünü koruyup kollama gayreti içinde olmayı zorunlu kılıyor. Zorluk ve kolaylık iç içedir. Zorluğun içindeki kolaylığı yakalamak hünerdir. Bu niyet, gayret, himmet, hamiyet ve dirayetin doruklarında çalışıp çabalamak kolay değildir. Ama imkansız da değildir. Çeşitli katmanlardan oluşan toplumsal hayatın çalkantıları içinde, kaderin yorumsuz kavranmaz akışı içinde, Müslim veya gayrimüslim önüne gelen herkese selam veren, Müslümleri selamun aleyküm kedebe rabbiküm ala nefsihi rahme. Selam size, Rabbiniz rahmeti kendi nefsine farz kıldı. Gayrimüslimleri de selamun ala meni tebaal hüda. Hüdaya, en doğruya tabi olanlara selam olsun. Ayetleriyle selamlayan bu büyük bilge, Habibi Hüda tavrında yaşadığı için her durumda zuhuru zorunlu olan kahrıların zamirindeki lütfu kollama dirayetinin doruklarında yer almıştır. Bulunduğu makam ve mertebelerin hep üstünde seyreden bir bilge Hacı ve Bu gayret ve dirayet az rastlanan bir özelliktir. Habibi Hüda Hazretlerinden tevarus ettiği bir tavır bu. Gerçek anlamda Allah adamlığı bu. Hacı Veysade Hazretlerinin Konya'da hem imamlık hem öğretmenlik yaptığı yıllarda bir gün Aziziye Camii'nin imam odasında ziyaretçiler arasında İmam Hatip Okulu müdürü de vardı. Müdür bey sonradan geldiği için kapı eşiğine yakın bir yere çömeli vermişti. Hacı Veysade müdür beyin eşiğe çömeldiğini görünce ''Müdür bey'' dedi tatlı mütebessim bir sesle. ''Müdürün yeri orası değil.'' Siz orada, okulda da müdürsünüz, burada da. Şöyle buyurun. Müdür beyi kendi yanına aldıktan sonra konuşmayı şöyle sürdürdü. İmam Hatip okulundan müdür olmak sıradan bir iş değildir. Bu memleketi müdür beyin idare ettiği mektebin talebeleri ihya edecek. Bu çocuklar meleklerin kanatları üzerinde gidiyorlar. Bu memleketi onlar ileri götürecek.'' Bu milletin sönen, söndürülen kandillerini onlar uyandıracak. Namaz sonrası sohbet sona erip de müdür bey ve cemaat dışarı çıkınca, hocanın yanında yöresinde çok bulunanlardan biri olan Asubay Mehmet Başçavuş, ''Hocam elini öpeyim. Bu adam değmez bu ittifata. Bu müdür, talim terbiyeye sizin hakkınızda müsbet rapor vermiyor.'' Hoca efendi asrını anlayamamış, talebeleri günün icabı bilgileri veremiyor diye rapor etmiş sizi. Deyince Hacı Veysade, Mehmed'im, evladım, bilirim farkındayım. Fakat ben bir insanın yetişmesi için bin münafığın kahrını çekerim. İnsan bahçıvanıyız biz. Bu kahrı seve seve çekeriz. Yar için ayara minnet ettiğim ayıp eyleme. Bağiban bir gül için bin hare hizmetkar olur. Yar için başkalarına minnet etmemi ayıplama. Bahçıvan bir gül için bin dikene hizmet eder. Reisül Kurra Abdurrahman Gürses 1909 1999 Yardımcı Doçent Doktor Fatih Çollak Ülkemizin Kur'an ve mihrap hizmetleri alanında yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden biri, hiç şüphesiz Hendek'te Hafız Abdurrahman Gürses Hoca'dır. 20. asrın meşhur Kur'an okuyucularından ve kıraat ilmi alanında yetişmiş üstadlardan olan Abdurrahman Gürses Hoca, güzel Kur'an tilaveti ve kıraat ilmine vukufiyetiyle hem kâri hem mukri olarak İslam aleminde haklı bir şöhreti ihraz etmiştir. Abdurrahman Gürses Hoca, kendine has tavrı ve güzel sesiyle okuduğu Kur'anlarla, milyonların gönlünde taht kurmuş bir kurra hafız, mihrap hizmetlerindeki liyakatıyla haza imam olarak nitelendirilen bir din görevlisi, kıraat tedrisinde riyaset makamına ulaşmış bir hoca ve bütün bunların ötesinde üstün ahlak sahibi örnek bir şahsiyettir. Abdurrahman Gürses Hoca 1 Temmuz 1909'da Adapazarı'nın Hendek ilçesine bağlı Soğuksu köyünde dünyaya gelmiştir. Hafızlık eğitimiyle birlikte ilk tecvid derslerini aynı zamanda köyün imamı olan babası Hafız Sayit Efendi'den almıştır. Hafızlığını tamamladıktan sonra 2 sene Ramazan ayında köy camiinde mukabele okumuş ve 15 yaşındayken Hendek'e gitmiştir. Bir taraftan ilçe camilerinde cüz mukaberesi okurken, bir taraftan da yörenin meşhur Kur'an üstadı Abdurrauf Efendi'nin tashihi huruf ve tecvid derslerine iştirak etmiştir. Abdurrahman Gürses Hoca, 1919 24 yılları arasında Hendek Yeni Cami Medresesinde dönemin müftüsü Ali Niyazi Konuk Hoca'dan Arapça ve fıkıh okumuş, bu derslere devam ettiği günlerde İstanbul'a gelerek Darül Hilafetin Aliye'ye girmiş, Ayasofya Soğuk Çeşme medreselerinde bir müddet okumuştur. Bu dönem bir taraftan medresede eğitim görürken zaman zaman İstanbul'un muhtelif camilerinde mihramiyeler okumuş, güzel sesi ve tavrı Erbirli Esad Efendi'nin kulağına kadar gitmiştir. Abdurrahman hocanın Esat Efendi ile tanışması bu tarihte olmuştur. Medreselerin kapatılmasının ardından Abdurrahman Gürses hoca Hendek'e dönmüş ve ilim tahsiline burada devam etmiştir. 1934 senesinde tekrar İstanbul'a gelerek Üsküdar'da Selimiye Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Fehmi Efendi'den İstanbul Tariki üzere kıraat okumuş ve icazet almıştır. 1938 senesinde ilk imamet görevini Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii'nde ifa etmiş, burada bir ay vazife yaptıktan sonra Teşvikiye Camii'ne tayini yapılmıştır. Bu camide 5 yıl vazife yaptıktan sonra 1944 senesinde Beyazıt Camii ikinci imamlığına getirilmiş, 1949'da da aynı caminin baş imamı olmuştur. Abdurrahman Gürses Hoca Beyazıt Cami İmam Hatipliğini yürüttüğü yıllarda çeşitli vesilelerle Mısır, Tunus ve Fas'ı ziyaret etmiş, hac ibadeti maksadıyla da birçok kez Mekke'ye gitmiştir. Beyazıt Camii'nde bir taraftan imamet hizmetlerini yürütmüş, bir taraftan da cami bünyesindeki resmi kursta Kur'an eğitimi vermiştir. Bu kursta bendenizle dahil olmak üzere birçok talebe yetişmiştir. Abdurrahman Gürses Hoca 1974 senesinde ilk kez Ankara'da açılan Kıraat İhtisas Kursu'nda aşere ve takrib okutmak üzere görevlendirilmiş, kısa bir süre sonra rahatsızlanıp İstanbul'a dönmüştür. Tedavisi İstanbul'da devam ettiğinden kurstaki hizmetlerini sonuna kadar sürdürememişse de kursun kapanış programına iştirak etmiştir. Daha sonra 1976 yılında İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'nde açılan Aşere Takrib tayibe İhtisas Kursu'nda kıraat hocası olarak görevlendirilmiş, burada İstanbul Tariki ile uzun yıllar kıraat okutmuştur. 1979 senesinde Beyazıt Cami İmamet vazifesinden resmen emekli olmuş, bundan sonraki ömrünü gerek Haseki'de gerek özel mahfellerde talim tecvid, tasihi huruf ve kıraat dersleri okutarak geçirmiştir. Abdurrahman Gürses Hoca'nın bütün bu hizmetleri ömrünün son yıllarına kadar devam etmiş, 5 sene teşvikiye, 35 senede Beyazıt Camii'nde olmak üzere toplam 40 yıla ulaşan resmi imamet vazifesinin sona erdiği tarihten 3 yıl evvel başlayıp 22 yıl süren Haseki'deki ilmi kıraat hizmetleri de 1998 senesinde hastalanıp evinde yatak istirahatine çekilmesiyle son bulmuştur. Tedavisi bir buçuk yıl sürmüş, iyice yaşlanmış olmanın ve geçirdiği prostat hastalığının verdiği rahatsızlıkta bitap düşmüş, nihayet 10 Ağustos 1999 Salı günü Teşvikiye'deki evinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı 11 Ağustos 1999 Çarşamba günü ikindi namazına mütakip kılınmış ve aynı caminin haziresinde beyazıt Veli Türbesi'nin sağ tarafında cami mimarı Hayrettin Efendi'ye tahsis edilen yere defnedilmiştir. Abdurrahman Gürses Hoca'nın hayatında öne çıkan iki temel hususiyetten biri, mihrab hizmetlerindeki üstün liyakati, diğeri Kur'an ve kıraat ilmindeki vukufiyet ve dirayetidir mihrap ve Kur'an hizmetleriyle birlikte dini konularda dönemin çeşitli mecmualarında yayınlanmış derleme veya tercüme türünden makale çalışmaları da vardır. Hayatını Kur'an hizmetine adamış ve çok sayıda talebe yetiştirmiştir. Abdurrahman Gürses Hoca'nın milyonlarca Müslümanın muhabbetine masar olmasının sebebi, onun Mihrap ve Kur'an hizmetlerindeki gayretleri olmakla birlikte bunun da ötesinde sahip olduğu üstün ahlaki vasıfları ve din adamına yakışır güzel meziyetleridir. Abdurrahman Gürses hoca hal ve hareketlerinde, davranış ve münasebetlerinde daima Kur'an'ın izzetini korumuş, hizmetleriyle Kur'an'a hizmet yolunda zirveye ulaşmış müstesna bir şahsiyettir. Osmanlı ilim aleminin örnek mensuplarından ve zamanımızdaki son çınarlardan biridir. Kur'an ve mihrap hizmetlerini her daim yüceltmiş, bir Kur'an üstadının ve mihrap adamının sahip olması lazım gelen izzeti en iyi şekilde temsil etmiştir. Hocalarına ve dostlarına karşı vefalı, talebelerine muhabbetli, dünya nimetlerine karşı istihna duygusuna sahip numune imtisal bir insandır. Şahsında vakar, edep, gayret-i zahiri ve batini temizlik, nezaket, intizam ve sabr sebat gibi üstün meziyetler toplanmış bir insandır. Vakar ve tevazuyu ahenkli bir şekilde mevz bulunan Abdurrahman Gürses Hoca'nın bir asırlık ömründe tebessümü aşan bir üslupla güldüğünü, Kur'an öğretiminde yorgunluk veya bezginlik gösterdiğini dünya, mal, mevki ve unvanlarına alaka duyduğunu söylemek mümkün değildir. Kur'an hocalarına ve mihrap hizmetlerine yönelik sohbetlerinin birinde onlara şu tavsiyelerde bulunmuştur. Kur'an hizmetlerinden emekli olunmaz. İnsan her ne kadar resmen veya resen görevinden emekli olsa da Kur'an hizmeti ölünceye kadar devam eder. Bizim bu görevimizde Allah ömür verdiği, sıhhat verdiği müddetçe devam edecektir. Hülasa, ümmetimin en hayırlıları kendisi görülünce Allah hatıra gelendir. Hadisi şerifinde ifade edildiği üzere Abdurrahman Gürses Hoca görüldüğünde cami, mihrap ve Kur'an hizmeti akta gelen mümtaz bir şahsiyetti. Ruhu şad olsun. Ebu Bekir Efendi Doktor Selim Argun Ebu Bekir Efendi, Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde yaşayan Müslümanların talebi üzerine din eğitimine katkıda bulunması ve Müslümanlar arasında ortaya çıkan bazı ihtilafları gidermesi amacıyla 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından gönderilmiş Aslen, Kuzey Irak'ın şehri zor bölgesinden bir alimdir ve baba tarafından seyittir. Ebubekir Bekir Efendi, imparatorluğun bu sıkıntılı yüzyılında sürekli toprak kaybettiği ve buna bağlı olarak o bölgelerde görev yapan ilmiye teşkilatı mensuplarının mülazemet sistemi gereği İstanbul'a dönerek atama bekledikleri bir dönemde Ahmet Cevdet Paşa'nın tavsiyesi üzerine Erzurum'daki görev yerinden çağrılmış ve Cenobi Afrika'ya yola çıkmasını öngören Emri Sultani Devrin Hariciye Nazırı Ali Paşa tarafından kendisine tevdi edilmiştir. Neden Ebu Bekir Efendi sorusunun cevabını 7 ay içerisinde hem İngilizceyi hem de yerel halkın konuştuğu Afrikansk çayı eser edecek derecede öğrenmesinde ya da vefatından yaklaşık 35 yıl sonra Çanakkale Savaşı'na giden Anzak askerlerinin mola vermek için yanaştıkları Cape Town limanında ahalinin kılık kıyafetinden şehrin Türklerin eline geçmiş olduğunu zannederek silahlarına sarılmalarında arayabiliriz. Ebubekir Bekir Efendi'nin hayatı bu bağlamda ilim ve gayret sahibi, idealist bir din görevlisinin tek başına bir toplumu nasıl dönüştürebileceğinin canlı bir örneği olarak okunabilir. Ancak efendinin ıslah adına değiştirmekte zorlandığı şeyler de olmuştur. Tarihin garip bir cilvesi olarak bu noktada kendisine zorluk çıkartan taraf sanılanın aksine İngiliz koloni idaresi değil, Müslüman toplumun önde gelen bazı imamlarıdır. Jean van Riebeck'in ayak bastığı 1652 tarihinden 1805'e kadar süren 152 yıllık Hollanda sömürge yönetiminde Endonezya'nın Java adalarından getirdikleri Müslümanlara Engizisyonvari bir asimilasyon politikası uygulayan Hollandalılar, din adına her türlü eğitim faaliyetini yasaklamış ve aksi davrananları ölüm cezasına çarptırmıştır. İlk mahkumlardan Şeyh Yusuf Cavan'ın ileride Nelson Mandela'nın da 27 yılını geçireceği Robin Istant hapishanesinde gizlice ezberden yazdığı Kur'an-ı Kerim nüshaları, dilden dile aktarılan bazı şifahi bilgiler ve çeşitli tasavvufi ritüeller dışında bölge Müslümanlarının gelenekle irtibatları maalesef kopmuştur. Bunun bir sonucu olarak birkaç nesil sonra bidatler ve hurafeler türemiş, din bir kazanç kapısı haline gelmiş ve Ebubekir Bekir Efendi'nin kendi ifadesiyle Kafta Müslümanları bilgisi kıt imamların pençesinde bir cahiliye devri yaşamaya başlamıştır. Mahkemelik olan imamlar arası tayin kavgaları yanında ahalinin büyük borç yükü altına girmek zorunda kaldığı 7 gün 7 gece süren cenaze ve düğün ziyafetleri sayesinde imamların senede ancak birkaç gün evinde yemek yediğini beyan eden efendi bu ve benzeri birçok yozlaşmış uygulamalara karşı sesini yükseltmiş ve haliyle de bazı çıkar gruplarının menfaatlerine zarar vermeye başlamıştır. Kaynaklarda akrepleri ve inatçı insanlarıyla ünlü bir şehir olarak tarif edilen şehri zorda doğup büyümüş olması, mahkeme kayıtlarına düşen bu çekişmelerde ne kadar rol oynadığı bilinmez ama menfaatleri zarar gören imamların aralarında imza toplayarak İngiliz koloni valisinden Ebu Efendi'nin geldiği ülkeye geri gönderilmesini istemeleri tarihe düşünmüş acı bir kayıttır. Samimiyette ve ihlasla din hizmeti yürüten insanların karşılaşabilecekleri mukadder imtihanlara bir örnektir. Ancak ne İngiliz valisi Sir Philip Wathouse'un ülkesiyle Osmanlı Devleti arasında, kriz çıkartabilecek böyle bir girişimle ne de Ebu Bekir Efendi gibi bir misyon adamının bu tür işlerde kaybedecek vakitleri yoktur. Kendi geliştirdiği bazı ses ve harflerle semantik zenginlik kattığı Hollandalı dil bilimciler tarafından teslim edilen Ebu Bekir Efendi, Afrikansça dini eserler telif eder. Kız ve erkek öğrencileri için din eğitimi veren okullar açar, cami ve evlerde İrşat faaliyetlerinde bulunup durmaksızın nesil yetiştirir. İstanbul'dan fes imali için makinalar getirtip kölelik sembolü olan hasır şapka yerine kırmızı fesin yaygın şekilde kullanılmasını sağlar. Kadın ve erkeklerin devrin İstanbul'undakiler gibi giyinmeye başlaması dönemin seyahlarının gözünden kaçmaz. Ancak din hizmetine ömrünü adamış bir alim olarak Ebu Bekir Efendi'nin en büyük katkısı bir asrı aşkın devam eden sömürge döneminden sonra İslam toplumunun kaybolmaya yüz tutan kimlik bilincini ve medeniyet değerlerine olan özgüven ve aidiyetini yeniden inşa etmesidir. Kendisinin günümüz insanına örneklik teşkil edecek diğer bir yönü ise kısıtlı iletişim imkanlarına rağmen abone olduğu Takvim-i Vekayi vasıtasıyla payitahtaki gelişmeleri yakından takip etmesi, buna ilaveten bölgeyi daha iyi tanımak için sahra altındaki civar ülkelere geziler tertip etmesi ve gözlemlerini düzenli olarak İstanbul gazetelerinde yayınlamasıdır. Ebu Bekir Efendi'nin Güney Afrika'ya giderken beraberinde götürdüğü yeğeni Ömer Lütfi Efendi tarafından kaleme alınan seyahatnamede ifade edildiği üzere İstanbul'dan yola çıkan ikili, Güney Afrika'ya İngiltere'nin Liverpool şehrinden kalkan bir gemiyle giderler. Büyüklüğünden ve hızından çok etkilendiklerini belirttikleri, Liverpool-Cape Town arasını 44 günde kat ederek Ümitburnu Limanı'na giren buharlı gemi, aslında İngiltere'nin o dönemde Afrika'da yeni sömürgeler arayışı içinde olan asker, tüccar, seyyah, ve misyonerleriyle dolu bir gemidir. Bir anlamda geminin Osmanlı tabiyetindeki yolcularıyla diğer yolcuları arasındaki fark, sahip olduğu ateşli silah üstünlüğüyle Afrika'da gittiği her coğrafyayı ekonomik anlamda iliklerine kadar sömürüp kültürel anlamda genetiğini bozan Avrupa emperyalizmiyle idaresi altına aldığı ülke halklarına dillerini ve dinlerini özgürce yaşama hakkı tanıyan Osmanlı fütühat geleneği arasındaki farktır. Ebubekir Efendi merkezine adaleti ve hukuku koyan hatasıyla sevabıyla nomokratik bir devlet geleneğinin ehli İslam'a hizmet için taşraya giden bir alimini temsil ederken gemideki misyoner din adamları kolonyalizmin bir anlamda Öncü kuvveti olan ve emperyalizmin militer kanadıyla birlikte hareket eden, oryantalist geleneği temsil eder. 19. yüzyılın ikinci yarısında Ebubekir Bekir Efendi'nin öncülüğünde bölge halkıyla başlayan ikili münasebetler Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar devam etmiştir. 1875'te iflasını ilan etmesine rağmen İstanbul hükümeti bir yıl sonra Güney Afrikalı Müslümanlara yüklü miktarda kitap bastırıp göndermiş, bölgedeki birçok caminin yapımı için maddi destekte bulunmuş, oradaki Müslümanlara Osmanlı pasaportu vererek rahat bir şekilde hacca gitmelerini sağlamıştır. Siyasi olarak da bölge meselelerine ilgisiz kalmayan Osmanlı Devleti, Güney Afrika'da İngilizlerle Hollandalılar arasında cereyan eden meşhur Boer savaşlarına askeri gözlemci göndermiş, hayatlarında silah sesi dahi duymayan Afrika yerlilerine mitralyözlerle saldıran İngilizlere karşı Zulu kabilesinin cesur askerlerini eğitmiş ve çeşitli maddi yardımlarda bulunmuştur. Kısaca Osmanlı Devleti zor günler geçirdiği dönemlerde dahi bu mazlum kıtanın sorunlarına gücü nispetince ilgili kalmaya özen göstermiştir. Buna mukabil Güney Afrika Müslümanlarının bir aidiyet duygusu içinde kendilerini Osmanlı olarak tanımladıklarını bu kimliği sadece duygusal olarak sahiplenmekte yetinmeyip Trabluskarp Savaşı'na yazıldıklarını, Hicaz Demiryolu inşası için ciddi miktarlarda para toplayıp İstanbul'a gönderdiklerini, Hindistan'daki hilafet hareketine benzer şekilde milli mücadeleye ekonomik yardımda bulunduklarını, bunlara mukabil olarak da devlet-i aliyenin onlara has özel madalya bastırarak gayretlerini takdir ettiğini görüyoruz. Ebubekir Efendi bekar olarak gittiği Güney Afrika'da İngiliz asilzadesi bir hanımla evlenir. Kanada kıyılarını keşfeden meşhur İngiliz kaptan James Cook'un yeğeni olan ve Tahire ismini alan bu İngiliz hanımefendisi Ebu Bekir Efendi'ye beş erkek evladı verdiği gibi Cape Town'daki Müslüman gençlere yönelik açmış olduğu iki kolejden kızlara yönelik olanında yıllarca müdürelik yapar. Diğer taraftan Ebu Bekir Efendi, evlatlarının hepsini ilim-irfan sahibi kimseler olarak yetiştirmiştir. Büyük oğlu Ahmet Ataullah Efendi, eserdeki eğitimini tamamladıktan sonra Sultan II. Abdülhamid'in emri üzerine Güney Afrika'da politikaya atılır ve parlamento seçimlerine adaylığını koyar. Kazanmasına kesin gözüyle bakılan İngilizce, Afrikansça, Arapça, Farsça ve Türkçe hitabeti dillere destan olan Ahmet Ataullah Efendi'nin seçimlere katılamaması için seçime çok az bir süre kala seçim kanunu değiştirilir ve böylelikle Güney Afrika'daki ilk Müslüman politikacı Parlamento'ya giremez. Sultan Abdülhamit bunun üzerine kendisini İstanbul'a çağırır ve Singapura Osmanlı elçisi olarak tayin eder. Sri Lanka ve Singapur başta olmak üzere bölge ülkelerindeki pan-İslamizm siyasetinin güçlenmesinden korkan İngilizler, düzenledikleri bir suikastle Ahmet Ataullah Efendi'yi şehit ederler. Kabri bugün Singapur devlet büyüklerinin defnedildiği mezarlıktadır. Diğer evlatları ise Güney Afrika'da kalır, kimisi babaları gibi ilahiyat alanında eserler verir, eğitim faaliyetlerine devam eder. Torunlarından bir kısmı ata yurdu Türkiye'ye döner. Bir kısmı ise Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada ve Amerika'ya dağılır. Efendi soy ismi ise bugün dahi Güney Afrika'da özellikle Cape Town civarında yaygın olarak kullanılan bir soy isimdir. Şüphesiz her şeyden önemlisi şehri zordan çıkan, kısa hizmet hayatına başarılı bir ihya hareketini sığdıran ve ardında kalıcı bir iz bırakarak 67 yaşında Cape Town'da Hakk'a yürüyen bu Osmanlı aliminin geride bıraktığı zengin kültür mirası Güney Afrika Müslümanlarının gönlünde hala yaşamaktadır. Mekanı cennet olsun. Abdurrahman Gürses Hoca Efendi Yardımcı Doçent Doktor Kamil Yaşaroğlu Henüz küçük yaşta babasının dizinin dibinde Kur'anla buluşmuş, daha sonra o yüce kitabı eşsiz bir hazine gibi içinde taşımış. Onunla hemhal olmuş, 40 yıl boyunca binlerce mümine imamlık ve bir o kadar da talebeye hocalık yapmış bir alimdir. Abdurrahman Gürses. Abdurrahman Gürses 1909 yılında Hendek'e bağlı Soğuksu köyünde dünyaya gelir. İmamlık yapan babası Said Efendi'nin yanında 13-14 yaşlarında hafızlığını tamamlar. Hafızlığını mütakip kendi köyünde babasının görevli olduğu camide iki sene Ramazan aylarında mukabele okur. Daha sonra Hendek'e gider. Oradaki camilerde kıraatini dinleyen ve aynı zamanda mahkeme-i azası olan Abdurrahim Efendi, eniştesi olan yeni cami imamı Osman Efendi'ye, bu çocuğun istidadı var, buna talim okutayım der. Babası ehli Kur'an olduğundan aslında Abdurrahman Gürses'in okuyuşu iyidir. Ancak talimi başından sonuna kadar okumak usulden olduğu için Abdurrahim Hoca Efendi'nin rahle-i tedrisinden geçer. Abdurrauf efendi kendisine ben senden hiçbir şey beklemiyorum. Sadece bir Fatiha ile beni hatırla yeter demiştir. Ömrünün sonuna kadar her namazdan sonra ismini anarak hocasına Fatiha göndermeyi ihmal etmez. Abdurrahman Gürses talim eğitiminden sonra birkaç sene Hendek'te kalır. Daha sonra İstanbul'a giderek Ayasofya yakınlarındaki Soğuk Kuyu Medresesinde bir süre eğitim alır ve Hendek'e geri dönüp burada çeşitli hizmetlerde bulunur. 1934 senesinde tekrar İstanbul'a gider. Üsküdar'da ikamet ettiği sırada Selimiye Camii İmam Hatibi Hafız Fehmi Efendi'den başladığı kıraat eğitimini 3 senede tamamlar ve hocasından bu ilimde icazet alır. 1938'de Fatih'e yerleşir İlk resmi vazifesine 1939 yılında Edirne Kapı Mihrimah Camii'nde başlar. Bu arada Teşvikiye Camii'nin münhal olan İmam Hatiplik kadrosu içinde imtihana girmiş ve birinci olmuştur. Mihrimah Camii'nde görevi başlamasının üzerinden bir ay geçmeden Beyoğlu Vakıflar Müdürü'nün ısrarı üzerine Teşvikiye Camii İmam Hatipliği'ne tayin edilir. 1944 senesine kadar orada görev yapar. 22 Mayıs 1944'te Beyazıt Camii'ne atanır. Beyazıt Camii'nde atanma sürecinde yaşadığı bir olay hayatındaki önemli kararlardan birini vermesine vesile olur. Bu cami için yaptığı müracaat neticesinde komisyon tarafından imtihan edilir. Dönemin İstanbul Müftüsü Mehmet Fehmi Efendi kararı tebliğ ederken bir noksanını da uygun bir dille şöyle ifade eder. Evladım Hafız Abdurrahman, imtihanı liyakatle kazandınız. Beyazıt Cami imamlığını hak ettiniz. Ancak imtihan komisyonunun sizin için bir mülahazası var. Derler ki Abdurrahman Efendi bu camiye her yönüyle muafık. Ama bir de sakalı olsaydı. Çünkü bu camiye bu zamana kadar sakalsız imam gelmemiştir. Ben de inşallah Abdurrahman Efendi onu da bırakır dedim. Bunun üzerine Abdurrahman Gürses, Efendim, bu sakal bu anda bırakılmıştır, artık kesilmeyecek der. Ve o sünneti de uygulamaya başlar. Buradaki görevine devam ederken, aynı camideki Kur'an kursunda ve Nuru Osmaniye Kur'an kursunda çok sayıda hafız yetiştirir. 6 Haziran 1979 tarihinde 40 yıllık hizmet süresinden sonra emekli olur. Abdurrahman Gürses emekli olduktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'nde açılan İlmi Kıraat, Aşare, Takrib, Tayibe kursunda İstanbul Tariki Üstadı olarak göreve başlar. Burada Mısır Tariki Üstadı merhum Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca Efendi ile beraber çalışır. Gönenli Mehmet Efendi'nin vefatından sonra Reisul Kurra olan ve bütün ömrü Kur'an'a ve onun tahsiline hizmet etmekte geçen Abdurrahman Gürses 1998 yılında hastalığının ağırlaşması sebebiyle yatağa düşer. 10 Ağustos 1999 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşan Hoca Efendi'nin naaşı 35 yıl imamlığını yaptığı ve ders verdiği Beyazıt Camii'ne getirilir. Beyazıt Camii tarihi günlerinden birine şahit olur. Hüzünlü bir sala ve merhumun tilavet ettiği Kur'an-ı Kerim'le karşılaşan cemaat, caminin avlusuna sığmayarak Beyazıt Meydanı'na taşar. İkindi namazını takiben kılınan cenaze namazından sonra, Beyazıt Camii'nin haziresine defnedilir. Abdurrahman Gürses, kıraat ilminde Türkiye'de kendi kuşağının son halkasıdır. aşari takrib seviyesinde hıfz ve cem metoduyla bu ilmi yıllarca tedriz etmiştir. Kendine has okuyuşu ve nameleriyle bir ekol olan Abdurrahman Hoca'nın fevkalade dik ve güzel sesiyle okuduğu mihrabiyeleri dinlemek için Uzak yerlerden gelenler cemaati içinde önemli bir yekün teşkil ederdi. Mesleğinde çok titiz ve hassastı. Mihrabiyelerini asla terk etmez, aşkla ve şevkle okurdu. Tilavetindeki kendine has üslubuyla Türk hafızlarının ağzında genellikle incelen bazı kalıpları aslına yakın bir ölçüde korumayı başarmıştı. Kur'an-ı Kerim'i tedris ederken ve imtihan meclislerinde dinlerken onun canlı ve içten okunması konusunda hassasiyet gösteren hoca, birçok uluslararası yarışmada jüri üyeliği yapmış ve çeşitli ülkelerde Türkiye'yi temsil etmiştir. Hayatının sonlarında hastalığı ağırlaştığında, birinci kaybolduğu halde Kur'an tilavetini fark ediyor, anlıyor, hata düzeltebiliyordu. Abdurrahman Gürses, ehli Kur'an'ın Kur'an ahlakına göre hareket etmesini, mütevazı ve temiz olmasını, kılık kıyafetine dikkat etmesini, Kur'an tilavetinde niyetin halis tutulmasını, tecvid ve kıraat ölçülerine dikkat edilmesini, aşrı şeriflerin müjde ayetlerinden seçilmesini ve okunan meclisin gündemine uygun olmasını, makam ve name hatırına tecvid ve kıraat ölçülerinin ihlal edilmemesini, manaya göre seslendirme yapılmasını tavsiye eder. Kendisi de bunları uygulardı. Nitekim Beyazıt Camii'nde görevliyken, mihraba geçmeden önce kenarında Kadı Beydavi tefsiri bulunan Musaf'ını açar, okuyuca ı şerifi, manasını ve tefsirini gözden geçirir, manen onun etkisi altına girer, bu haleti ruhiyle oldukça etkili okurdu. Başı açık Kur'an tilavetinde bulunmaz, sarık cübbesi yanında yoksa mutlaka takke takar, kendisine çeki düzen verirdi. Adı Beyazıt Camii ile özdeşleşmiş olan Abdurrahman Gürses, başındaki sarığı, üstündeki cübbesi ve yüzüne oldukça yakışan sakalıyla kendisini dinleyenleri etkiliyordu. Minbere çıktığı andaki duruşu ve hitabetiyle müstesna bir kurra ve alim olduğunu ve hiçbir hareketinin yapmacık olmadığını lisanı haliyle ifade ediyordu. Abdurrahman Gürses, insan ilişkileri açısından karşısındakine güven veren bir kişiliğe sahipti. Kelimenin tam anlamıyla vakur bir alim, vakur bir imamdı. Örnek kişiliği ve ahlakıyla imamlık mesleğinin zirvesine ulaşmıştı. Cemaatin önüne geçen biri olarak temsil ettiği makamın hamiyetini koruma adına zaman zaman sergilediği tavırlar pek çok kişiye örnek olacak cinsendir. 1950'li yılların başında hoca efendinin cemaatinden maddi durumu yerinde olan bir kişi hacca gitmeye karar verir. Okuyuşuna hayran olduğu Abdurrahman Gürsesi masraflarını karşılayarak birlikte hacca gitme konusunda ikna eder. Bu kişi yol boyunca ve hac esnasında hafızım gel Kur'an oku, hafızım otur, hafızım kalk ve benzer hoş olmayan bir üslup kullanır. Ayrıca çevresindekilere hoca efendiyi hacca kendisinin getirdiğini, masraflarını kendisinin karşıladığını böbürlenerek anlatır. Bu sözler hoca efendinin de kulağına gider. Oldukça rahatsız olur. Ancak herhangi bir şey söylemez. İstanbul'a döndüklerinde ilk iş olarak evini satar ve doğruca o kişinin yanına gider ve kendisine hacca birlikte gittiğimiz için giriş geliş ve oradaki masraflar dahil hac yolculuğu kaça mal oluyor diye bana soruyorlar. Ben de cevap veremiyorum. Sizden öğrenmeye geldim der. Kendisine söylenen rakamı masanın üzerine bırakır ve ben ne sizin ne de başkasının hafızıyım. Alın paranızı diyerek oradan ayrılır. O kişinin özür dilemesine rağmen söylediklerine de hiç iltifat etmez. Abdurrahman Gürses ömrünü mihraplara, Kur'an hizmetlerine, talebelerine ve cemaatine tahsis etmiş bir insandı. Kişiliğini Kur'an tilavetiyle özdeşleştirip güzelleştirdi bu özelliğiyle çevresine örnek oldu. Edep abilesi bir alim olarak hoş bir seda bıraktı. Bembeyaz sarığına en küçük bir leke sürmeden bu dünyadan göçüp gitti. İsmail Biçer, Doktor Durak Pusmaz. İsmail Biçer 1947 yılında Bolu'nun Göynük ilçesinin Çay köyünde doğdu. 1957 yılında hıfzını tamamladı. 1958 yılında İstanbul'a gelerek Hafız Hasan Akkuş'tan iki buçuk sene talim ve tecvid okudu. Onun İstanbul'a gelip Türkiye hatta dünya çapında güzel Kur'an okuyan ünlü bir hafız olmasının hikayesi şöyledir. Rahmetli Hafız Hasan Akkuş zaman zaman dünürünün yanına Göynük'e gidermiş. 1958'in başlarında yine Göynük'e gittiğinde bir mevlid merasiminde Kur'an okuyan küçük bir hafız dikkatini çekmiş. Merasimden sonra yanına çağırtmış. İlgilenmiş ve yakınlarına bu küçük hafız köyde kalmasın. Hemen İstanbul'a, Nur Osmaniye Kur'an kursuna benim yanıma getirin demiş. Onlar da getirip hafız Hasan Akkuş Hoca Efendi'ye teslim etmişler. İsmail Biçer'deki güzel Kur'an okuma kabiliyetini ilk keşfeden ve onu yetiştirmeye çalışan Hasan Akkuş Hoca Efendi olmuştur. Hoca Efendi onunla özel olarak ilgilenir, gittiği dini merasimlere mutlaka onu da götürür, Kur'an okuturmuş. İsmail Biçer 1969 yılında İstanbul İmam Hatip Okulu'ndan, 1976 yılında da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. İlk görevine 1966 yılında Fatih Müftülüğü'ne bağlı Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'nde müezzin kayım olarak başladı. 1979 yılında askerlik dönüşü Reisül Kurra Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'nin yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Eminönü Müftülüğü'ne bağlı Beyazıt Camii İmam Hatipliği'ne atandı. Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'den ilmi kıraat okuyarak icazet aldı. Böylece memleketimizin en güzide iki hocasından talim ve kıraat okuma imkanı buldu. Mesleklerinde değerli insanların yetişmesi değerli üstadlar eliyle olmaktadır. Abdurrahman Gürses Hoca Efendi de İsmail Biçeri evladı gibi severdi, o da ona babası gibi hizmet ederdi. İsmail Biçer Kur'an aşığıydı. Kendisi hafız olduğu gibi oğullarını da hafız yetiştirmişti. Üç oğlu var, üçü de hafız. Bu her aileye nasip olmaz. Üçü de güzel Kur'an okuyor. Büyük oğlu Atil Han'ı, Abdurrahman Gürses Hoca hafız yetiştirdi. Hoca Efendi onu kendi torunu gibi seviyor, özellikle küçükken gittiği yere onu da götürüyor, aşır okutuyordu. O da okuyuşta Hoca Efendi'yi taklide çalışıyordu. Bu, Hoca Efendi'nin çok hoşuna gidiyordu. Ortanca oğlu Furkan, hıfzını Sümbül Efendi erken Kur'an kursunda, küçük oğlu Büşra da hıfzını Nur Osmani Kur'an kursunda tamamladı. Üçü de babaları defnedilirken mezarı başında Kur'an okudu. Oğulları Kur'an okumaya başlayınca çok duygulu anlar yaşandı. Ne mutlu kendisi genç yaşında bu fani alemden ebediyet yurduna göç eyledi ama geride üç tane hafız evlat bıraktı. İsmail Biçer gayet samimiydi, içi dışı özü sözü birdi. Bildiği doğruları söylemekten çekinmezdi. Çok mütevazıydı. Arkadaş canlısıydı. Mesai arkadaşlarıyla arasında en ufak bir kırgınlık olmamıştı caminin odasında arkadaşlarıyla beraber olup simit yemeği davetlere gitmeye tercih ederdi. Arkadaşları da kendisini çok severdi. Sahibi kiram içerisinde Abdullah bin Mesud güzel Kur'an okumasıyla temayüz etmişti. Peygamber Efendimiz zaman zaman onun okuduğu Kur'an'ı dinler ve çok duygulanırdı. Sevgili Peygamberimiz onun o güzel okuyuşunu takdir sadedinde Kur'an'ı nazil olduğu günün heyecanıyla okumak isteyen İbn Ümmü Abd'in kıraatiyle ile okusun buyurmuştu. İbn Ümmü Abd'den maksat Abdullah bin Mesud'dur. Abdullah bin Mesud Kur'an'ı sanki yeni inmiş gibi okurdu. Camiye özel olarak onu dinlemek için gelenler olurdu. Muaddislerden Musa bin İbrahim hadis alimi Ebu Davud'dan bahsederken Ebu Davud dünyada hadis için, ahirette de cennet için yaratılmıştır. Ondan daha faziletli birini görmedim diyor. İsmail Biçer çok güzel Kur'an okurdu, dinleyenler adeta kendilerinden geçerdi. Hele onu tarihi Beyazıt Camii'nde dinlemek ayrı bir zevkti. Görevli olduğu Beyazıt Camii'nde mutlaka öğle ve ikindi namazlarından sonra da aşır okurdu. Camiye özel olarak onu dinlemek için gelenler olurdu. Memleketimizde İslam ülkeleri arasında tertip edilen çeşitli toplantıların açılışında Kur'an-ı Kerim'i mutlaka İsmail Biçer okurdu. Yurt dışında Malezya, Tunus, Pakistan, İran ve Libya'da yapılan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında ülkemizi temsil etmişti. Hocamın bana vasiyeti var, Kur'an okutma karşılığında bir şey almam.'' İsmail Biçer sadece Kur'an'ı güzel okumakta yetinmez, aynı zamanda okuturdu o. İnsanın Kur'an'ı güzel okuyabilmesi için iki şeyi yapması gerekir. Birincisi Kur'an'dan uzaklaşmamalı, her fırsatta onu okumalı, ikincisi de sadece kendisi okumakta kalmayıp aynı zamanda talebe okutmalıdır derdi. Bu sebeple o kendisinden Kur'an okumak isteyen hiçbir kimseyi boş çevirmezdi. Beyazıt Camii aynı zamanda İsmail Biçer için bir Kur'an kursuydu. Özellikle nöbetçi olduğu günler gün boyu camiden talebe eksik olmazdı. Grup grup gelirlerdi. Kimilerini öğle namazından önce okutur, kimilerini sonra, kimilerini ikindiden önce, kimilerini de sonra okuturdu. Talebe okutmak, hele kabiliyetli talebeleri okutmak çok hoşuna giderdi. Bundan büyük zevk alırdı. Bu hizmetinden dolayı hiçbir maddi menfaat de beklemezdi. Hatta bazen öğrencileri kendi aralarında para toplayıp ona vermek veya hediye almak isterlerdi. İsmail Biçer bunu kesin olarak kabul etmez ve hocamın bana vasiyeti var. Kur'an okutmak karşılığında bir şey almam derdi. İsmail Biçer, Haseki Eğitim Merkezi'nde kıraat bölümünde 1986 yılından beri haftada 2 saat talim ve tahsihi huruf derslerine giriyordu. Kursiyerlerle meşgul olmayı çok seviyordu. Adeta ders saati ona az geliyordu. Onun için çoğu kez teneffüs saatlerinde öğretmenler odasına gelmez, sınıfta kursiyerlerle sohbet ederdi. Kur'an-ı Kerim tilavetinde hangi meclis ve toplantıda nelerin okunacağını bilmek ve okumak kıraat adabındandır. Reisül Kurra Abdurrahman Gürses hocamız bu hususa çok dikkat eder, talebelerini de öyle yetiştirirdi. İsmail Biçer de hoca efendinin yanında yetiştiği için buna çok dikkat ederdi. Hatta bazen eğitim merkezimize derse geldiğinde İslam ülkeleri arasında yapılacak olan şöyle bir toplantının açılışında bir aşrı şerif okuyacağım. Şu şu ayetleri okumak istiyorum. Ne dersiniz derdi. Biz de bazen çok güzel, gayet isabetli seçmesin der, bazen de şu ayetleri okusan daha iyi olur derdik. Aşırı olarak okuyacağı ayetlerin meallerini önceden mutlaka okurdu. Zaten manaya vakıf olmadan güzel okumak pek mümkün değildir. Bazen insana sonradan başına gelecek olan şeyler malum olur. İsmail Biçer'e sanki öleceği malum olmuştu. Vefatından kısa bir müddet önce Fatih Camii İmam Hatibi Osman Şahin rüyasında onu Fatih Camii'nin bir köşesinde Kur'an okurken görmüş, rüyasını rahmetliye anlatmış, o da hangi ayetleri okuyordum biliyor musun diye sormuş, Osman Şahin de bilmiyorum demiş, bunun üzerine rahmetli İsmail Biçer, ben de aynı rüyayı gördüm. Her ümmetin bir eceli vardır. Onların ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Ayetini okuyordum demiş. Araf suresi 34. ayet. İsmail Biçer ehli Kur'an'dı. Yüce milletimiz dinine, vatanına hizmet edenleri hiçbir zaman unutmaz. Onun da Kur'an-ı Kerim'e hizmetlerinin karşılığı cenaze merasiminde görüldü. Memleketimizin her tarafından gelen hafız ve Kur'an aşıkları Beyazıt Meydanı'nı tıktım tıktım doldurdu. Cenaze merasiminde Diyanet İşleri Başkanlığımızı Başkan Yardımcısı Rıdvan Çakır'la Din Eğitimi Dairesi Başkanı Şükrü Öztürk Beyler temsil ettiler. Cenaze namazını Diyanet İşleri Emekli Başkanlarımızdan Doktor Tayyar Altık Kulaç Bey kıldırdı. Tayyar Bey İmam Hatip Okulu'nda İsmail Biçer'in Kur'an-ı Kerim hocasıydı. Namazdan sonra yapmış olduğu veciz konuşmasında Türk milletinin başı sağ olsun. Bir yıldız kaydı. Türk milleti Kur'an-ı Kerim sahasında bir numaralı evladını yitirdi. En güzel Kur'an okuyan evladını kaybetti. İsmail Biçer'in aramızdan ayrılışına sebebi hayatım olan babamın ölümünden daha çok üzüldüm dedi. Naşı tekbirlerle Edirne Kapı mezarına defnedildi. İsmail Biçer'in defnedildiği 28 Mart 1998 Cumartesi akşamı İskenderpaşa Camii'nde Yassı namazını mütakip Hatim merasimi yapıldı. Cami tıklım tıktım doluydu. Merasimi Nur Osmaniye Cami İmam Hatibi Alaaddin Şahin idare etti. Merasime İstanbul'un güzide hafızları iştirak ettiler. Bunların çoğu İsmail Biçer'in talebeleri ve arkadaşlarıydı. Sayıları kırkın üzerindeydi. Alaaddin Hoca toplantıya iştirak eden hafızlar çok olduğu için birer veya ikişer ayet okumalarını fazla uzun okumamalarını söyledi bütün hoca efendiler gerçekten o toplantının mana ve ruhuna uygun ayetler okudu. Hatim merasiminde iki şey camide bulunanları çok duygulandırdı. Bunlardan biri camide yapılan hatimden başka, arkadaşları ve talebeleri tarafından o ana kadar 72 hatimin daha yapılmış olmasıydı. Bu hatimlerden iki tanesi, o sırada hac görevini yapmakta olan İsmail Biçeri sevenleri tarafından Kabe'de yapılmış, hatim merasimden önce telefonla bildirilmişti. Cemaat bunu duyunca kendilerine hakim olamadılar, gözlerinden yaşlar boşandı. Demek ki acı haberi Hicaz'da bulunan hacılarda duymuşlar, ruhuna o mukaddes mekanda hatim okumuşlardı. Bu, herkese nasip olmayacak güzel bir şeydi. Şimdiye kadar gittiği hac ziyaretlerinde, Arafat'ta hep İsmail Biçer, Kur'an okur, hacılar dinlerdi. Bu defa İsmail Biçer'in ruhu için Kur'an okuma sırası hacda bulunanlara gelmişti. Cemaati duygulandıran ikinci husussa hatim merasiminde merhumun üç oğlunun da birer aşrı şerif okumalarıydı. Ortanca oğlu Furkan aşır okumaya başlarken şimdi size İmam Hatip Lisesi'nde Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasına katılırken bizzat babamın öğrettiği aşırı şerifi okuyacağım dedi. Zuhruh suresinin son ayetlerini okuyarak besmele çekip Duhan suresine geçiş yaptı. Cemaat içerisinde duygulanmayan kimse kalmadı. Evet, ehli Kur'an, hafızı kelam İsmail Biçeri, Kur'an'ın sahibi Yüce Rabbimiz dilemiş, kendi katına çağırmış, ferman büyük yerden gelmiş, kimsenin bir diyeceği olamaz. Ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve talebelerine düşen görev sabretmek ve onu en sevdiği Kur'an'la anmaktır. Onu hep rahmet ve sevgiyle anacağız. Ruhu şad olsun. Hafızı olduğu, hayatı boyunca okuduğu ve okuttuğu Kur'an-ı Kerim kendisine şefaat eylesin. Hafızın Ölümü Allah'a çağıran, güzel işler yapan ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır? Fusulet Suresi 33. Ayet Baharın gecikti günlerden fırtınalı bir gecede aniden kaybediverdik onu. Bir gün sonraki dünyada İsmail Biçer yoktu. Onu yıllarca mihrabında namaz kıldırdığı camiin minarelerinden kendi sesi uğurladı on binlerin gözyaşları arasında. Tayyar Altukolaç'ın deyimiyle, Türk milleti en güzel Kur'an okuyan evladını kaybetmişti. Fakat birçoğumuz neyi kaybettiğimizi anlayamadık bile. Sessiz yaşadı, şan ve şöhret peşinde koşmadı. Dünyanın gelip geçici menfaatleri onu aldatmadı. Ve küskün ayrıldı dünyadan televizyonlarda en son yayınlanan aşrinde, Firavun ehlinden imanını gizleyen mümin adamın diliyle, Ey kavmim diyordu. Bugün için bu ülkede üstün kimseler olarak hükümranlık sizindir. Ama Allah'ın azabı başımıza gelecek olsa bizi kim kurtaracak? O ses, siz bu satırları okurken uzayın derinliklerinde trilyonlarca kilometre uzaklara ulaşmış olacak. Kendisi ise belki çok daha ötelerde. Şimdi kimler dinliyor onu? Hangi alemlerde, hangi meclislerde okuyor Allah'ın kelamını? Can kulağıyla dinleyenler kim? Göz yaşına boğulanlar kim? Seslerin en güzeline kavuşanlar kim? Kimse onlar, müjde olsun onlara. Bizim payımıza şimdilik bir hasret düştü. İsmail Biçer yok artık. Sesinden Allah'ın kelamını dinlediğimiz, halinde ve tavrında Kur'an'ı okuduğumuz bir aziz dost yok bu dünyada. Abdurrahman Efendi Hazretlerinin evladını en şerefli bir mevkide seyreden bir babanın şefkat ve iftihar dolu bakışlarıyla Kur'an'ını dinleyeceği bir İsmail'i de yok.'' baharın geciktiği günlerden bir fırtınalı gecede kaderin cilvesi, dünyanın güzelliklerinden bir muhteşem güzelliği alıp götürdü. Başın sağ olsun dünya. Kalbi ve kalemi sağlam bir hizmet eri. Hafız Mustafa Karabeyoğlu Faruk Çelik Göreve başladığım 2010 yılından beri Hafız hocayla ilgili duyduklarım hep ilgimi çekti. 1968 yılında vefat etmesine rağmen toplum hafızasında yaşamaya hala devam ediyordu. Bunda gönüllü olarak yaptığı hizmetin katkısı büyüktü. Vefatından sonra zor zamanlarda yürüttüğü hizmetin önemi daha da anlaşılmış ve anma programları düzenlenmeye başlamıştı. 1948-68 yılları arasında yaptığı hizmet büyük bir boşluğu doldurmuş ve yetiştirdiği talebeler bölgede din hizmeti hususunda önemli bir işlev görmüştü. Kastamonu'nun ilçelerinden Karabük ve Çankırı'dan eğitim almak için öğrenciler o zaman Araç ilçesinin nahiyesi olan Mergüze yani İhsan Gazi'ye gelmişler, eğitim almışlar ve hizmet etmek üzere memleketlerine geri dönmüşlerdir. Zamanla zihnimde hakkında anma programları düzenlenen Hafız Hoca hakkında biyografik bir çalışma yapma fikri doğdu. Hakkında bilgi topladıkça merakım gittikçe arttı. Toplum içinde etkinliği, saygınlığı, azmi, kararlılığı, yazdığı şiirleri çok etkileyiciydi. Sonunda hakkında yaptığım çalışmayı bitirdim ve bütün din gönüllerine örnek olan hocamızın hayatı 2013 yılında kitap haline gelerek okuyucuyla buluştu. Mustafa Karabeyoğlu, 1 Temmuz 1888 tarihinde Araç ilçesinin Gemi köyünde dünyaya gelir. Ailesi varlıklı bir ailedir. Karabeyoğulları olarak bilinirler. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Nuriye'dir. Mektebi iptidaiden mezun olduktan sonra Araç Mektebi Rüştiyesi'ne girer ve 1899 yılında mezun olur. 1900 yılında hafızlık eğitim için Kastamonu'da medreseye girer. Hafızlığını tamamladıktan sonra yüksek tahsil için 1906 yılında İstanbul'a gider. İstanbul'da Koska semti yakınlarında Hekim Çelebi Medresesi'nde 6 yıl kalır. Tahsil hayatı devam ederken 1. Dünya Savaşı patlak verir. Çanakkale Savaşları'na katılır. Hocanın tahsili dikkate alınarak topçu ihtiyat zabiti yani topçu yedek subayı olarak orduya alınır. Çanakkale'yi tasvir ettiği şiirinde şöyle der. Dünyada dağ tepe, tümsek sayısız çok. Bu şahikanın vallahi bir eşi yok. Daha sonra Filistin cephesine gider. Osmanlı ordusunda İngilizlere karşı Gazze hattında sahra topçu ihtiyat zabiti olarak Gazze savaşlarına katılır. 1917 yılında Gazze'nin İngilizlerin eline geçmesiyle askerliği sona erer ve memleketine döner. Memleketine döndükten sonra Kastamonu müftüsü Hafız Ahmet Hazım Efendi'nin kızı Bedri Hanım'la evlenir. Bu evlilikten 1921 tarihinde bir kız çocuğu dünyaya gelir. Adını Güzine koyarlar. Hafız hocanın nesli, kızı Güzine hanımla devam eder. Kurtuluş savaşından sonra, memleketin üretim ihtiyacı içinde olduğu bilinciyle, Safranbolu'da dokuma işleri yapmak üzere dokuma makinesi alır ve küçük bir atölye işletir. Bu arada siyasette de ilgilenir. Halkını mecliste temsil etmek ister. Mebusluk talebini Sahra Topçu ihtiyat zabiti olarak yapar. Elimizdeki belgede tarih bulunmamaktadır. Bu talebin 1935-1942 yılları arasında yapıldığı kuvvette muhtemeldir. Bir gün kardeşi Cemal Efendi ile birlikte atlarla Safranbolu'dan Kastamonu'ya giyim alışverişi için giderken Daday Selalmaz arasında eşkıya yollarını keser. Hocayı bacağından ve kolundan vururlar. Bundan sonraki hayatına engelli olarak devam eder. Toplum arasında Topal Hafız lakabıyla anılır. Bu olaydan sonra kendini tamamen Kur'an eğitimine adar. Er-Rahman Allemen Kur'an başlığı şiirinde de şöyle der. Yunus'tan Araçlıya, ilçesi Ağaçlıya söylendi okut sözü Aya Ağaçlıya. Araç ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan Kötürüm Beyazıt Camii'nde Kur'an dersleri verir ama siyasi şartlar müsaade etmez. Buna rağmen Kur'an eğitiminden vazgeçmez. İyidir ağalarından Ali Devecilerin odasında Kur'an dersleri vermeye devam eder. 1948'in başlarında Mergüze'de bir hayır sahibinin tahsis ettiği ahşap bir binada Kur'an kursu açar bir ara yaşadığı sıkıntılar onu Kastamonu merkeze bağlı Karamuk Mollak köyü Örükbeli Mahallesi camiinde kurs açmaya iter. Daha sonra nahiye halkı hocayı Mergüze'ye tekrar getirmek için 40-50 atlıyla yanına giderler. Mergüze'de devam etmesi hususunda ısrarcı olurlar. Hoca Mergüze'ye dönmeyi bir şartla kabul eder. O da bana yeni bir kurs yaparsanız gelirim olur.'' nahiye halkı da iki katlı ahşap Kur'an kursunu kısa sürede inşa eder. Mergüze'ye manevi bir vazifeyle gelişini bir şiirinde şöyle anlatır. Aldım izni er yurduna, var okulu aç dediler. Başlat hemen gelenleri, hak emrini saç dediler. Okulunun gayesini ise, Er-Rahman Allemel Kur'an başlıklı şiirinde şöyle açıklar. Bir burada birlenir, birlemeye sen de gir. Birlemeye girmeyen şirk kiriyle kirlenir. Siyabınla bedeni, can dura bu evi, çirkten arıtmak, okulumun emeli. Hafız Hoca, Kur'an eğitimini manevi bir vazife olarak saymış ve hiçbir engel onu Kur'an eğitiminden vazgeçirememiştir zamanın siyasi şartları gereği kurs kapatılmaya çalışılsa da o bir yolunu bularak kesintiye uğratmadan hizmeti devam ettirmiştir. Resmi onay istediklerinde Ankara'ya gitmiş ve bir günde onay çıkarttırmıştır. Mergüze'de Kur'an okulunu açtıktan sonra eğitim aşkını, heyecanını şu dizeleriyle dile getirmiştir. La ilahe illallah, La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Kur'an evi açıldı. Şükür elhamdülillah. Bir ayağı ve bir eli engelli olmasına rağmen hiç yılmadan yaklaşık 20-25 yıl Kur'an hadimi olmuştur. Onun cesaret, sabır, inanç ve tevekkül sahibi, dirayetli ve dirençli bir kişiliğe sahip olmasına işaret eden husus, 50'li ve 60'lı yıllarda 80 kişiye yatılı hizmet vermesi ve bir ayağı olmamasına rağmen oturarak hiç namaz kılmamasıdır. Onun ihlasla başlattığı hizmet, bugün müftülüğümüze bağlı Hafız Mustafa Karabeyoğlu yatılı kız Kur'an kursunda devam etmektedir. Hafız Hoca iki kez hacca gitmiştir. Talebelerinin anlattığına göre ilk hacına, Kastamonu valisi Niyazi Akı ile beraber, ikinci haccına ise hocanın hacca gitme arzusunu duyan, Çiçekpınar köyünden bir hanımın çemberinin arasına sararak getirip hediye ettiği altınlar vesile olur. Ve 15 Nisan 1963 tarihinde hac için yola çıkar. Hocanın yayınlanmış eserleri de mevcuttur. Bunlar 41 Cim Şiir Risalesi, Milli Dini Türk Marşı Ey Gaziler Şiir Hafız Hoca, Kur'an hizmetini sunduğu İhsan Gazi'de vefat etmiş ve isteği üzerine İhsan Gazi Heracoğlu dergah mezarlığına defnedilmiştir. Nüfus bilgilerine göre vefat tarihi 15 Eylül 1969 olarak yazılıdır. Bu tarih yanlıştır. Gerçek vefat tarihi 10 Kasım 1968 yılıdır. İhsan Gazi ve Heracoğlu dergahına yazdığı şiirde şöyle der. Mergüze şen bucak, sönmesin bu ocak. Şule ver Allah'ım, nurlansın nur ocak. Çukurova'nın hafız fabrikası Muzaffer Var Hoca Efendi. Profesör Doktor Mustafa Altundağ. Kendisi ibadetlerine düşkün, Şuurlu bir Müslümandı. Vakit namazlarını cemaatle kılmaya özen gösterirdi. Gittiği camide genellikle namazı kendisi kıldırır, vaaz eder, aşır okurdu. Türkiye genelinde 200 civarında hafız yetiştirmiş olan ve bu yüzden bir dönem kendisine hafız fabrikası denilen Adana Karaysalı müftülerinden Muzaffer Var hocamız 1936 yılında Karaysalı'ya bağlı Gülüşlü köyünde dünyaya gelir. Nüfustaki ilk adı Mustafa'dır. Baba tarafı Kırşehir'in Dedeli köyünden, anne tarafı ise Karahisarlı Karakılıç köyündendir. Dedeli doğumlu olan dedesi Çoban Ahmet, 5 yaşlarında Karahisarlı'nın Güvenç köyünde çobanlık yapmaya başlar ve zamanla Gülüşlü'ye yerleşir. Merhum Hafız hocamız, tahsil hayatına Gülüşlü'de babası Ali Hoca da hafızlık yaparak başlar. Ali Hoca, Konya ve Kayseri medreselerinde Arapça ve dini ilimler tahsil ederek kendisini yetiştirmiş ve zamanında Kara İsalı'nın hatipliğini yapmış bir hocadır. Babasında hafızlığı tamamladıktan sonra Adana'ya gider. 1949-50 yıllarında bir sene süreyle Adana Ulu Cami İmamı Hataylı Mustafa Efendi, ve ama Hafız İsmail Efendi'den tasihul huruf ve makam dersleri alır. Hıfzını pekiştirir. Ardından Karaisarlıya döner. Milli Mücadele döneminin Adana bölgesi manevi liderlerinden Karaisalı müftüsü Mehmet Sadık Sapmaz Hoca Efendi'den uzun süre Arapça dersleri alır. İlkokulu dışarıdan verir. Örgün öğrenime devam edebilmek için Nüfustaki ismini Muzaffer, doğum tarihini de 1943 olarak değiştirir. 1962 yılında Adana İmam Hatip Okulu'nu bitirir. İmam Hatip Okulu'na devam ederken ara tatillerde Konya ve Kayseri'de İslami ilimler üzerine özel dersler alır. Merhum Hamdi Mert, Ziya Demir, Rıza Özsu'yla Profesör Doktor Yaşar Fersahoğlu, Adana İmam Hatip Okulu'ndan dönem arkadaşlarıdır. Adana Yeşil Evler Mahallesi'nde bir süre İmam Hatip olarak vazife yaptıktan sonra Konya Yüksek İslam Enstitüsü'ne kaydolur. Enstitü yıllarında Hadim'de vaiz olarak görev yapar. 1970 yılında enstitü tahsilini tamamlayınca daha önce Ramazan aylarında Erenköy'deki evinde birkaç sene hatimle teravih namazı kıldırdığı, merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Konya'da kalması ve hizmetlerine burada devam etmesi yönündeki ısrarlı talebine karşılık memleketine hizmet isteği baskın gelir ve Karahisalı'ya döner. 1974-83 yılları arasında Karahisalı müftüsü olarak görev yapar. Kiris ve Kozan vaizliğinin ardından Adana vaizliyken emekli olur. Ömrünü yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ve öğretmeye vakfetmiş olan Hafız Muzaffer Var hocamız 29 Ocak 2016 tarihinde cuma günü sabah vaktinde geride muhtereme hanımı ve 3 kızını bırakarak İstanbul'da vefat etmiş. Ertesi gün Karayısalı Gürüştük köyü Maşat mezarlığına defnedilmiştir. Kendisi ibadetlerine düşkün, şuurlu bir Müslümandı vakit namazlarını cemaatle kılmaya özen gösterirdi. Gittiği camide genellikle namazı kendisi kıldırır, vaaz eder, aşırı okurdu. Talebelerine karşı gayet disiplinli, insanlarla ilişkilerinde ise doğru bildiğini çekinmeden söyleyen bir insandı. Merhumun hıfzı çok kuvvetliydi. Her sureyi Fatiha gibi okuyabilirdi. Ara sıra talebelerine, bana üç dört haneli iki sayı söyleyin, bir de Kur'an'dan herhangi bir sayfa der. Aynı anda hem söylenen sayılarla dört işlemden birini yapar hem de söylenen sayfayı takılmadan okurdu. Talebeleri onu müftü veya Muzaffer Hoca diye değil hep hafız olarak anardı. Kendi aralarındaki konuşmalarda ondan "Hafız geliyor, Hafız şöyle dedi" diye bahsederlerdi. Çünkü o gerçekten hem hıfzının kuvveti hem de yaşantısıyla gerçek bir hafızdı. Kendisine nerede rastlasak hafif sesle Kur'an okurken görürdük. Kur'an okumak ve okutmak onun en büyük gıdasıydı. Onsuz yapamazdı. Hatimle teravih namazı kıldırmayı kendine vazife edinmiş, Adana İmam Hatip Okulu'na kaydolduğu yıl başladığı bu güzel geleneği ömrünün son senelerine kadar aralıksız devam ettirmiştir. Merhum hocamız hafız yetiştirmeye Adana'da İmam Hatip olarak vazife yaptığı yıllarda başlar. Konya Yüksek İslam Enstitüsü'ne kaydını yaptırınca kendisinde hafızlık yapan 8 talebesini de beraberinde götürür. Nişantaşı Mahallesi'nde kiraladıkları evdeki talebe sayısı zamanla artar. Onun esas talebe yetiştirme dönemi Karahisalı müftüsü olduğu yıllardır. 1974-1983 Müftülük binasındaki Kur'an kursunda merhum Mehmet Savaş hocamızın da katkılarıyla yürüttüğü çalışma kısa sürede Adana ve civarında duyulur ve ilgi çeker. Özellikle Adana il ve ilçe müftüleri Karaysalı'ya öğrenci göndermeye başlar. Karaysalı'daki hafızlık çalışmasında günlük program şu şekilde olurdu. Merhum imsak vaktinde talebeyi otiz sesiyle Salah diye seslenerek kaldırır kursun merdiven sahanlığında sabah ezanını okur, o sırada öğrenciler abdestlerini alırlardı. Ardından ders dinlemeye geçerdi. Derslikteki masasının sağ, sol ve ön tarafına birer ikişer öğrenci oturur, iki üç öğrenciyi aynı anda dinlerdi. Takılan ya da yanlış okuyan olduğunda anında fark edip müdahale ederdi. Dikkatinden kaçan olmazdı sabah namazını kılma vaktine kadar ezber dinleme işini bitirmiş olurdu. Sabah namazını kursun mescidinde kendisi kıldırırdı. Vazifesi gereği mesai saatlerinde mühtürük makamında bulunurdu. Kahvaltı arasından sonra talebe, ders çalışmak üzere ilçenin merkez camiine giderdi. Öğle ve ikindi namazları cemaatle birlikte kılınır, bu sırada öğrenciler müezzinlik yapma, aşırı okuma imkanı bulurdu. Ders çalışma vaktinde camiye giren bir kimse arı uğultusuna benzer bir sesle karşılaşırdı. Akşam ve yatsı namazlarını kursta genellikle kendisi kıldırırdı. Yatsıdan sonra talebe bir süre çalıştıktan sonra istirahate çekilirdi. Yaz aylarında Kızıldağ Yaylası'na çıkılır, orada da benzer bir program uygulanırdı. Yaylada ders çalışma mekanı olarak açık bir alanda kullanılırdı. Hafızlığı pişirme aşamasının sonlarına doğru her gün birkaç cüzü talebeden toplu olarak dinlerdi. Talebe halka oluşturur, herkes sırasıyla birer ayet okurdu. Bir iki hatimde vakıf yerleri esas alınarak yapılırdı. Ayrıca Musaf'ın sayfa başlangıçları Fatiha'dan Nas'a hemen her gün ezbere hızlıca okunurdu. Böylece bir hafız, Kur'an metnini sure, cüz, sayfa, ayet, vakıf yerleri açısından zihnine nakşetmiş olurdu. Yatsı namazından sonra da hocamızın kendi sesiyle okuyup oluşturduğu hatim setinden bir iki cüz topluca dinlenirdi. Hocamız ayrıca talebeye ilmihal bilgilerini de öğretirdi. Abdest, ezan, namaz, nikah, cenaze dualarını ezberletirdi. İmam Hatip okulu yıllarının sonlarından 1983 yılına kadar farklı yerlerde sürdürdüğü, özverili ve hasfi faaliyet sonunda Türkiye'nin farklı yerlerinden 200 civarında hafız yetiştirmiştir. Bunlar içinde 3'ü kendi kızı olmak üzere 5 hanım da bulunmaktadır. Akrabasından hemen her bir evden en az bir kişi hafız olmuştur. Karaysalı'dan da hafız çıkmayan köy yok gibidir mezun ettiği hafızlarla karşılaştığı zaman hafızlıklarından mutlaka sorar, hıfzlarını zayıflatmamalarını tembih ederdi. Bir iki dönem mezun ettiği hafızlara Arapça dersleri de vermiştir. Yetiştirdiği talebeleri çeşitli resmi kurumlarda vazifeler üstlenmişlerdir. Öğretim üyesi, müftü, vaiz, imam hatip, müezzin, öğretmen olarak görev almışlardır. Bir kısmı ise Kur'an kurslarında hamele Kur'an yetiştirmek suretiyle hafızımızın yolundan yürümektedir. Eskişehir'de bir kıraat alimi Mehmet Sarıcaoğlu Mustafa Bodur Gönlü Kur'an'la dop Sarıcaoğlu hocamız, hac yahut umre ibadetin eda için mübarek mekanlara her gittiğinde Kabe'yi tavaftan sonra hep şu duayı yaptığını talebelerine söylerdi. Ya Rabbi, benim canımı ya namaz kılarken, ya Kur'an okurken, ya da Kur'an okuturken al. Devam eden satırlarda anlatılacakları bilmeyenler, kıraat öğretimi ve eski Eskişehir ikilisini yan yana getirmekte zorlanabilirler. Zira kıraat talimi İstanbul, Trabzon, Konya gibi meşhur beldeleri çağrıştırır. Eskişehir de bu meşhur şehirlerin arasına çoktan katılmıştır. Eskişehir'de kıraat ilmini okunur hale getiren ve toplam beş dönem kurs açarak pek çok hafıza, aşere, takrib, tayibe, icazeti verilmesine vesile olan bu müstesna kişi, merhum Mehmet Sarıcıoğlu Hoca Efendidir. İnsan ömrü varılması arzulanan hedefleri içine sığdıramayacak kadar kısacıktır. Kısa ömrü faydalı işlerle uğraşarak geçirmek gerekir. Zamanın kıymetini bilmek konusunda bizi uyaran Resulullah Efendimizin tavsiyesine hepimiz uyamasak da Sarıcaoğlu Hoca gibi müstesna kişiler yaptıklarıyla Peygamber Efendimizin tembihine uyduklarını herkese göstermişlerdir. Pek çok Kur'an üstadı gibi onun da doğum yeri Trabzon'un of ilçesidir. Köyünün ismi sonradan Saraçlı olan Halman'dır. Halman'da 1920 yılında doğan Sarıcaoğlu Hoca, Topal Hafız olarak bilinen Hasbi Efendi'den 9 yaşında hafızlığını tamamlamıştır. Ona 1939'da aşere okutacak kişi, merhum kurra Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca'dır. Sarıcıoğlu Hoca'nın yolu Eskişehir'e kalaycılık yaparak geçimini sağladığı yıllarda düşecektir. 1951 yılında Beylikova ilçesinde okuduğu bir ezanı beğenen dönemin ileri gelenleri ona Eskişehir'de kalmasını tavsiye edeceklerdir. Sarıcıoğlu Hoca görevi kabul eder ve tam 19 yıl Merkez Çarşı Camii'nde imamlık yapar, Kur'an öğretir. Yıl 1968'e geldiğinde Aşere hocası merhum Kurra, Mehmet Rüştü Aşık Kutlu'nun Trabzon Of'ta açtığı ilk ihtisas kursuna katılır ve takrib ve tayyibede de icazetini alır. Yeniden Eskişehir'e döner. Eskişehir'de kıraati ile hep dikkat çeken ve saygı gören Sarıcaoğlu hoca, Reşadiye Cami imamı merhum Şifa Vermez hocanın da teşvik ve gayretleriyle Reşadiye Camii Yeniden inşa edilmek üzere yıkılıncaya kadar orada, sonra da Çarşı Camii'nde merhum Bahri Hoca'nın emekliliğinden sonra görev yapar. Bahri Hoca gibi ona da Çarşı Camii İmam Hatipliğinden emekli olmak nasip olur. Sarıcıoğlu Hoca'dan önce Eskişehir'de kıraat ilmini bilen birkaç kişiden bahsedilse de bu ilmi okutan olmamıştır merhum Sarıcaoğlu Hoca bu bakımdan bir ilki başlatmıştır. 1970 yılında Eskişehir Ak Camii'nde 19 imama aşere ve takrib okutmaya başlamıştır. Ne var ki 12 Mart 1971 muhtırası pek çok hayırlı hizmetin aksamasına yol açtığı gibi başlanan bu girişimin sonuçlanmasına imkan vermemiştir. Dersler kesilmek durumundadır. Bu kesinti ilk mezunlarını 1984 yılında verecek, ikinci girişime kadar devam edecektir. Bu arada ülke 1980 darbesini yaşamıştır. Sarıcaoğlu Hoca ilk grubu 1984 yılında tamamlayabildiği aşere takrib tayibe kurslarını artık ara vermemiş ve 1987 yılında ikinci grubunu mezun etmiştir. Sarıcaoğlu Hoca'nın büyük bir özveriyle sürdürdüğü üçüncü dönem 1993 yılında tamamlanmış ve bu defa kurs resmi bir hüviyet kazanmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın izniyle 1993 yılında resmin statüye kavuşan Aşere Takrib Tayyip'e kurslarıyla yetinmeyen Sarıcaoğlu Hoca, bir yandan talebelerine hafızlık yaptırmaya, tasihi huruf ve talim dersleri vermeye de devam etmiştir kendisinden hafızlık yapanlar sadece mihrap gönüllüleri değildir. Onun rahle-i tedrisinden Kur'an kursu öğrencileri hatta resmi görevi olmayan ancak gönlü Kur'an'a hizmetle dolu Müslümanlar da geçmiştir. Kur'an hizmetkarlığını hayatının gayesine dönüştüren her alim gibi Sarıcaoğlu Hoca da bu işlerin yanında Kur'an ve hafızlık eğitiminin kurumsallaşmasında da elini taşın altına sokmuş Eskişehir ve civarının hafız ve mihrap görevlisi ihtiyacına önemli katkı sağlayacak olan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Ziya Paşa Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nun 1979'daki ilk kuruluşunda görev almıştır. İlerleyen dönemde kendisi de bizzat burada talebe okutmuş, kendi açtığı aşere takrib kurslarını bitiren talebeleri de bu kursta görev almışlardır. 1995 ve 1997 yıllarında iki dönem daha Aşere takrib Tayibe kurslarından mezun veren Sarıcaoğlu hocanın bu kurslardan yetiştirdiği talebeler Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatlarıyla İlahiyat Fakülteleri ve İmam Hatip Liselerinde yeni nesillere Kur'an öğretmeye devam etmektedirler. Merhum Kurra Hafız Mehmet Sarıcaoğlu hoca hemşehrisi ve hocası merhum Aşık Kutlu Hoca'dan Mısır Tariki diye bilinen usul üzere okumuş, kendi kurslarında da Mısır ekolünün iki mesleğinden biri olan Şey Ataullah mesleğini talebelerine okutmuştur. Kıraat ilminin ana metni elbette İbnül Cezeri'nin mukaddimesidir. Hafızlığını güzel bir şekilde tamamlamış talebeye öncelikle bu metin ezberletilir. Ardından arz ve sema metoduyla öğretin devam eder. Sarıcıoğlu Hoca kursa başladığı ilk zamanlar cezeri metnini ezberleyerek talebelerine dersi kendi okur, sonra talebelerini tek tek dinlerdi. Bir süre böyle devam ettikten sonra talebelerin okuyuş inceliklerine, nüfusları, usul ve tavırları gelişmeye başlayınca yavaş yavaş hoca kendisi daha az okuyup talebelerin okuyuşlarını dinlemeye geçerdi. Son derece tertip ve düzenli olan Sarıcaoğlu hoca, talebelerinden de aynı titizliği göstermelerini isterdi. Ciddi bir görünümü olan ve ciddiyetini hep muhafaza eden Sarıcaoğlu hocanın talebeleriyle çok yakın diyaloglara girebildiğini ve onlarla hep bir arkadaş gibi vakit geçirdiğini talebeleri sitayişle naklederler. Hafızlık cemiyetlerinin en mümtaz misafiri olarak ömrünün sonuna kadar saygınlığını koruyan Sarıcaoğlu Hoca, bu programlarda bir karinin yaptığı hataya hemen müdahale eder ve düzeltilen haliyle o kısmın yeniden okunmasını sağlardı. Çoğu Eskişehir'in merkezindeki camilerde halen görevde olan toplam 54 aşere takrib tayibe okumuş cami görevlisi vardır. Bunlardan 18'i bizzat Sarıcaoğlu'nun talebeleridir. Rahmetli Sarıcaoğlu hoca da yerine kıraat öğretimini sürdürecek mümtaz talebeler bırakmıştır. Bunlardan Kurra Hafız Yaşar Tekeli hoca görevde olduğu yıllarda Sarıcaoğlu'nun başlatıp sürdürdüğü kıraat kurslarını fasırasız devam ettirmiştir. Genç yaşta emekli olduktan sonra da kıraat öğretimine Eskişehir'den katkı yapmayı sürdüren Yaşar Tekeli'nin 1997'den bu yana açtığı kurslarda toplam 36 kurra hafız yetişmiştir. Böylece Eskişehir camilerinin mihraplarında da kurra hafız hocaların tilavetleri, kalpleri Kur'an sedasıyla itminan bulmuş, müminlerin kulaklarında uzun yıllar çınlayıp durmuştur. Gönlü Kur'an'la dopdolu Sarıcıoğlu hocamız, hac yahut umre ibadetini eda için mübarek mekanlara her gittiğinde Kabe'yi tavaftan sonra hep şu duayı yaptığını talebelerine söylerdi. Ya Rabbi, benim canımı ya namaz kılarken, ya Kur'an okurken, ya da Kur'an okuturken al. Gönülden yapılan her duanın Rabbimiz katında icabet bulduğuna biz Müslümanlar iman ederiz. Sarıcaoğlu hocanın duası da bu anlamda müstecap bir dua olmuştur. 23 Ağustos 1997'de Trabzon'un Of ilçesi Hayrat beldesinde bir hafızlık merasiminde Saf suresinin 8. ayetini okuduktan sonra başka da bir dünya keramı konuşmadan ruhunu Rabbine teslim etmiştir. Merhum Sarıcaoğlu hocanın son okuduğu ayetin meali şöyledir. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu kesinlikle tamamlayacaktır. Rabbimiz onun ve Kur'an yolunda hizmeti olan bütün geçmişlerimizin ruhunu şad eylesin. Kur'an'a vakfedilmiş bir hayat. Şeyhül Kurra Safvan Çakıroğlu Nuri Garbetoğlu. 1940 yılında Trabzon ili Çaykara ilçesi Maraşlı köyünde doğmuştur. 9 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmiştir. 1951-52 yılları arasında merhum Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca Efendi'den meharici huruf ve sıfatı huruf dersleri alarak Kur'an-ı Kerim'i tertil, tedvir ve hadır tariki üzere hatmetmiştir. 1953-54 yıllarında merhum Ahmet Zengin Hoca Efendi'den sarf ve nahiv ilmi okumuş, birkaç yıl köy imamlığı yaptıktan sonra Çaykara müftüsü merhum Yusuf Bilgin Hoca Efendi'den aşere sarf, nahiv, mantık, alaka, siyer, akaid, kelam, usul fıkıh ve tefsir ilimleri konusunda icazet almıştır. 1968 yılında merhum Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca Efendi'den takrib tayibe derslerini okuyarak icazet almıştır. 1969 yılında Hacı Bayram Camii'nde düzenlenen ihtisas kursunda meslektaşlarına aşere dersi vermiştir. Safvan Çakıroğlu hocamız yüzlerce talebesine İbnül Cezeri'nin Mukaddimetul Cezeri isimli kitabını okutmuştur. İmam Hatip olarak görev yaptığı Ankara Hacı Bayram Camii'nde 1988 yılında aşire takrib dersleri vermeye başlamıştır. 3-4 yıllık dönemlerde ders vermiş ve her dönem mezun olanlara icazetname vermiştir. Bir gün ders esnasında hocamız, ''Arkadaşlar sizler bu ilmi okumak için başkalarının hakkına girdiniz. Belki onlar bu işi daha iyi sahiplenecekti. Ancak sizler Girdiğiniz sınavda onları elediniz ve bu emanete bizler sahip çıkacağız dediniz. Bizi de kendinize şahit tuttunuz. Şayet sözünüze sadık olmazsanız, hakkına girdiğiniz arkadaşlarınız da bu ilmi size kadar intikal ettirenler de Hz. Kur'an'da sizden hakkını alır dedi. Ben bu konuşmadan ne büyük bir sorumluluğun altına girdiğimizi anladım. Hocamız böbrek hastalığı nedeniyle haftada üç gün dialize giriyor fakat hastaneden çıkınca evine gitmek yerine derse yetişebilmek için adeta çırpınıyordu. Üstadımıza asistanlık yaparken bir sabah büyük bir baş ağrısıyla uyandım ve derse gitmemeyi düşündüm. Ancak daha sonra hocamın diyalizden çıkarak derse geldiği aklıma gelince, "Hocama ne mazeret söylerim?" diyerek fırladım kalktım. Hocamız ders için Keçiören Müftülüğü'nde arkadaşlar tarafından sandalyeye oturtulmuş halde merdivenlerden yukarıya doğru çıkarıldığını gördüm. Bana dönerek hasta halinde bile beni geçemiyorsunuz dedi. Hastayken bile kesinlikle derse gelmekten ödün vermezdi. Uzun seneler görev yapmasına rağmen yaptığı işten usanç gösterdiği görülmemiştir. Emekli olduktan sonra da kıraat ilmiyle bağını koparmamış, hastaneye yatıncaya kadar bizzat derslere girerek bu ilme verdiği değeri göstermiştir. Talebelerine nefes alıp verdiğim sürece bu ilmi okutmaya devam etmek için Rabbime söz verdim derdi. Her derse başlarken Selefi Salihine dua etmeden başlamazdı. Kendisine şakayla da olsa, ''Hocam, bir harfi değiştirmeden ne çıkar?'' denilince, ''Bu ilim tevkifidir.'' Peygamberden alındığı gibi değiştirilmeden silsile yoluyla bize kadar intikal ettirilmiştir. Herkes bir harfin sıfatında ya da mahrecinde değişiklik yapsa bu ilim salimen günümüze kadar bozulmadan nasıl gelirdi hiç düşünmüyor musunuz derdi. Kıraat konusunda otoritesi bütün İslam ülkelerinde kabul edilen Cezeriye son derece bağlılık gösterirdi. İtiraz edene lazım kitap derdi asla kaynaksız delilsiz konuşmaz konuşmanın kaynağı yoksa itibar etmezdi kendisine iltifat edildiğinde o hep üstadı mehmet rüştü aşık kutlu merhumu tarif eder siz onu tanısanız çok severdiniz hiç kimseyi kırmaz incitmez çok nazik bir şahsiyetti diyerek konuyu değiştirirdi yaptığı hizmetlerden övgüyle bahsedilmesinden hoşlanmazdı asla medyatik değildi. Yeni bir kursa mutlaka çarşamba günü başlardı. Rabbine ruhunu teslim etmesi de bir tevafuk olarak çarşamba günü olmuştur. Öğretme konusunda son derece titiz, hassas ve hırslıydı. Defalarca yorulmadan, bıkmadan hatayı düzeltmek için ikaz ederdi. Ciddiyet göstermeyen olursa, vebali boynuna bunu düzeltmelisin der, mutlak sorumluluğa vurgu yapardı. Mütevazılığın yanında heybetli ve vakarlıydı. Kur'an'ın vakarını taşırdı. Bir gün sınava girecek öğrenciler, kendisinden yardım isteyince, ben size verdiğim eğitimde en büyük yardımı ettim derdi. Zaman zaman bu ilme, gerekli değerin verilmediği düşüncesiyle hüzünlenirdi. Üstadımızın talebelerine vasiyeti, Allah Celle Celalühü'nden, Cebrail aleyhisselam aracılığıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ondan da sinsile yoluyla hiçbir kesintiye uğratılmadan bize kadar intikal ettirilen ve haddimiz olmadan bizim omuzlarımıza yükletilen bu kutsal emaneti sizlere tevdi ediyorum. Bu ilmin kıyamete kadar yaşatılması için onun sizlere aktardım ve emanet ettim. Bir harfine ya da bir harfin sıfatına zarar verirseniz vebaldesiniz. Üstlendiğiniz bu kutsal emaneti sizden sonrasına iletmezseniz vebaldesiniz. Bu ilmin kıyamete kadar yaşatılması noktasında emanete sahip çıkmanızı istiyorum." derdi. 2005 yılı Mart ayında 45 yıl 2 ay görev yaptıktan sonra emekli olan Safvan Çakıroğlu Ankara Koyunpazarı Camii Küçük Esat 4 Yol Camii, İç Cebeci Camii, Küçük Esat Merkez Camii, Balaban, Zincirli ve Hacı Bayram Camilerinde imam Hatiplik görevi yapmıştır. Kıraat ilminde herkesin otoritesini kabul ettiği sayılı Kur'an hadimlerinden birisi olmuştur. Çakıroğlu, Ankara'da 6 dönem okuttuğu Kıraat İhtisası Aşere Takrib kurslarında 85 kurra hafız yetiştirmiştir. 1988'de başlayan ve 28 yıl kesintisiz devam eden kıraat ilmine hizmet aşkı, 24 Aralık 2014'te kendi deyimiyle nefes alıp vermesiyle bitinceye kadar devam etmiştir. Kur'an'a hizmet uğrunda 74 yaşında rahmet Rahman'a kavuşmuştur. Üstadımız evli ve dört çocuk babasıydı. Hafız Ahmet Yıldız Hoca Efendi Yardımcı Doçent Doktor Şeref Akbaba İnsanlar arasında vermeyi seven ve başarabilen kişiler, Allah'ın Vehhab isminin tecellisidir. Çünkü Allah dilediği kullarına ulaştıracağı ihsan ve nimetlerini bazen de kulları vasıtasıyla ulaştırabilir. Babam ve annem gece yarısı tesbihat ve namazla vakitlerini geçirirlerdi. Bir gün dersimi babama verememiştim ve dersim olan sayfeleri onlar tesbihattayken okumuştum. Ezber için uyandığımda babamın anneme "Müjdeler olsun. Oğlun hafız oldu." dediğini duymuş annemin o sevincini bir ömür unutamamışımdır. 16 Temmuz 2015 Arefe, Erzurum Gürcü Kapı Camii ve Musalla'da yetiştirdiği hafızların 300'e yakın olduğu ifade edilen Ahmet Yıldız Hoca Efendi. Ertesi gün Cuma ve Bayram, Ramazan-ı Şerif'in son günündeyiz. Teravih, sahur, iftar, oruç vedalaşıyor. Cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanların bağlandığı mübarek ay, seneye buluşmak üzere ayrılıyor. Şehri Siyam Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu azaptan kurtuluş, müminler felah buluyor. Ve Kur'an Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir 97'ye 1 O sayılı günler, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Bakara 2'ye 185 Kur'an'ın indirildiği mübarek ayın hitamında biz Kur'an aşığı ve hadimi, ehli hal ve ehli takva, hafızı kelam Ahmet Yıldız Hoca Efendi dualarla ebedi yarına uğurluyoruz. Şeb-i Aruz Öldüğüm gün, tabutum götürülürken, bende bu dünya derdi var sanma. Benim için ağlama. Yazık, vah vah deme. Şeytanın tuzağına düşersen, o zaman eyvah demenin sırasıdır. Cenazemi gördüğün zaman, firak, ayrılık deme. Benim buluşmam, kavuşmam işte o zamandır. Beni toprağa verdikleri zaman elveda elveda demeye kalkışma. Mezar cennet topluluğunun perdesidir. Batmayı gördün değil mi? Doğmayı da seyret. Güneşle aya gruptan hiç ziyan gelir mi? Hazreti Mevlana, her nefs ölümü tadıcıdır buyuruluyor yüce kitabımız Kur'an'da. Hoca Efendi'nin ölümü de Hazreti Mevlana'nın tanımladığı gibi şev-i aruz. Ahmet Yıldız Hoca Efendi nüfustaki kayıtlara göre 1 Temmuz 1923'te Erzurum'un İspir ilçesi Kırık köyünde dünyaya gelmiştir. Gün ve ay olarak ailede benzer tarihler olduğu için sonradan nüfusa kaydettirildiğini ve yaşının küçük yazıldığını anlıyoruz. Hacı Halil oğulları ailesine mensuptur. Büyük dedeleri İbrahim, sonrası neslinin hafızlarla devamı yönünde hep dua eden Halil Bey'dir. Dedesi ismini taşıdığı Molla Ahmet Efendi'dir. Ninesi Mahbube Hanım'dır. Babası Hafız Mustafa Hoca Efendi'dir. Annesi Ceyundur Köyü'nden Yusuf Efendi ve Ayşe Hanım'ın kızları olan Fatma Hanım'dır. Hoca Efendi doğduğu bölgeye yakın yerlerde imamlık yapan ve kendisi gibi hafız olan babası Hafız Mustafa Efendi'den Kur'an tedrisatına başlar ve 8 yaşında hafız olur. İstanbul'da askerlik sonrası Hasan Akkuş Hoca Efendi ve Ömer Kabakça Hoca Efendilerden kıra dersi alır. Anlatmıştı. Hafızlık yaparken küçüktüm ve Emsallerimde oyun oynamayı çok severdim. Hep oyun oynamak isterdim ama muhterem babam ve muhterem annem hafız olmamı istiyorlardı. Ben oyun oynadıkça annem, akşama ezberini vermeyince görürsün derdi. Akşama kadar oyun oynar, ezberimin bir iki defa yüzüne bakar, babama eksiksiz okurdum. Bu duruma annem çok şaşırır, hayret ederdi. Annemin her seferindeki bu şaşkındığı beni çok mutlu ederdi. Babam ve annem gece yarısı tesbihat ve namazla vakitlerini geçirirlerdi. Bir gün dersimi babama verememiştim ve dersim olan sayfeleri onlar tesbihattayken okumuştu. Ezber için uyandığımda babamın anneme müjdeler olsun, oğlun hafız oldu dediğini duymuş annemin o sevincini bir ömür unutamamışımdır. Hoca efendi askere gitmeden önce babasının imamlık yaptığı Söğütlü köyünden Halil efendi ve Emine hanımın kızı Salli hanımla evlenir ve beş çocuğu olur. Askerliğini İstanbul'da yaparken Salli hanım vefat eder. Askerlik dönüşü Canören köyünden Abdulgani efendi ve Havva hanımın kızları Hacı Esma Hanım da evlenir ve ondan da dört çocuğu olur. Babası Hafız Mustafa Efendi, Erzurum merkeze yakın Gez köyüne 1948'de imam olur. Daha önceki imamlık yaptığı köylerde ve Gez köyünde hafızlar yetiştirir. Hoca Efendi'nin yanında babasının yeri ise başkadır. Ömrünün son yedi yılını ama olarak geçirir fakat camiye gidip cemaate devam eder. Hep dizüstü oturur, hiç ayaklarını uzatmazmış. Babam tam bir edep insanıydı. Evliyaullah'tan bir zattı diye anlatırdı. Vefatından önce kendisi gibi Fatma Hanım da gözlerini kaybeder ve ikisi bir yıl arayla vefat ederler ve Gez köyü mezarlığına defnedilirler. Ahmet Yıldız Hoca Efendi askerlik dönüşü Aşkale Merkez Camii'nde 22 yıl imamlık yapar ve teravih namazlarını hatimle kıldırır. Kur'an öğretimine ve hafızlar yetiştirmeye devam eder. Daha sonra Gölveren Köyü'nde imamlık yapar ve burada da hafızlar yetiştirir. Erzurum Sıvırcık Camii'nde 11 yıl vazife ifa ettikten sonra kendi isteğiyle emekli olur. 33 yıllık imamet görevinde Hacı Ahmet Hoca Efendi hiç izin kullanmadan emekli olur. Gez mahallesinde emeklilik sonrası oturmak için satın aldığı evin altındaki mescitte vefatından birkaç yıl öncesine kadar imamet hizmetini sürdürür. Geride bıraktıkları 300'e yakın hafız, okuttuğu on binleri bulan talebe. Emeklilik sonrası aldığı ve içinde oturduğu evini de vefatından sonra Kur'an eğitimi ve hafızlar yetişsin diye müftüle vakfeder. Anlatılanlardan ve gördüklerimizden hareketle nesillere örnek olacak bazı hususiyetlerini zikretmekte fayda var. Kur'an aşığıydı ve devamlı okur, okuturdu. İmamlık yaptığı her yerde Kur'an öğreteceği ortamları oluşturmuş ve hafızlar yetiştirmişti. Hafız Ahmet Hoca Efendi'nin bu yolda en büyük yardımcısı eşi Hacı Esma Hanım olmuştur. Eşi köyde hafızlık yapan talebelerinin yemeklerini hazırlar, çamaşırlarını ve bulaşıklarını yıkardı. Talebeler bu yaptıklarından dolayı en az Hafız Ahmet Hoca Efendi kadar eşine de ayrı bir minnet ve saygı duymuşlardır. Peygamberimizin sünnetlerini sadece anlatmaz günlük hayatında da sünnete ittiba ederdi. Her namaz için ayrı abdest alır, namazını hep vaktinde kılardı. Vefatına kadar teheccüd, kuşluk ve evvabinleri geçirdiği vaki değildir. İlerlemiş yaşına rağmen teheccüdler ve evvabinler dahil mutlaka abdestini tazelerdi. Kimseye sadece ismiyle hitap etmezdi. Ya bey veya efendi ifadesini eklerdi son derece nazikti. Yemek yerken herkesin yediğinden yerdi. Özel bir yemeği reddederdi. Çok utangaçtı. Kişisel temizliğini teheccüd namazına kalktığı saatlerde yapardı. Tırnaklarını gizli keserdi, vaktini israf etmez, ya Kur'an okur ya da okuturdu. Kendisinden dua isteyenleri boş çevirmez, hafızasında sıraya koyardı. Bu yüzden namaz sonraları duaları yarım saati geçerdi. Çok vefakardı. Vefat etmiş olan geçmişlerine sırayla hatim okurdu. Misafire ikram ederdi. Misafirleri toplumun her kesiminden ve sürekliydi. Namazına çok düşkündü. Bir defasında uyuya kaldığı için ikindi namazı kerahate düşmüştü de çocuklar gibi ağlayarak namazını kılmış, en az iki gün gülmemişti. Askerde kılamadığı namazlar için gözyaşı dökerdi. Ömrünün sonuna kadar da defalarca kaza etmiştir. Dinen şüpheli yiyeceklerden uzak durur, güvendiği köylülerin getirdiği tavuklardan başka tavuk yemezdi. Onun kasabı, manavı, bakkalı belliydi. Namaza çok önem verirdi, gece namazlarını terk etmezdi. Dizlerine platin takıldığında en çok üzüldüğü şey Artık namazlarını dizüstü kılamayacak olmasıydı. Riyadan uzak durur, gece namazlarında odasının lambasını yakmazdı. Kendine has bir Kur'an okuyuşu vardı. Çoğunlukla rast makamıyla namaz kıldırırdı. Bazen de Hüseyin'i makamıyla kıldırırdı. Alvarlı Efe'nin gazellerini çok severdi. Bazen uzun uzun, yüksek, lirik, tenör sesiyle okurdu neslinden çok hafız yetişsin isterdi. Bunun için çok dua ederdi. Meziyetleri örnek olan Hoca Efendi'yi 16 Temmuz 2015 Gürcü Kapı Camii'nde oğlu Hafız Abdullah Yıldız'ın kıldırdığı cenaze namazı ve Erzurum Müftü Yardımcılığı da yapmış olan oğlu Veysel Yıldız'ın gözü yaşlı sohbeti, oğlu Mahmut ve Hafız Hanifi, torunu Hafız Mustafa, Hafız talebelerinin Kur'an'ıyla Gezköyü mezarlığına defnettik. Hoca efendiler, öğrencileri, şehir halkı, akrabaları, dostları ve komşuları, belediye başkanları, milletvekilleri ve bakanlar cenazesine ve taziyeye iştirak ederek yanında oldular. Kıraat ilminde iz bırakan bir isim, Hafız Ali Üsküdarlı. Kamil Büyüker Yakın dönem Kur'an tilaveti, Kıraat ilmi ve Hafızlık Müessesesinin tarihi yazılmak istense, en başta gelecek isimlerin başında Hafız Ali Üsküdar'la gelecektir. Öyle ki bugün Kur'an tilaveti ve kıraat ilimleriyle ilgili isimlerini zikredebileceğimiz Emin Işık, Doktor Tayyar Altıkulaç, İsmail Karaçam, Mehmet Ali Sarı, İlhan Tok ve merhum Kani Karaca gibi hocalarımızın üzerinde Hafız Ali Üsküdarlı'nın büyük emeği vardır. Hafız Ali Efendi bugün pek azımızın bilebildiği İstanbul ağzı dediğimiz okuyuş tarzı ve tavrının son devir en büyük temsilcilerinden birisiydi. 1976 yılında vefatına kadar gayreti, çabası hep Kur'an ilimleri, kıraat ve tilavet üzerineydi. Üsküdar'dan Karaköy Yeraltı Camii'ne. Hafız Ali Üsküdarlı'yı iki özelliği ayrıcalıkta kılar. Birincisi neredeyse soy ismi gibi anılan Üsküdarlılığıdır. Nitekim 28 Haziran 1885 tarihinde Üsküdar'da doğar ve ilk dini tedrisini ve Kur'an eğitimini Üsküdar'da gerçekleştirir. Üsküdar'da onun hayatında iz bırakan isimlerden birisi, Üsküdar Selimi Camii İmam Hatibi Hasan Fehmi Efendi'dir. Ondan aşere ve takrib icazeti alır ve İstanbul ağzını ondan talim eder. Mısır tarikini Yavuz Selim Camii İmamı Reisul Kurra Hafız Ahmet Efendi'den öğrenir. Serezli Hafız Şükrü Efendi'nin vefatına kadar takrib derslerine devam eder. Sonra Reisül Kurra Varnalı Ahmet Efendi'den derslerini tamamlar. Aynı hocadan tanınmış kıraat kitaplarından Arapça 1007 beyitlik Tayyibetün Neşri okuyup ezberler. Hafız Ali Üsküdar'lı ile beraber anılan ikinci özellik ise Karaköy Yeraltı Camii'nde yaptığı vazife ve burayı Kur'an talebeleri için bir dershane haline getirmesidir. 1 Haziran 1931 tarihinden vefatına kadar görev yaptı, Yeraltı Camii'nden sayısız talebe geçmiştir. İmam Hatip Okulu ve Yüksek İslam'da yetiştirdiği talebeler. Memleketin dört bir yanına Yeraltı Cami imamı diye ün salan Ali Efendi, İstanbul'a gelip dinlemeyen yok gibiydi. 1951'de İstanbul İmam Hatip Okulu açıldıktan sonra burada Kur'an öğretmenliği yapmaya başladı. 1959 yılında da, yeni açılan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde, yıllarca Kur'an hocalığı yaptı. 1969'da sözleşmeyle, Kur'an-ı Kerim, vücuh ve Beragatı Kur'aniye öğretim üyeliği unvanıyla, öğretmenliğe devam etti. Bugün Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi ismiyle devam eden enstitüye, paha biçilmez kıraat ilimleriyle alakalı, İhtisas kitaplarını da bağışlayan Hafız Ali Efendi, buradaki görevini 17 Mart 1971'e kadar sürdürdü. Bayındırlı Mustafa Efendi'den aldığı Reisül Kurralık makamını layıkıyla taşıyan Hafız Ali Üsküdar'da, geride çok önemli iki talebe bırakmıştır. Bunlardan ilki merhum Hafız Kani Karaca, ikincisi ise Trabzonlu Hafız Necati Özer'dir. İkinci Abdülhamit döneminde cuma imamlığına tayin edilmesi. Hafız Ali Üsküdarlı'nın bir diğer hususiyeti ise Sultan 2. Abdülhamit, Sultan Reşat ve Vahdettin dönemlerini görmüş olması ve Cumhuriyet döneminde de yarım asırlık mihrap ve Kur'an hizmetini yürütmüş olmasıdır. Bizzat Osmanlı'da yukarıda zikrettiğimiz üç padişahın iltifatına mazhar olan Hafız Ali Üsküdar'dı. Cuma imamlığına 2. Abdülhamid'in fermanıyla tayin edilmiş ve vazife yaptığı dönemde İstanbul'un en uzak yerlerinden arkasında namaz kılmayı tercih eden özel bir cemaat olmuştur. Cumalarda ise hutbelerin Arapça bölümlerini geleneksel Osmanlı tarzında makam geçkileriyle okumayı sürdürmesi de hocaya has bir uygulamadır. Musiki'ye olan vukufiyeti, Bülbül Ali Hafız Ali Üsküdar'lı sadece okuyuşuyla değil, musiki'ye vukufiyeti nedeniyle de dikkat çekici bir isimdir. Musiki bilgisini Kur'an tilavetiyle mevz etmiş, müstesna bir şahsiyettir. Yüksek İslam Enstitüsü'nde görev yaptığı yıllarda, mesai arkadaşı Neyzen Halil Can, unutulan pek çok eseri Hafız Ali Efendi'den dinlemek suretiyle, notaya almıştır. Ali Rıza Saman onun hakkında şunları söyler. Bu okuyucumuz hiçbir zaman ihmal edilemez bir kıymet taşımaktadır. Sesinin perdesi azdır. Şöyle böyle bir buçuk oktav içinde dolaşır. Fakat sesin tonu rebab sesine benzer. Son derece berrak, son derece muhrik ve müessir, Ançere o nispette zengin, tavır daha güzel ve halavetlidir. Dikkat ediniz, Hafız Ali okurken mistik alemin radyosu çalıyor gibi ruh, tılsımlı bir dinleyişe düşer. Hafız Ali Efendi'nin sesindeki bu ayrıcalıklı hususiyet dolayısıyladır ki ona Bülbül Ali demişler. Ali Efendi'nin yaşadığı dönemde takdir ettiği tek hafız olan Hafız Sami, hocanın tabiriyle rakiplerini alt etmeye giderken yanında Hafız Ali Efendi'yi götürürmüş. Her ikisinde de bülbüllere taş çıkartıran ses, hançere, nefes ve liyakat dillere destanmış. Hafız Ali Efendi'nin kayıp ses kayıtları Yakın tarihimizin Kur'an ilimlerinde zirve şahsiyeti olan Hafız Ali Efendi'nin kütüphanesi bugün emin ellerdeyken, sesi ve nefesine dair elimizde maalesef çok fazla bir kayıt bulunmuyor. Zira Hafız Ali Efendi'nin sesini gelecek kuşaklara taşıma adına yapılmış olan hatim kaydı istikbale taşınamadan maalesef kaybolmuştur. Bu hazin hadisenin serencamını Hafız Ali Efendi'nin talebelerinden Diyanet İşleri Eski Başkanı Doktor Tayyar Altıkulaç hatıratında tafsilatlı bir şekilde anlatmıştır. Yıl 1973. Hafız Ali Efendi ve Abdurrahman Gürses Hoca Efendilerin Kur'an okuyuşlarının başından sonuna kadar kayda alınması gündeme gelir. Ve konu bu hususa öncülük eden Doktor Tayyar Altıkulaş tarafından dönemin Diyanet İşleri Başkanı Doktor Lütfi Doğan açılır. O da tereddütsüz kabul eder. Hafız Ali Üsküdar'lı hocaya da teklif götürülür. O da biraz tereddütle kabul eder. Yanına da yardımcı olarak İsmail Karaçam vazifelendirilir. 15 Aralık 1973 tarihinde her gün günde 3 saat olmak üzere kayıtlara başlanır. 20 Ocak 1974 tarihinde kayıtlar tamamlanır. Neticede ortaya 45 kasetlik bir hatim kaydı çıkar. Kayıtlar değişen başkanlar ve başkan yardımcılarıyla birlikte muhafaza edilir. Ancak bir türlü çoğaltma işlemi gerçekleştirilemez. En nihayetinde, işin bir halkasında görevleri değişen isimlerden birisi olan Sami Uslu, kayıtların bir safhadan sonra izini kaybettiğini, ancak bir şekilde depolarda bu kayıtların bulunduğunu sandığını söyler. 27 Eylül 1976'da aramızdan ayrılan ve Sahra-i mezarlığına defnedilen Hafız Ali Efendi, bugün, Kur'an ilimleri tahsil eden herkesin tanıması icap ediyor. Veysel Oduncu hocamızı uğurlarken Mesut Özündü Yaşadıklarım bazen beni, insanların öldükten sonraki halleriyle yaşayış şekilleri arasında şaşırtıcı bir paralellik olduğu düşüncesine götürür. Bunu ilk defa Kahire'de Hz. Hüseyin'e ait olduğu söylenen makamla İmam Şafi Hazretlerinin metfun bulunduğu türbede fark etmişti. Hz. Hüseyin'in kafasının gömülü olduğu rivayet edilen makam, tarihi Eser Camii'nin yanı başında Mescid-i Hüseyin'in hemen bitişiğinde yer alıyordu. Ne zaman bu makama uğrasam, sanki burada Hz. Hüseyin'in mübarek kafası değil de hayatının çalkantılı bir safhası gömülüymüş gibi bir izlenime kapılırdım. Hemen her cuma namazından sonra birçok kahireli bu makama doluşur, kimi yüksek sesle dua eder, kimi kendini tutamayarak galeyana gelir, feryat figan eşliğinde kah bağırarak, kah titreyerek kendinden geçerdi. Bazen bu keşmekeşliğin içerisinde çocuk ağlamaları, kadın haykırışları ve uzaktan uzağa yankılanan dervişlerin zikir sesleriyle satıcı çığlıkları da eklenince, Hüseyin Efendimiz sanki sıffinin tozlu dumanlı siyasi ortamında yitip gitmiş ve Kerbela'nın kızgın kumları arasında binbir ıstırapla bitip tükenmiş gibi bir silüet ortaya çıkardı. İmam Şafi Hazretlerinin türbesine girdiğinde ise çok daha farklı bir ruh haliyle karşılaşırdım. Işıl ışıl kristal cam muhafazalı bir sandukadan, türbenin kubbe ve tavanlarına doğru yayılan yemyeşil bir ışık dörtgeni, Adeta içinde bulunduğumuz zamandan bizi koparır o büyük İslam düşünür ve fakihinin tedris solyan nadide atmosferine doğru deruni bir seyahate çıkarırdı. Hemen her ziyaretçi sessizce içeriye girer, yarı ürkek, yarı heyecanlı bir yüz ifadesiyle sessizce dudaklarını kımıldatır. Sadece o büyük imamın mübarek ruhuna Fatihalar göndermekte meşgul olurdu bu görüntü beni sanki onun kadar okumuyor, onun kadar düşünmüyor, onun kadar İslam'ın ve insanlığın meselelerine kafa yormuyor oluşumuzun, dahası ödevini yapmamış bir öğrenci mahcubiyetiyle, suspuz oluşumuzun tütsülediği zarif ve filo bir akademik havaya sürüklerdi. 2 Ocak 2014 tarihinde saat 22.30 sularında vefat eden Veysel Oduncu hocamızın, rahmeti rahmana ulaştığı anlarda, yaşadığı zamanlar arasında da müthiş bir paralellik göze çarpıyordu sanki. Hocamızın vefat ettiği gece perşembe, defnedildiği günse çok sevdiği cumaydı. Ilık ve hafif yağışlı bir kış sabahı, bakan, bürokrat, amir, memur, işçi, işveren, yüzlerce kişi yavaş yavaş Diyanet İşleri Başkanı'nın yanı başında bulunan ve yaklaşık 8 ay önce ibadete açılan Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin avlusunda toplanmaya başlamış, Cuma namazından sonra Veysel Oduncu hocamızı son yolculuğuna uğurlamaya gelmişti. Hocamız sağlığının yavaş yavaş bozulmaya başladığı günlerde, bu caminin ibadete açıldığını ve iç tezginatının çok güzel ve sade olduğunu duymuş, zaman zaman, bu yeni camiye gitmeyi çok arzu etmişti. Ancak onun bu camiye gelişi hayattayken değil, vefat ettikten sonra nasip olmuştu. Önce Mevta'ya ait tabutun önünde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamız samimi ve hepimizi duygulandıran bir konuşma yapmış. Veysel Oduncu Hoca Efendi'nin özellik ve güzelliklerinden söz etmiş, cemaatten iyi şahitlik ve helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırmıştı. O gün mevsim kış olduğu halde tıpkı hocamızın şefkat ve merhametini çağrıştırırcasına çok farklı, gayet latif ve yumuşak bir hava vardı Ankara'da. Kimdi Veysel Oduncu Hoca Efendi? Nasıl bir insandı? Niçin bu kadar saygı ve sevgi görüyordu? O her şeyden önce samimi bir Müslüman, kitap ve ilim aşkıyla yanıt tutuşan bir hoca efendiydi. Hem ilmi, hem ahlakı, hem insani özellikleriyle örnek bir şahsiyetti. O bir Kur'an hafızı, bir muallim, bir hoca efendi. Aile reisinden çocuklarını yetiştirmesine kadar hemen her konuda model olmuş, sevenleri tarafından parmakla gösterilmiş bir mümtaz simaydı. Hizmetleri sadece imamlık yaptığı mahalleyle sınırlı kalmamış, 1966-1983 yılları arasında Nazilli'de bir neslin yetişmesine öncülük etmiş, başta din görevlisi arkadaşlarına olmak üzere çevresine, mahallesine, kısacası bütün bir ilçeye her haliyle örnek olmuş bir güzel insandı. Veysel hocamız 1927 yılında Afyon ilinin ve ülkemizin en eski ilçelerinden biri olan Bolvadin'de dünyaya gelir. Henüz 5 yaşındayken, mahallelerinde Bülbül Hoca olarak bilinen Ömer Efendi'den namaz, sure ve dualarının yanında, bazı kısa aşrı şeriflerle temel dini bilgiler öğrenir, aynı zamanda Ömer Efendi'den bidat ve hurafelerin dinimizde yeri olmadığına, Kur'an, Mevlid ve Salâ gibi, dini kıraat ve okumalardan para alınmaması gerektiğine dair öğüt ve sohbetler dinler, Veysel hocamız Ömer Efendi'nin bu konuşmalarından çok etkilenir, bu sözler görev süresi boyunca onun için bir yol, bir rehber, bir yaşam prensibi olur. Sadece devletin kendisine tahsis ettiği maaşın dışında, hiçbir dini görev ve merasiminden para almamayı da Ta o günlerde aklına koyar. Daha sonra Bolvadin'e yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan ve yetiştirdiği öğrencileriyle şöhreti bir hayli yayılmış olan Akşehir Kur'an kursuna gider ve orada hafızlığını tamamlar. Dini bilgisini ilerletir. Bu kursun hocası İstanbullu hoca olarak bilinen Ardanuşlu Hacı Süleyman Özus Efendi'dir. Süleyman Özus Efendi aynı zamanda çok yönlü, nüfuslu, umur görmüş bir Osmanlı beyefendisidir. Gençlik yıllarında Sultan II. Abdülhamid'in saray imamlığını yapmış bir şahsiyettir. 24 yıl Yıldız ve Topkapı Sarayı'nda Sultanahmet Camii'nde imamet görevini üstlenmiş, Mısır'da yapılan Kur'an okuma yarışmasında birinci olmuş, devrin Mısır kralının elinden nişan ve ödül almış bir kurra hafızdır. Bugün mezarı Akşehir'de Nasrettin Hoca Türbesi'ne yaklaşık 30 metre uzaklıkta bulunan aile kabristanlığındadır. Ardından Bolvadin'e yakın bir komşu ilçe olan Çayın Bulanık Köyü'nde imam olarak çalışmaya başlar Veysel Hocamız. Burada hem imamlık yapar hem yeni açtığı Kur'an kursunda öğrenci yetiştirir. O yıllarda Çay ilçe müftüsü olan Tahsin Tuğral Çalış, hocanın Kur'an kursu hizmetinden çok memnun kalır. Bu hizmeti daha verimli hale getirmek için resmileştirip kendisini kadroya almayı teklif eder. Daha sonra Çay ilçesinden isterler Beyser Hoca'yı. O zaten hiçbir zaman kendisi bir görev almak, bir yere gelmek taraftarı değildir. Sadece istenilen yere gitmek, hizmete ihtiyacı olan yörede bulunmak arzusundadır. Burada Çay ilçesinde Kur'an kursu öğreticisi olarak 5 yıl hizmet eder. Ancak o günlerde Ankara yolculuğundan dönen devrin Nazilli müftüsü Kadir Samsun, Çayda görev yapan Veysel Oduncu hocamızı ziyarete gelir. Yaptığı hizmetleri yerinde inceler ve memnuniyetini ifade eder. Onu Çay'dan daha büyük bir ilçe olan Nazilli Kur'an Kursu'nda görev yapması konusunda ikna etmeye çalışır. Fakat Veysel hocamız hizmetlerini doğup büyüdüğü bölge olan Volvadin ve Çay civarında sürdürmek istemektedir. Nazilli müftüsü bu konuda ısrar edince, konuyu güvendiği dost ve hocalarıyla müşavere etme yoluna gider. Nihayet kendisinden bir ara, Arapça sarf ve nahiv dersleri aldı, Adil Okur Hoca Efendi'nin, ''Aman evlat, durma git, sen Nazilli gibi büyük yerlerde daha iyi hizmet edersin.'' sözleri karşısında hiçbir şey söylemez. Sevip saydı hocasının bu teşvikinde bir hayır olduğunu düşünür ve 1966 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesine göç etme kararı alır. Nazilli yılları hocamızın hayatında çocuklarını ve öğrencilerini yetiştirdiği, dini ve hayri hizmetlerini yoğun şekilde sürdürdüğü en verimli zaman dilimidir. Hocamız burada önce şehrin önemli ibadet merkezlerinden biri olan Hacı Etem Camii'nde imam hatiplik görevi yapar. Yaklaşık iki ay sonra Nazilli eşrafından bir grup insan Veysel hocamızın cevherini keşfetmekte gecikmez. Onun şehrin ortasında yer alan koca caminin tam karşısında müftülük binasının bitişindeki kız Kur'an kursunda görev alması için müracaatta bulunur. Artık hoca efendi bir yandan kız Kur'an kursunda geleceğin temiz inançlı nesillerini yetiştirmekte, diğer yandan Nazilli Hayırseverler Derneği'nin muhasebe işlerini yürütmektedir. 1970'li yılların ortalarına doğru faaliyete geçecek olan Nazilli İmam Hatip Okulu'nun arsa temini, plan proje ve inşaat işlerini de bu dernek aracılığıyla başlatmıştır Veysel Hocamız. Bir gece arkadaşlarıyla birlikte çarşı esnafından Ulu Borlulu Halıcı Hacı Ahmet Efendi'nin dükkanında İmam Hatip Okulu Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ni kurar. Bu derneğin yaptığı hizmet ve faaliyetler sayesinde 1969 yılında Nazilli İmam Hatip Lisesi'nin ilk temelleri atılır. Okulun sadece yapım ve inşaat işlerinin takipçisi değildir hocamız. 1974 yılında açılan bu çiçeği burnunda eğitim yuvasının daha çok işi vardır. Birçok öğrencinin yatılı kalma ve barınma ihtiyacı, ısınma, odun kömür, yiyecek içecek. Sonunda bir hizmeti daha omuzlamak gerektiğini fark eder. Okulun yatılı öğrencilerinin kaldığı alt katta fahri olarak yurt müdürlüğü görevine yürütmeye başlar. Öğrencilerin ihtiyaçlarıyla tek tek ilgilenir Veysel hocamız. Bir de okul binası daha henüz yarımdır. Sadece yurt olarak kullanılan alt kat bir de 5-6 derslikten ibaret olan üst kat yapılabilmiştir henüz. Ve en önemlisi sınıflar sıra, masa, yazı tahtası öğrenci mevcuduna göre yetersizdir. Üstelik de halkın bu okula yönelik ilgisi her geçen gün artmakta ama okul bu artan talebe yetişememektedir ardından bir kat daha yapılmasına karar verilir. Bu sefer rahatlamıştır. Çocuklarını bu yeni dini okulda okutmak isteyen veliler, Veysel hocamızın oğlu Mehmet de bu öğrencilerden biridir. Ama nasıl bir öğrenci? Okulun en efendi, en akıllı, en çalışkan öğrencisi, okul birincisi. Veysel Oduncu hoca efendinin özellikleri sadece bunlardan ibaret değildir. O aynı zamanda çok iyi bir okuyucu ve kitap dostudur. Bu okuyuculuk ve dostluk öylesine söylenmiş bir ifade değildir. Onun hem Nazilli'deki hem Ankara'daki evlerinin bütün duvarları kitaplıktır. Hocamızın bu özelliğini bilmeyenler biz bir eve mi geldik yoksa bir kütüphaneye mi tereddüdünü yaşayabilirler. O sadece okuyup geçmez. Sayfaların kenarına şerh düşer. Şayet kuşkulu bir durum söz konusuysa o konuyu araştırır. Okuyup bitirdikten sonra da kitabın en arka sayfasındaki boşluğa kitabın genel özelliği, konusu ve ilmi değeri hakkında kanaat ve izlenimlerini yazar. Müellif veya yazarına dua eder. Arada bir tenkit edilmesi gereken bir yorum veya düşünce varsa onu da açıkça belirtir. Daha sonra tarih atar ve imzalar. İlmen dolu bir şahsiyettir Veysel hocamız. Buna rağmen o, yazmayı değil, hep okumayı tercih etmiştir. O, okumaktan ve hizmet etmekten yazmaya zaman bulamamıştır desek, kanaatince daha doğru olur. Veysel hocamızın en belirgin vasıflarından birisi de kanaatkar oluşudur. Yazının girişinde de kısmen değmeye çalıştığımız şekliyle o maaşının dışında, hiçbir dini görevden para almamıştır. Devletin kendisine takdir ettiği maaşla kıt kanaat geçinmeye ve çocuklarını okutmaya çalışmıştır. Dahası o çocuklarının herhangi bir kurumdan burs almalarına bile razı olmamıştır. Küçük kızı Nuray Hanım'ın anlattığına göre İlahiyat Fakültesi'nde okurken kendisine özel bir kurumdan burs alabilir miyim diye sormuş. Veysel hocamız da bunun üzerine kızım o burslar fakir ve muhtaç kimseler için veriliyor. Biz de çok şükür öyle bir durum söz konusu değil diyerek bu teklifi geri çevirmiştir. Elbette yedi çocuğun hepsi birden çeşitli okullarda okuyunca zaman zaman çok zorlandı günler olmuştur. Böyle durumlarda Bolvadin'de bulunan arazilerini satmış, çocuklarına sıkıntı hissettirmemeye çalışmıştır. Hatta Nazilli'deki oturduğu evi de bu arazilerden bir kısmını satmak suretiyle satın almıştır. Kısacası hocamız, mümkün olduğunca alıcı değil, verici, şikayetçi değil, şükredici, tüketici değil, üretici olmuştur. Veysel hocamız, onca hayırlı hizmetinin ardından, 1983 yılında emekli olduktan sonra Nazilli'den ayrılmış, Ankara'ya yerleşmiştir. Bu yerleşmenin sebebi ise çocuklarıdır. Onlara hem iyi bir babalık yapmak hem en iyi şekilde okuyup yetişmelerine katkıda bulunmak içindir. Eşi döndü hanımefendiyi 2003 yılında Rahmeti Rahman'a uğurlayan Veysel hocamız vefatına kadar Ankara'da oturmayı tercih etmiştir. Vefatının son günlerine kadar neredeyse misafir eksik olmayan hocamızın evi, özellikle hafta sonları çocukları torunları, çocuklarının arkadaşları ve sevenlerinin ziyaretleriyle adeta dolup taşmıştır. Rabbim mekanını cennet, kabrini pür nur eylesin. Ailesine ve sevenlerine sabrı cemiller bahşeylesin. Amin. Kurra Hafız Mehmet Çevik Hoca Efendi BÜRENT Acun Zaman denizinde uyku gemisiyle geceden sehre doğru seyahat halindeyim. Başucunda her gece bana refakat eden radyomda duyduğum bir anons beni bir anda uyku gemisinden uyanıklık limanına çıkarıverdi. Duyduğum şey şuydu. Kur'an-ı Kerim, Hatmi Şerif, 5. Cüz. Nisa Suresi, Okuyan, Kurra Hafız Mehmet Çevik. Şu an itibariyle okumakta olduğunuz bu yazı işte böyle doğdu. Benim yaşamakta olduğum bu şehirde, Tarsus'ta doğan bu değeri tüm Türkiye'nin hatta dünyanın mutlaka yeniden tanıması lazımdı. Zira yeni değerler yetiştirmenin yolu böyle eskimeyen değerlerin farkında olmaktan geçiyordu. Dünya şehri Tarsus'tan dünyanın başkenti İstanbul'a. 1950 yılında Tarsus'ta dünyaya gelen Kurra Hafız Mehmet Çevik Hoca Efendi'yi ilim aşkı önce Adana'ya sonra da İstanbul'a götürür. İlim yolundaki azim ve sabrı onu önce Reisül Kurra Abdurrahman Gürses Hoca'dan icazetli bir kura sonra da Süleymaniye Camii'nin mihrabında imam yapar. Hoca Efendi'nin Beşik'te mezar arasında geçen hayatı, dünya şehri Tarsus'tan, dünyanın başkenti İstanbul'a bir ilim yolculuğudur. Kurra Hafız Mehmet Çevik Hoca Efendi, Reisül Kurra Abdurrahman Gürses Hoca'nın en seçkin öğrencilerinden birisidir. Hocasına olan sadakati, onu hocasının yakın ilgisine, teveccühüne, hüsnü şehadet ve duasına mazhar kılar. Öyle ki cenazesinde Abdurrahman Gürses Hoca Efendi şöyle der. Bu dünyaya herkes masum gelir ama masum gidemez. İnşallah oğlum masum geldi, bu dünyadan masum gitmiştir. Bu esnada orada bulunan Musa Topbaş Hoca Efendi, biz de şahitlik ederiz diyerek Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'yi onaylar. Hayatını Kur'an'a adamış olan Kurra Hafız Mehmet Çevik Hoca Efendi'nin mutlu yuvasının kapısını da Kerim kitabımız açar. Eşi Zehra Çevik Hoca Hanım anlatıyor. 1977 yılında Hoca Efendi ailesiyle birlikte beni istemeye geldi. Tam içeriye girip oturmuşlardaki elektrikler kesildi. Onlar kalkıp gidinceye kadar da gelmedi.'' Bir ara hoca efendi bir aşrı şerif okudu. Hoca efendiyi daha evvel hiç görmemiştim. O akşam da görememiştim. Dinlediğim aşrı şerif üzerine anneme şöyle dedim. Anneciğim, hoca efendinin siması nasıl ve yaşı kaç olursa olsun ben bu hoca efendiye hizmet edeceğim. Zehra Çevik Hoca Hanım, eşinin hocasına itaat ve sadakatini şöyle anlatıyor. Eşim, Abdurrahman Gürses hoca efendiye karşı hayatı boyunca hep saygılı, edepli, sadık ve itaatkar olmuştur. Öyle ki hoca efendi ne zaman İstanbul dışına çıkacak olsa mutlaka hocasından izin alırdı. Bir defasında bana şöyle demişti. Ben hocamdan önce vefat edersem beni hocam nereye işaret ederse oraya defnedin. Hocam benden evvel vefat ederse beni hocamın yakınına defnedin. Onlar deyim yerindeyse babayla oğul, Mevlana'yla şems gibiydiler. Kurra Hafız Mehmet Çevik Hoca Efendi nasıl bir insandı sorumuzu, onun can yoldaşı, hayat ve dava arkadaşı Zehra Çevik Hoca Hanım şöyle cevaplıyor. Hoca Efendi, haza Müslümandı. Oldukça kibardı ve sade bir kişiliğe sahipti. Hayatı boyunca yaptığı hizmetler karşısında, kimseden hiçbir şey beklemedi. Gösterişi hiç sevmezdi, hep kıyıda köşede kalmayı yerlerdi. O her an Kur'an'la meşguldü. Bir saniyesi bile Kur'ansız geçmezdi. Evde, sokakta, yolda, arabada, nerede olursa olsun o hep Kur'an okurdu. Hoca efendi tepeden tırnağa adeta bir hand abidesiydi. Diyerek sözlerine devam eden Zehra Çevik Hoca Hanım, öyle bir hatıra anlattı ki hayret etmemek elde değil. Bir gün hoca efendi diş çektirmiş eve geldi. Oldukça üzgündü. Kendisine neden bu kadar üzülüyorsun? Parasını verirsin, yeni bir diş taktırırsın dediğimde bana şöyle dedi. Hatun, o diş bana yıllarca hizmet etti. Ben o dişle dat harfini çıkarıyordum. Hoca Efendi'nin doğup büyüdüğü memleketiyle ilgili bir hayal, ideal ve özlemi olup olmadığını sorduğumuz Zehra Çevik Hoca Hanım, ''Olmaz olur mu? Elbette vardı.'' diyor ve şöyle devam ediyor. Onun hayali, Adana, Mersin, Tarsus'tan her yıl en az 10 öğrenci getirip, onları hafız edip yetiştirmekti. Kurra Hafız Mehmet Çevik Hoca Efendi hakkında görüşlerine başvurduğumuz ağabeyi emekli din görevlisi Hafız Ali Çevik Hoca söze şu cümleyle başlıyor. O bu dünyanın insanı değildi. Gönlü hep ötelerdeydi. Şöyle devam ediyor. Dünyaya hiç metelik vermedi. Gücünün yettiği ölçüde çağrıldığı her yere gitti. Hiç kimseyi reddetmedi. O tam bir ilim aşığıydı. Öyle ki lise yıllarında gece gündüz yaptığı talim çalışmaları onu adeta yemek yiyemez hale getirmişti. O her zaman zora talip oldu. Oldukça temiz bir insandı. Kendisine gelen iş tekliflerini elinin tersiyle itiyor ve şöyle diyordu: "Ben Kur'an'ın gölgesinde ölmek istiyorum. Madem ki hayali olmayanın hakikati de yoktur. Öyleyse izninizle küçük bir hayal kurmak istiyorum." Kim bilir belki bir gün Adana'da, Mersin'de ya da Tarsus'ta bir eğitim merkezi açılır ve oraya Kurra Hafız Mehmet Çevik ismi verilir. Niceleri gibi o da geldi ve gitti bu fani dünyadan. Temiz kalbi, sevgi dolu yüreği, Kur'an aşkı onu bir ilçenin en uzak köyünden aldı, dünyanın başkenti İstanbul'un muhteşem camisi olan Süleymaniye'nin minberine çıkardı o, tevazuyu kuşandığı için hep yükseldi. Kurduğu başka bir hayal var mıydı bilmiyorum. Ama gönüllere tat kurmuştu. Güzel yaşadı, güzel bir ad bırakarak, güzel bir ata binip gitti. Ömrünü Kur'an hizmetine adayan bir hafız. Osman Karanfil Hoca Efendi Bünyamin Albayrak 31 Mart 1934 yılında Sivas'ın Doğanşar ilçesi Karkın köyünde mütevazı bir hayat süren Ali Efendi ve Hesna Hanım'ın bir erkek çocukları dünyaya gelir. Hz. Osman Efendimiz gibi Kur'an hadimi olmasını diledikleri yavrularına Hafız Osman adını verir Karanfil ailesi. Hafız Osman'ın ilim yolculuğundaki ilk rehberi babaannesi Seher Hanım'dır. Kur'an aşığı olan hoca efendiye memleketi dar gelir. Bilgisini artırmak, daha büyük ilim deryalarına ulaşmak, güçlü pınarlara kavuşup son Osmanlı temsilcilerinden müstefit olmak ister. Bu ilim aşkı hoca efendi ilmin merkezine İstanbul'a hicrete mecbur kılar. 29 Mayıs 1951'de 16 yaşında adını her ağzına aldığında gözleri yaşaran çok kıymet verdiği hocası, Sultan Sultanahmet Camii Baş İmam Hatibi Reysül Kurra, merhum Gönenli Mehmet Efendi'nin maddi ve manevi himmetine sığınır ve altmış kuruş harçlıkta eğitimine devam eder. Babaannesinde başladığı hafızlığını, Şehzadebaşı Camii'nde Fatih Camii Baş İmamı, merhum Siirtli Ömer Efendi'de tamamlar. Kur'an kıraatına büyük önem veren Osman Hoca Efendi, Reisül Kurra İsmail Bayrı Hoca Efendi'den talim, tecvid ve tashihi huruf dersleri alır. Zaman zaman ilim yolculuğuna ait hatıralarını bizlerle paylaşan hocamız bir süphaneyi geçmek için bir ay Aksaray Muratpaşa Camii'den Fatih'e İsmail Efendi'ye devam ettiğini söylerdi. İlim yolculuğunu hiç aksatmadan devam ettiren hocamız yıllar sonra ilerlemiş yaşına rağmen Şeyhül Kurra, Mahmud Sarıcaoğlu, Hoca Efendi'den Cezeri okur. Arapça tahsiline, Yozgatlı Ahmet Şahin Hoca de emsile, bina, maksud okuyarak başlar. Arap Edebiyatı muallimlerinden, merhum Tayfur Dinçkol Hoca Efendi'den İzzi, Merah, Avamil, İzhar, Kafiye ve Molla Cami, Aksaray Muratpaşa Cami İmam Hatiplerinden, merhum Mustafa Efendi'den Hadis-i Kutsi, Hadis-i Erbain ve Tefsiri Hammami, Diyarbakırlı Marangoz Muhammed Tahir Hoca Efendi'den İmam-ı Nebevi'nin Hadis-i Erbain, Abdurrahman Hoca Efendi'den Merakıl Felah, Kuduri, Münebbihat, Askerlik vazifesini yaparken Bitlis müftüsü merhum Abdülkerim Saruhan Hoca Efendi'den Şerhul Emali, Türkistanlı merhum Celalettin Karakaş Hoca Efendi'den Usulü Hadis, Tac ve Buhari Şerif'in ilk iki cildini, Hadis alimi Emin Saraç Hoca Efendi'den üçüncü ve dördüncü ciltleri, merhum Profesör Doktor İbrahim Canan Hoca'dan Sahih-i Müslim ve Sünne-i Tirmizi ve Ali Ulvi Hoca Efendi'den Mülteka ve Hidaye okur. Aksaray Muratpaşa Camii'nde geçirdiği zorlu yılları çok defa yad eden hocamız, nice günler yer yokluğundan, bir yatağı iki kişiyle paylaşma mecburiyetinde kaldıklarını, tuvalet sırası beklerken tecvid bilgilerini tazelediğini, yemek almak için kuyruğa girdikleri Kızılay Aşevi'ndeki kazanın içinde nohut, fasulye ve benzeri sayılacak kadar az olduğunu, yağın suyun yüzünde belirecek kadar az konulduğunu, Yokluk yıllarını hatırlatırdı. Kurs'ta nöbetçi olduğu günlerde etleri yemeyip tabağın kenarına bırakan, ekmek bayat diye yemeyen veya mevcut yemekleri beğenmeyen öğrencilere sitem eder, o zor günleri hatırlayarak çöpe atılmasına engel olurdu. Hayatını Kur'an hizmetine adayan Osman Karanfil Hoca Efendi 22 yıl Mecidiyeköy'de köyde 1960-1982 20 yıl Bayrampaşa Yeşil Cami Kur'an kursunda 1981-2001, 7 yıl Bayrampaşa Kocatepe Kur'an kursunda 2003-2010 ve 10 yıl oğlu Muhammed Karanfil Hoca'nın Kur'an öğreticiliği yaptığı Bahçeli Evler Yeni Bosna Merkez Cami Kur'an kursunda hafızlık, tecvid, talim ve tashihi huruf dersleri verdi. Bununla beraber İsteyenlere Sarf, Nahiv, Celaleyn tefsiri, Buhari, Riyazü Salihin ve Kuduri dersleri okuttu. Bugün birçok talebesi Diyanet İşleri Başkanlığımızın çeşitli kademelerinde görev yapmakta olan hocamız 200'den fazla hafız yetiştirmiştir. Talebe yetiştirmeye, ders okutmaya çok büyük önem veren hocamız halkın içinde olmaya, vaaz irşat faaliyetlerine de zaman ayırırdı. 1996-2006 yılları arasında Kur'an hizmetlerine eş zamanlı olarak Bayrampaşa Mega Center Camii'nin mihrabında imamlık yapmış, minberinden imanlı gönüllere nur saçmıştır. Osman hocamızın Kur'an'a olan aşkı, talebe yetiştirmeye olan sevdası hiçbir zaman sekteye uğramamıştır. Mecidiyeköy Gülbahar Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu çevreyi Darül Erkam misali medreseye çevirmiş genç yaşlı demeden isteklilere Kur'an öğretmeye ve onları işaret etmeye çalışmıştır. Yeşil Cami Kur'an kursunda görev yaparken böbrek yetmezliği, diyaliz hastalığına yakalanan evladı Kurra Hafız Abdülkerim'in hem babası hem hocası hem de hizmetçisi olmuş, tedavi süreci de hizmetini engellememişti. Ömrünün son demlerinden kursa gitmeye sağlı el vermeyince, evine yakın olan Kocatepe Kur'an kursundan hafızları evine davet edip, onlara tasihi horuf dersleri vermeye devam etmiştir. Bizler her ziyaretine gittiğimizde, hasta yatağında yatarken Allah'a hamd eder, büyük bir heyecanla hala talebe okutmaya devam ettiğini söylerdi. Günümüz Kur'an hadimlerine örnek olacağını düşündüğüm Osman Karanfil hocamızın tüm öğrencileri tarafından malum olan bazı özelliklerini burada paylaşmak istiyorum. Öncelikle iyi bir Müslüman ve dava adamıydı. Olaylara iman penceresinden bakar, Kur'an ve sünnet zaviyesinden değerlendirirdi. İslam'ın güzel ahlakını, emir ve yasaklarını öncelikle kendi hayatına uygular, sonra da ailesine ve talebelerine tavsiye ederdi genç yaşta evladını kaybettiğinde, o büyük imtihana karşı vakur bir duruş sergilemişti. Misafire ikram etmeyi çok severdi. Hocamızın masasında mutlaka ikram edeceği bir şeyler bulunurdu. Hiç olmasa ya bir çay şekeri veya mis kokusuyla ikramda bulunurdu. Talebelerinden aileleri İstanbul dışında olanlarla ayrıca ilgilenir, aileleri geldiğinde evinde misafir ederdi. Gerektiğinde talebelerinin yırtık sökük elbiselerini evinde tamir ettirirdi. Zevki Selim sahibiydi. Odasında onlarca çiçeği bulunur, onlarla ayrı ayrı ilgilenirdi. Kazayla da olsa çiçeklere bir zarar dokunsa gözyaşı dökerdi. Doğadaki her bitkinin Allah'ı zikrettiğini en iyi bilenlerdendi. Babacan sabrı cemil ve ihlaslıydı. Hafız yetiştirmek gibi zorlu bir görevde talebelerine karşı hoşgörülü ve sabırlıydı. Yüzüne bazen babacan bir tebessüm takılı verirdi. Heybetli duruşunun altında yufka bir yürek ve duygu yüklü bir kalp taşıdığını tüm öğrencileri bilirdi. Endamı pehlivanları andırırdı. Fiziği ortalamaların üstündeydi. Özellikle talebeleri onun tek koluyla ilerlemiş yaşına rağmen ne ağır yükleri kaldırabildiğini çok iyi bilirlerdi. Sivas Doğanşar yöresinin güreş oyunlarını iyi bilen hocamız, yörenin bir güreş şenliğinde gençlik yıllarında meşhur güreşçilerden bir arkadaşının ısrarı üzerine, "Güreşirsem camiye bir kütüphane yaptıracaksın, yenersem kitaplarını da alacaksın." diyerek o yöreye bir kütüphane kazandırmıştır hizmette hasbiydi. Mesai mefhumu asla zamanda sınırlı değildi. Onun için Kur'an hizmeti sabah namazına mütakip başlar, yatsı namazına kadar devam ederdi. Ders dinlemekten, talebelerine yardımcı olmaktan asla usanmazdı. Cumartesi ikindi namazında öğrencileri evlerine uğurlar, pazar günü genelde kursta bulunmaya çalışırdı. Hocamız çok zaruret olmadıkça kursa yemek yemezdi. Talebenin hakkına önem verirdi. Nöbetçi olduğu zaman bakkaldan yumurta, domates ve benzeri şeyler aldırarak yediğine biz öğrencileri şahidiz. Eğitimde hocalarından öğrendiklerine önem verir, onları titizlikle uygulamaya çalışırdı. Tashihi huruf ve maharici huruf derslerini temel uygulama olarak kabul eder, harflerin seslendirmesiyle başlayıp şeddeye kadar devam eden, daha sonra sübhaneke duaları, amme cüzü, yasin, mülk, fetih ve benzerlerini mutlaka tahkik üzere dinlerdi. Öğrencinin ağız yapısı, telaffuz hasletleri bozulmasın diye bu uygulamayı hafızlık sınavına kadar devam ettirirdi. Kur'an tilavetinin inceliklerini, vakıf iptida, manaya dikkat edilmesini, manaya göre seslendirme yapılmasını ve benzeri konuları mutlaka öğrencilerine hatırlatırdı. Mesela Aşr-ı Şerif, Mihrabi'ye okurken, sakın azap ayetleriyle bitirmeyin, müjde ayetlerini okuyun diye tembihlerdi. Öğrencilerine badi, ikili sistemi uygulardı. Yani aynı cüz sayfada olan öğrencileri eşleştirir, onlar bir gün önce derslerini Sayfa sayfa birbirlerine dinletirler. Ders okuyacakları sabah baştan sona bir defada tekrar dersi birbirlerine okurlar. Öylece hocanın huzuruna varırlardı. Bir öğrenci hocaya dersini okurken diğer arkadaşı da onu takip ederdi. Bir ders defaatle de tekrar edilerek ana belleğe yerleşmiş olurdu. Günlük ders okunduktan sonra hoca efendi yeni ezberlenecek sayfaları Mutlaka önce yüzüne olarak birkaç defa dinler böylece yanlış ezberlemenin galatın önüne geçmiş olurdu. Yetiştirdiği talebelerinin İslam'a hizmet etmesini çok önemseyen hoca efendi kendi hocasından rivayette şöyle derdi. Rahmetli hocam bir talebesine selam gönderirken sorardı. Namazına devam ediyor mu? Talebe okutuyor mu? Eğer olumsuz cevap alırsa selamını geri alırdı. Hocamızın talebelerinden en büyük isteği hizmet etmeleriydi. Her talebesiyle ayrıca ilgilenir, onların başarıları için dua ederdi. Bizler kendisine, hocam, falan talebeniz müftü oldu. Bir başkası eğitim merkezi öğretmeni müdür oldu. Bir diğeri ilahiyat fakültesinde öğretim üyesi, Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen, ve benzeri hizmetlere geldiler dediğimizde çok mutlu olur, gözyaşları döker ve onlara gönülden dua ederdi. Evli ve ikisi kurra hafız dört çocuğu olan merhum Osman Karanfil Hoca Efendi, arkasında Kur'an hizmetine gönül vermiş, yüzlerce mani ve evlatlar bırakarak 28 Temmuz 2010'da Hakk'a yürüdü. Hoca Efendi'nin kabri Feriköy mezarlığında, karanfil hafızlar çeşmesinin yanındadır. Hz. Peygamber'den bugüne kadar eli öpülesi tüm Kur'an hadimlerine aldığımız her nefes selam olsun. Rahmetli hocamızın toprağında talebeleri karanfil, rahmet yağmurları sebil olsun. Örnek bir din adamı, Hafız Ahmet Kara Toprak Hoca Mükerrem Üçkan Balıkesir maddi ve manevi bolluk ve bereketlerle dolu, insanların kendilerini güvende hissettiği, huzurlu, aile yapısının korunduğu, küçük, sevimli, bolluk ve bereketiyle tanınan, gelenin bir daha ayrılmayı istemediği, gelenek ve göreneklerine bağlı bir şehirdir. En köklü geleneklerinden bir tanesi her ailenin çocuklarından en az bir tanesinin hafızlık yapmasıdır. Her yıl yapılan köy hayırlarında hafızlık ve hatim merasimlerinin beraber çevre köylerin katılımıyla yapılması Kur'an-ı Kerim ve hafızlığa verilen önemin bir neticesidir. Bu geleneğin oluşmasında Kur'an-ı Kerim'e canı gönülden hiçbir karşılık beklemeden hizmet edenlerin emeği çok büyüktür. Bu hizmette emeği geçenlerden bir tanesi de Hafız Ahmet Karatoprak hocadır. Hafız Ahmet Karatoprak Hoca, 1922 yılında Balıkesir'in Gönel ilçesinde dünyaya geldi. Kafkasya kökenli olan babası Abdullah Bey de hafızdı. Annesi Zehra Hanım, Rumeli'den Gönel'e göç eden bir ailenin kızıdır. Gönelli Mehmet Hoca diye tanıdığımız, Kur'an sevdalısı ve hizmetkarı olan Mehmet Öğütçü Hoca'nın hafızlığını yaptıran Hafız Abdullah Karatoprak, oğlu Ahmet Karatoprak'ın da hocası olmuştur. Ahmet Karatoprak 12-13 yaşlarındayken babası Hafız Abdullah Bey'in himayesinde hafızlığını tamamlar. 1937 yılında Gönenli Hafız Mehmet Öğütçü, Hafız Ahmet Karatoprak hocamızı İstanbul'a götürür. İstanbul'da kıraat ilmini tamamlayıp Arapça olarak icazetnamesini alır. Mehmet Öğütçü hoca sadece hocası olarak yer almaz hayatında. Onun için örnek, önder, saygı ve hayranlık duyduğu bir büyüğüdür. 1940 yılında Ahmet Kara Toprak Hoca 18 yaşlarındayken İstanbul Fatih Camii'nde müezzin olarak göreve başlar. Sonra Süleymaniye Camii'nde müezzinliğine devam eder. Süleymaniye Camii'nde görevi devam ederken Balıkesir müftüsü Naci Çıkrıkçı Bey açılması düşünülen Kur'an kursu için Mehmet Öğütçü hocadan bir öğretici ister. Hocasının bir sözünü iki etmeyen Ahmet Karatoprak hocaya Balıkesir yolu görünür. 1948 yılından itibaren Kara Toprak Hoca diye tanındığı Balıkesir'de hizmetleri son güne kadar devam eder. Balıkesir'de ilk görev yeri Yeşilli Cami Kur'an kursudur. Bir süre sonra öğrenci sayısındaki artış nedeniyle kurs mekanı yetersiz gelmeye başlar. Kara Toprak Hoca, kara olan camindeki boş odaların Kur'an eğitim için kullanılabileceğini düşünür. Ancak bu odaların tadilat ve tamiratının yapılması gerekir. Bütün gayretler seferber edilir. Ne ki bir süre sonra burası da yetersiz gelmeye başlar. Kara Toprak Hoca'nın büyük gayret ve çabalarıyla 1952 yılında Yıldırım Camii Kur'an kursu hizmeti açılır ve halen hizmete devam etmektedir. Kur'an kursu Kara Toprak Hoca'nın çalıştığı mekan değil, evi ailesidir. 24 saat öğrencilerin başındadır. Disiplinlidir. Yeri geldiğinde tatlı sert olmayı becerebilen birisidir. Öğrencilerini hafızlığa başlatmadan önce iki rekat şükür namazı kıldırır. Öğrencilerine karşı ilmiyle, bilgisiyle olduğu gibi hal ve hareket davranışlarıyla da örnek bir insandı. Temiz ve düzenli giyinmeyi sever, mihraba geçtiği zaman pantolonunu değiştirirdi. Bu davranışını yakınları bir süre pantolonunun ütüsünün bozulmasından korktuğu için yaptığını zannetmişler, fakat daha sonra görev hassasiyetinden kaynaklandığını anlamışlardı. Namazı adab ve erkan üzere kıldırırdı öğrencileri Kara Toprak Hoca'nın minbere çıkışını, oturuşunu, okuyuşunu dikkatle takip eder ve onu örnek almaya çalışırlardı. Türkçeyi çok iyi kullanırdı. 1963 yılında ilkokul diploması olmamasına rağmen Balıkesir valisi Kazım Arat Bey'in teklifiyle Balıkesir İmam Hatip Okulu'nda Kur'an-ı Kerim dersi öğretmeni olarak derslere girmişti. Kara Toprak Hoca sadece göreviyle değil, çevresiyle de çok ilgiliydi. Balıkesir'de İmam Hatip Okulu'nun açılması konusunda büyük gayret gösterdiği gibi, öğrenci toplanması konusunda da köy köy dolaşarak büyük emeği geçmiştir. İnsanların dertlerini dinler, sıkıntılarını paylaşır, insanlar onunla konuşunca hayrı ve doğruyu tercih ederlerdi. Çevresine devamlı ümit telkin ederdi. O yıllarda ciddi manada çekilen su sıkıntısına karşılık Balsu Derneği'nin çalışmalarına destek olmuştur. Balsu Derneği'nin görevi iyi vasıflı içme suyu temin etmek ve bedava hizmet sunmaktır. Türkiye'de içme suyunu bedava temin eden Balıkesir'den başka hiçbir il yoktur. İnsanlara faydalı olmaktan başka hesabı olmayan ve birçok hafız yetiştiren Kara Toprak Hoca aynı zamanda iyi bir şairdi kendisine verilen zamanı en güzel şekilde değerlendiren Kara Toprak hocamız, kendisini takip edenleri de fırsatları iyi değerlendirmelerini şu beyitle de dile getirmiştir. Kara Toprak söyler sözün, yaşla doldu iki gözün, hakka yönelt dışın özün, sonra fırsat kalır sanma. Her gelen gitmeye, her doğan ölmeye mahkum. Allah'tan geldik, yine O'na gideceğiz. Bulduklarımızı kaybedeceğiz. Kaybettiklerimizin yerine yenileri gelecek. Gelenler iz sürecekler, takip edecekler gidenleri. Ne var ki görevini tamamlayıp gidenler, eşine az rastlanır, nadir şahsiyetler olunca daha bir hüzün veriyor insana. Bir kara toprak hoca daha kolay yetişmeyecek belki. Ama onun yetiştirdiği öğrencileri izinden yürümeye gayret edecekler inşallah. Güzel insan Hafız Kara Toprak Hoca 27 Haziran 2008 tarihinde aramızdan ayrıldı. Hafız İbrahim Aslan Mehmet Pelivan Tavşanlı'nın Kayık Köyü'nde Arif Ağaların Ahmet Ağa'yla Şerife Ağaların Fatma Hanım'ının 1939 yılında bir oğulları dünyaya gelir ebeveyni bu yavruya isim olarak bir zamanlar alay müftüsü olan dedesi İbrahim Ethem'in adından esinlenerek İbrahim verirler. İbrahim küçük yaşlardayken ailesi onu dedesinin adını aldı, inşallah kişiliğini de alır diyerek 1951 yılında köylerinin imamına Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gönderir. Talebesinin zekiliğini ve sesinin güzelliğini fark eden hocası bu çocuğun hafız olmasını ister. Bunun üzerine Tavşanlı Çavuş Camii İmam Hatibi, Hafız Abdurrahman adı gözere gönderilen İbrahim, 1953 yılında bu hoca efendiden hafızlığını bitirir. O yıllarda Tavşanlı'da başka ders alacak hoca da bulunmadığından, İbrahim Hoca 40 lira maaşla aşağı tekke camiine fahri müezzinliğe başlar. Görev yaptığı yıllarda İstanbul Beyoğlu, A Cami Baş İmam Hatibi Rahmi Şenses Hoca Efendi Tavşanlı'ya gelir ve İstanbul'a götürüp yetiştirecek hafızlar araştırır. Halktan bazı kişiler Hoca Efendi'ye İbrahim'i tavsiye ederler. İbrahim'in okuyuşunu ve sesini, sedasını dinleyip beğenen Rahmi Hoca, bu çocuğun üstüne düzgün bir elbise yaptırılıp İstanbul'a gönderilmesini ister. Üstünü başını biraz çekip çeviren, ve sırtına da bir kat içerik yatak yüklenen İbrahim, 1955 yılında akrabası Mehmet Ali Ağa'nın velayetinde İstanbul yollarına düşer. O günün İstanbul'unda tasihi horuf, aşareyi takrib ve makam üstadlarından olan Hafız Rahmi Şensez, Beyoğlu Ağa Cami Baş İmam Hatipliği'nin yanında aynı zamanda İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde Kur'an-ı Kerim hocalığı da yapmaktadır. İşte Hafız İbrahim böyle bir ustanın ateşinde pişip eriyecek ve ondan çıkan cevherler en güzel kalıplara dökülerek bu hünerli elle işlenip mücevher yapılmaya çalışılacaktır. Beyoğlu A Camii dahilindeki odalardan birine yerleşen İbrahim'in oda arkadaşı Mehmet Ali Sarı'dır. Halen Haseki Eğitim Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim ve dini musiki hocası olan Doktor Mehmet Ali Sarı, o yıllarda Rahmi Şensiz hocadan kıraat derslerini bitirip İmam Hatip okulunda okumaktadır. Bir nevi ağabey konumunda olan Mehmet Ali Sarı'nın İbrahim'e desteği çok olmuştur. İbrahim önce tahsihi huruf dersleri almaya başlar. Gün geçtikçe üzerindeki tortular, paslar temizlenir, okuyuşu düzelir, ses ve sedasındaki namelerin güzellikleri meydana çıkmaya başlar. Bu durum hocasının ziyadesiyle memnun eder. Aradan bir yıl geçtiğinde, bir gün arkadaşıyla sohbet eden Rahmi Hoca Efendi'nin dilinden, eğer ses tonlarımız uymuş olsa ve araya bir perde çekilip, İbrahim'le ben Kur'an-ı Kerim okusak, onunla benim okuyuşum ayırt edilemez sözleri dökülür. Bir gün Yeraltı Cami İmam Hatibi, meşhur Üsküdar'da Hafız Ali Efendi, A Camii'ne gelir. Ali Efendi ile Rahmi Şensez, Yüksek İslam Enstitüsü'nde Kur'an-ı Kerim dersleri vermektedirler. Bu sebeple Ali Efendi yaşı ileri olmasına rağmen zaman zaman Rahmi Hoca'nın yanına hasbihal etmeye gelir. Onun her gelişinde İbrahim de alt taraftaki kahveden ona ıhlamur söylemeye iner. Üsküdar'da Hafız Ali Efendi, Abdülhamit Han'ın saray hafızlarındanmış. Abdülhamit Han'ın huzurunda Ramazanlarda Kur'an-ı Kerim okunurmuş. Orada her hafız ezlerine kolay gelen yeri okurmuş. Ali Hoca Efendi ise kendisinden önceki hafızın bıraktığı yerden alır ve devam edermiş. Bu durum Abdülhamit Han'ın gözünden kaçmamış. Okumalar bittikten sonra herkes padişahın elini öpüp caizesini alıp giderken padişah Ali Efendi'nin sırtını sıvazlamış ve muammer olasın evladım, yani uzun ömürlü olasın demiş. Padişahın duasını alan Hafız Ali Efendi, 100 yaşına kadar yaşamış. 1976'da Hakk'a yürüyen Ali Efendi'ye yaşı sorulduğunda, El bereketü fiil meçhul, yani bereket bilinmeyendendir dermiş. İşte bu ziyaretlerden birinde Hafız Ali Efendi, Rahmi Hoca'ya İbrahim bir aşır okusun da dinleyelim der. Rahmi Hoca da İbrahim'e oku diye işaret eder. İbrahim kime Kur'an okuduğunun farkındadır. Evzu besmele çeker ve okumaya başlar. O okurken Ali Efendi bir yandan huşu içinde onu dinlerken, diğer yandan da onun okuyuşunu tasdik anlamında devamlı başını sallar. Hafız Ali Efendi onun okuyuşundan çok hoşlanmış olmalı ki bir yere geldiğinde tam oldu anlamında ha diyerek beğenisini ifade eder. Abdülhamit Han gibi bir padişah beğenisini kazanan bir üstadın beğenisini kazanmak elbette ki İbrahim için de büyük bir paye olmuştur. Rahmi Şenses yukarıda belirttiğimiz özelliklerinin yanında aynı zamanda İstanbul'un rağbet ettiği hafızlardandır. Bu sebeple gittiği merasimlere beraberinde artık Hafız İbrahim'i de götürerek ona aşırlar okutmaya başlar. Hafız İbrahim Hoca Ramazanlarda Yeni Cami ve Nuru Osmaniye gibi camilerde mukabeleler okumaya başlar. Hocası Rahmi Şensez İbrahim'e sadece kendi okuyuş tarzını vermeyi yeterli bulmaz. Onun İstanbul'un her bir üstadından farklı bir makam ve name alıp kendine has bir tavır oluşturmasını ister. Bu sebeple gelişinin ikinci yılından itibaren artık Hafız İbrahim, İstanbul'un ünlü Mevlid Hanları, Nihat Ulu, Hüseyin Sebilci gibi hocaların yanında farklı farklı ortamlardaki mevlitlere gidip oralarda aşrı şerifler okur. Onun birlikte mevlid okumaya gittiği üstadlardan birisi de Kani Karaca'dır. Rahmi Şenses aynı zamanda erbabı kalemdir ve yayınlanmış kitapları vardır. Bu kitaplardan birisi de 1965 yılında yayınlanan bugünün meşhur hufazı ı Kiramı ve Mevlid Hanları adlı kitabıdır. O yılların bilinen ve tanınan en meşhur hafız ve Mevlid Hanları özellikleriyle beraber bu kitapta toplanmıştır. Bu kitapta Rahmi Şenses, talebesi Hafız İbrahim'in özelliklerinden Methü Sena ile şöyle bahseder. Hafız İbrahim Efendi, Cenab-ı Hakk'ın en güzel nimetlerinden olan öyle güzel ve yakıcı bir ses nimetine nail olmuştur ki bu güzellik dille tarif edilemez. Kur'an-ı Azimüşşan'ı tilavet ederken tabiatındaki nameler ve hançeresindeki o bülbül gibi makaralar dinleyenlerin kalplerinde derin bir yara açar ve bunun tesiriyle de gayri ihtiyari gözlerden yaşlar akar. Hafız İbrahim Efendi, Sesinin güzelliği kadar simacada güzel olup yüzünden nurlar akan, gözlerinden zeka fışkıran, fevkalade edep, haya, terbiye, ciddiyet ve vakar sahibi bir efendidir. 1957 yılında Rahmi Şenses, İzmir Hisar Camii'ne Kur'an-ı Kerim okumaya davet edilir. Rahmi Hoca beraberinde Hafız İbrahim'i de götürecektir. Uçakla İzmir'e varılır. O gün Hisar Camii tıklım tıklım doludur. Hafız Rahmi Şensez o günlerde hafif bir kaza geçirdiği için kürsüye çıkmakta zorlanacağından yerine kürsüye Hafız İbrahim Hoca'yı çıkararak ona Kur'an-ı Kerim okutturur. Olayın bundan sonraki kısmını yine bu kitaptan bir alıntıyla aktaralım. 1957 senesinde kendisiyle birlikte İzmir'e gittiğimizde Hisar Camii Şerifinde Kur'an-ı Kerim okuyup Müslümanların bunalmış gönüllerini ferahlandırmış, kara kalpleri aydınlatmış, ölü yürekleri diriltmiştir. Etrafını saran aşıklar sanki İbrahim Efendi bir anda yutacaklarmış gibi kim olduğunu anlamak için üzerine saldırıyor, hüviyetini öğrenmek istiyorlardı. Ramazan-ı Şerif'i İzmir'de geçirmesi için ricada bulunuyorlar. O üzerine yüklenen bu kalabalığı dağıtabilmek için mütemadiyen beni göstererek, hocam bilir demekte iktifa ediyordu. Hafız İbrahim Hoca, İstanbul'da ikinci yılının sonlarına doğru yaklaşmış, tasihi huruf derslerini bitirerek, ilmi kıraatten aşareyi takrib okumaya başlamıştır. Fakat tam da böyle bir zamanda İbrahim Hoca rahatsızlanır. Ve üç ay gibi uzun bir zaman hastanede yatmak zorunda kalır. Hastaneden çıktıktan sonra bir müddet istirahate ihtiyaç duyduğundan memleketine döner. Askerlik dönüşü 1961 yılında kadrolu olarak ilk görevini alan Hafız İbrahim, Tavşanlı Pazar Camisi'ne İmam Hatip olarak atanır. O günden sonra Hafız İbrahim Hoca, ilahi sadasını Pazar Camisi'nden dalgalandırarak hemşerilerinin gönül dünyalarının semalarında yankılandırmaya başlar. 7 yıl kadar Pazar Camisi'nde görev yaptıktan sonra 3 Kasım 1967'de Aşağı Tekke Camisi'ne atanır. O tarihten itibaren emekli olana kadar burada görev yapacak olan Hafız İbrahim Hoca'nın ismi adeta Aşağı Tekke Camisi ile özdeşleşecektir. Kandil gecelerinde Ulu Camisi'nde düzenlenen mevlüt törenleri onun okuduğu aşırı şeriflerle nurlanır. Ramazan aylarında mukabeleler okur. Teravih namazlarını Enderun usulü diye bilinen usulle kıldırır. Tekke camisinde sadece imam hatiplik yapmakta yetinmeyen Hafız İbrahim Hoca kendi hocalarının usulünü takip ederek tekke camisinde devamlı talebe okutur. Tavşanlı halkı da çocuklarını İbrahim Hoca'nın okuyuşunu alsın diye ona Kur'an öğrenmeye gönderirler o talebelerine sadece Kur'an öğretmekte yetinmez ve burada hafızlar da yetiştirir. Hafız İbrahim Hoca yetiştirdiği hafızlara 1980 yılında Ulu Camii'nde bir hafızlık merasimi düzenler. Bu merasime şeref konu olarak Türkiye'nin meşhur kıraat üstadı Hafız Abdurrahman Gürses Hoca Efendi davet edilir. Çok coşkulu geçen bu merasimde Abdurrahman Gürses Hoca Efendi, Kur'an-ı Kerim okuyarak tavşanlılara manevi bir ziyafet çeker. Nihayet yıllarını Kur'an ve din hizmetine harcayan Hafız İbrahim Aslan Hoca Efendi, 1 Nisan 1985 tarihinde emekli olur. Halihazırda hazırda Hoca Efendi bir yandan talebe okutmaya devam ederken, diğer yandan da 3 aylar ve Ramazan ayı geldiğinde Tavşanlı Ulu Camii, Arif Ağa Camii ve Yunus Emre Camii gibi camilerde mukabeleler okuyarak hoş selasını hala dalgalandırmaktadır. Biz de Kur'an aşı bu hocamıza Abdülhamit Ağa'nın duasıyla dua edelim ve muammer olasın hocam diyelim. Bir yıldız daha kaydı. Kutuz Hoca. İlyas Dilbaz. 1965 yılı sonbaharında Güneyce Büyük Camii yanında Kutuz Hoca'nın devam ettirdiği Fahri Kur'an kursunda derse başladı. İlk defa hocadan ders alacaktım. Dört sayfadan gidiyordum. Sabah erkenden hocanın huzuruna varıp dersimi okumaya başladım. Hafızlıkta dersi okurken motive olmak çok önemlidir. Bu sebeple genel olarak hocanın yüzüne bakardık. Onun jest ve mimikleri, başını sallaması, kaşlarının durumu, tesvi çekiyorsa yavaş veya hızlı çekmesi, hatta nefes alışı okuyanın okuşunu duruma göre kolaylaştırır veya zorlaştırırdı. Hocamız orta uzunlukta siyah sakallı, gür kaşlı, keskin çakır gözlüydü. Sert ve anlamlı bakışları vardı. Çoğu kez duruşuyla dinlediği hafızı yönlendirirdi. Tutukluk yapan veya yanlış okuyanı işaretle düzeltmeye çalışır, yine açılmazsa Kur'an metnini çok ciddi bir ses tonu ve mehabetli bir edayla dinlediği hafıza hatırlatırdı. Bizi okuttuğu yıllarda 45-50 yaşlarındaydı. Cemaat tarafından kendisine, ''Hocam, imamet görevini zor yapıyorsun. Bari şu hafızlık yaptırdığın çocukları bırak.'' denildiğinde kendisi, ben bu hafızlarla ilgilenmezsem İstanbul'da okuyan oğlum Mustafa'yla da onun hocaları ilgilenmez derdi. Hocamız köyümüzün hem baş imamı hem de doktoruydu. Askerliğini sıhhiye olarak yaptığından hasta olan, yaralanan ilk önce Kutuz Hoca'ya gider, o ilk müdahaleyi yapar, gerekirse doktora gitmeyi tavsiye ederdi. İğne ve pansumanları da o yapardı. Hocamız öğrenci okutmayı, hafız yetiştirmeyi çok önemserdi. 1967 yılında Rize İmam Hatip Okulu'nun açılacağını öğrenince hafızlarını bitirmek üzere olanları özel takibe aldı. Mezun olanları hıfzını kuvvetlendirmeye çağırdı. Güneyce'nin resmi Kur'an kursundaki öğrencileri de yönlendirdi. Hocamız bizleri İkizdere müftülüğüne gönderdi. Müftülükte hafızlık diplomalarımız hazırlanıp bize verildi. Hocamız diplomaları bize verirken şu nasihatlerde bulundu. Hafızlarım, evlatlarım. Hafız olmak da bir küp veya bir teneke balı sırtınıza yüklendiniz demektir. İlim ve Arapça öğrenerek taşıdığınız o baldan önce siz tadınız. Tatmazsanız ömür boyu bal küpü taşıyan ama hiç tatmayan hamal gibi olursunuz. Hadi gidin ilim öğrenin ve taşıdığınız baldan önce siz yiyin sonra başkalarına da yedirin. Kutuz Hoca beldemizin kapağı sonuna kadar açık manevi bal köpüğüydü. Köydeki herhangi bir cenazeye katılıp eve döndüğümde annemin cenazeyi kim kıldırdı sorusuna Kutuz Hoca cevabını verince annem ne mutlu o kimseye ki cenazesini Kutuz Hoca kıldırdı. Allah bize de nasip etsin diye söylerdi. 1990 yılında hocamın hasta ve yorgun halde annemin cenazesine geldiğini görünce Allah'ım cenaze namazını Kutuz hocanın kıldıracağını annemin ruhuna ilham et diye dua ettim. İmamet görevine engel teşkil etmediğinden sıhhati el verdiği ölçüde arıcılık yapardı. O sebeple evinden bal eksik olmaz, onu yaz-kış ziyaret edenler bal şerbeti içmeden evinden ayrılmazdı. Hocamız emekli olduktan sonra bir müddet daha Güneyce Merkez Kur'an kursunda fahri olarak görev yaptı ve bu kez kız öğrencilerin hafız olmalarını sağladı. O yıllarda 1978 haç farizasını yerine getirdi. Kutuz Hoca zühd ve takvasını Tasavvufi hayatını halktan gizlerdi. Dershanenin üstünde biraz büyükçe tek bir odada kalırdı. Dershane sabahtan öğleye kadar hafızlar için kurs, diğer zamanlarda cemaatin oturma ve sohbet yeri olarak kullanılırdı. Merhum hocamız ilim, hilm, zühd ve takva örnekleriyle dolu halkalardan biriydi. Öyle olduğuna dair onlarca duyum ve müşahedelerimden bazılarını zikretmek istiyorum. 2002 yılı Ocak ayında yıl içinde okunmasını tavsiye ettiğimiz kitaplar listesini Sungurlu Müftülüğü panosunda ilan ettik. Onlardan biri hocamın oğlu, hafızlıktan bir arkadaşım İsmail Kara tarafından hazırlanan Hayatını Anlatan Kitaptı. Kutuz hocamız, emekli ikramiyesini infak ettiği gibi Emekli maaşından da son derece rahatsızdı. Bu nasıl iş? Hükümet bize çalışmadan, görev yapmadan maaş veriyor diye bu konuda rahat olmadığını ifade ederdi. Bir defasında kış aylarını geçirmek üzere bir oğlunun yanına gitmişti. Evinin penceresinden çarşı ve sokağa bakarken ağlamaya başladı. Yanındakiler köyden geldiğine üzüldüğünü sanarak "Üzülme" yazın köye gideriz inşallah diye teselli etmeye çalışırken onun cevabı şöyle olmuş. Ben köyden geldiğime üzülmüyorum. Şu dışarıda tenekeyle kömür taşıyan işçilere imreniyorum. Allah bana sıhhat verse de ben de onlar gibi kömür taşıyarak helal para kazansam da şu emekli maaşımı almasam. Kutuz hocamız son aylarda iyice düşkün hale gelmişti kemik erimesi sonucu bir aya hafif bir düşmede kırıldı. Ankara'da tedavi olduğu sırada kendisini ziyarete gittiğimde oğlu Hüseyin'e kalkabilir miyim deyip babacım ayağın kırık kalkamazsın cevabını alınca ya demek günahlarım o kadar çok ki ayaklarım kırılıyor dedikten sonra Allahümme havvil halena ila ahsenil hal diyerek dua ediyordu hocamız şair Fuzuli'nin öyle zayıf kıl tenimi firkatinde kim vaslına mümkün olan yetürmek sabah beni mısraındaki gibi günahlarını eritmenin yanında zaten zayıf olan bedenini de eriterek rüzgara gerek kalmaksızın 8 Aralık 2011 Perşembe akşamı 23.30'da 94 yaşındayken Refiki alasına uçup gitti rahmetullahi aleyh. Bestekar din görevlilerimizden Rakım Erkutlu, Rakım Hoca, Ahmet Şahin Ak. Hoca Rakım Erkutlu 1872'de Mehmet Nazmi Özalp'e göre doğum tarihi 1869'dur. İbnül Emin Mahmut Kemal İnal'a göre 1872'dir. İzmir'de doğdu. Babası İzmir'in tanınmış ailelerinden Hisar Camii İmam ve Hatibi Şuayb Efendi, annesi Sıdık Hanım'dır. İlkokulu mahallesinde bitirdikten sonra orta öğrenimini İzmir İdadesi'nde tamamladı. Zahralı müderris İsmail Efendi'den dini ilimler, amcası İzmirli Şeyh Neyzen Emin Dede Efendi'den de musiki öğrendi. Yine Mevlevi şeyhi olan dayısı Şeyh Nurettin Efendi'den de teşvik görmüştür. 1892'de babasının ölümü üzerine 20 yaşında Hisar Camii'ne imam ve hatip olmuştur. Ölünceye kadar bu görevde kalmıştır. Amcası Şeyh Nai Emin dedenin vefatından sonra Tamburi Ali Efendi'den 5 yıl, Santo Şikari'den 10 yıl eser meşk etmiştir klasik Türk musikisinin büyük bestekarlarından olan Zekai Dede'nin öğrencisi Aziz Efendi'den de faydalanmıştır. Musikimizin ameli ve nazari inceliklerini böyle büyük hocalardan öğrenen Rakım Erkutlu, bestekarlığında bunu açıkça ispatlamıştır. Hepsi Mevlevi tarikatına mensup olan aile büyükleriyle, Mevlevi hanede yapılan ayinlere katılarak musikimizi tanımaya çalışmıştır. Bundan dolayı dini musikimizi ve mevlevili öğrenmiş, daha sonraki yıllarda kudümzen başı olmuştur. Uzun yıllar İzmir Musiki Cemiyeti'nin başkanlığını yapmıştır. Çok hızlı beste yaptığını ve şiir seçmekte çok titiz olduğunu en çok Nahit Hilmi Bey, Orhan Rahmi Gökçe ile yeğeni Adviye Hanım'ın şiirlerini seçtiğini öğrencisi, Hüseyin Mayadağ'ın anılarından öğreniyoruz. Her zaman yakınlarına bestekar olarak İsmail Dede'yi rehber aldığını, büyük bestekar olabilmek için her formda eser vermenin gerektiğini söylermiş. 35 yaşlarındayken dayısı Şeyh Nurettin Efendi bir güfte vererek bir ayin bestelemesini istemiş. Ayinin bestesini bir gecede bitirerek Ertesi gün tekkede ayinin hazır olduğunu söylemiş. İşi ciddiye almadığını ve baştan savma bir beste yaptığını zanneden dayısı Rakım Hoca'yı kovmuş fakat yakınlarının ısrarıyla okunmasına razı olmuş. Ayin okunup bittikten sonra çok beğenilerek gönlü alınmış. Karcıar makamındaki bu ayin Mevlevi haneler kapanıncaya kadar hemen her dergahta okunmuş ve Konya Mevlevi Hanesince de beğenilmiştir. Rakım Hoca, dini ve din dışı musikimizin hemen her formunda 450'ye yakın eser vermiştir. Rakım Hoca, 1948'de Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Tambori Ali Efendi'den sonra İzmir'de musikimizi tanıtan ve musikiden anlayan bir çevrenin oluşmasına yardımcı olan bu yüzyılın en dikkate değer bestekarlarındandır. Son derece esprili bir kişili olan Rakım Hoca'ya bir gün o zamanki değerine göre 200 bin lirası olursa ne yapacağını sormuşlar. Rakım Hoca da ilhamım kaçardı demiş. Hafız Abdullah Nazırlı Efendi Celal Sürgeç Hafız Abdullah Nazırlı 1920 yılında Elazığ'ın Hoşköy'ünde dünyaya geldi. Babası Diyarbakır'ın Hani ilçesinde İmamzadelerden Sufi Abdülfettah Efendi'nin oğlu Hacı Ali Efendi, annesi Elazığ'ın Hoşköy'ünde Çuvalcızadelerden İbrahim Efendi'nin kızı Hatice Hanım'dır. Hafız Abdullah Efendi, dağ kundaktayken bir hastalık sebebiyle sağ gözünü kaybeder. Dört veya beş yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte babasının memleketi olan Hani'ye taşınırlar. Çocukluğu ve gençliği Hani'de geçer. Burada babası Hacı Ali Efendi'den Kur'an-ı Kerim öğrenir ve hafızlığa başlar. 12 yaşındayken hafızlığını tamamlar ve babası tarafından Elazığ'a getirilir. Elazığ'da Çarşı Cami İmam Hatibi olan enişteleri merhum Hafız Mehmet Erçağ'dan tecvid, kıraat, ve makam dersleri alır. Daha sonra Haniye dönerek amcası müderris Hafız Muhammed Efendi'den ders almaya başlar. Kendisinden Arapça, tefsir ve Şafii fıkı derslerini okur. Bu arada kendi azim ve gayretiyle Osmanlıcayı da öğrenir. Hafız Abdullah Efendi binbir zorlukta hıfzını tamamladıktan sonra Hani Lice ve Diyarbakır gibi şehirlerin merkez camilerinde aşr-ı şerif ve mukabele okumaya başlar. Edası ve sedası güzel olduğundan dikkatleri üzerine çeker ve her geçen gün dinleyicileri çoğalır. Merhum Celal Güzel Ses, Diyarbakır eşrafından ve Hacı Reşit Bey Hoca Efendi sık sık dinlemeye gelenler arasındadır. Yıl 1941 Ramazan-ı Şerif'in 16'sı. Hafız Abdullah Efendi, Diyarbakır'ın Ulu Camii'nde mukabele okuyordu. 16. cüzü okuyup, kürsüden indiğinde, tanıdığı Hanili Hacı Reşit Efendi ile tanımadığı 8-10 kadar yaşlı zevatın kendisini beklediklerini ve yanlarına çağırdıklarını gördü. Bunlar Diyarbakır'ın eşrafından alim ve fadıl kimselerdi. Davetlerine icabet eder, yanlarına giderek kemal edeple dizüstü oturur. Merhaba ve hoş sohbetten sonra kendisine bir kağıt uzatılır ve bu sana bir hatıra, bir hediyedir evladım. Sen mukabele okurken yazıldı denilir ve okuması istenir. Bu Diyarbakırlı alim, yazar ve şair Abdülgani Bulduk Bey ile Fahri Bey tarafından Hafız Abdullah Efendi için yazılan bir metiyeydi. Hafızı hoş lehçe, Abdullah'a yüz bin aferin. Çünkü Kur'an okur tecvid ile, tertil ile. Vakfe, vasle, medlere gayet riayet eder. Ehli irfan yad eder, bu tarzını tebcil ile. Eyler istihsan melekler, şive erhanını. Zannedersin feyz almış, himmeti cibril ile. Hak nazardan saklasın, avazı hub bu hafızı, Kabe'ye gitsin, yüzün sürsün, gani takbil ile. Bütün hayatını okudum ve okuttum kelimeleriyle özetleyeceğimiz Hafız Abdullah Nazırlı Hoca, amcasından aldığı bir fetvayla ilim uğrunda yolculuğa başlar. Soğuk ve dondurucu bir hava ve Diyarbakır'a kadar yaya olarak süren zorlu bir yolculuk. Daha sonra Malatya ve Sivas üzerinden trenle Kayseri yolculuğu. İstanbul'un tanınmış kurralarından Hafız Aciz Mustafa Ragıp Efendi'nin talebesi, Kayserili Darül Huffaz muallimi Kurra Hafız Mahmut Kuşçulu'dan Kur'an-ı Kerim'in 10 kıraat üzere okunmasına yönelik olarak aşeret dersi, Kayseri müftüsü Abdullah Develioğlu'ndan talim, tashihi hurufla şiir ve edebiyat dersleri alır. Kayseri'de bulunduğu yıllarda daha derslerini bitirmeden askere çağrılır. Çorlu Askeri Hastanesi'nden tezker aldıktan sonra tekrar Kayseri'ye döner ve Kayseri'de eğitimini tamamlayıp 1946 yılı Mayıs ayının 3'ünde icazetini alır. İcazetini aldıktan sonra Hani'ye döner. Hani'deyken Malatya'ya davet edilir. Bu davet üzerine Malatya'ya gelir ve Malatya Söğütlü Cami müezzinliğine atanarak ilk resmi görevine başlar. Burada bir yıl kaldıktan sonra boşalan Malatya Yeni Cami müezzinliğine nakden atanır. Burada üç yıl kadar görev yapar. Malatya'dayken Kangal Müftüsü Abdullah Apaydın'la tanışır ve kızıyla evlenir. 1949 yılında Kur'an-ı Kerim öğretmeni olarak Kangal'a atanır. Bu görevine ilaveten Kangal Abdurrahman Paşa Camii İmam Hatipliğini de üstlenir. Burada görev yaptığı sırada kayınpederi Abdullah Apaydın hocadan sarf ve nahiv dersleriyle Hanefi fıkıh derslerini alır. Böylece Kangal'da kaldığı dört yıl boyunca kendisinden bir hayli faydalanır. 1953 yılında kayınpederi Abdullah Abaydın Hoca Efendi'nin Sivas müftülüğüne atanması sebebiyle Hafız Abdullah Efendi de onunla birlikte Paşa Cami İmam Hatipliği ve Kur'an kursuna atanır. 1955 yılına kadar burada kalır. Sivas'ta kaldığı yıllarda Hacı Hamid Efendi'den Hanefi fıkhına ait İbrahim Halebi'nin Mülteka el Ebhorunu okur ve çok sayıda hafız yetiştirir. Hafız Abdullah Efendi, Elazığ Müftülüğü'nün isteğiyle Kur'an kursu öğreticisi ve Şıra Meydanı Camii'ne tayin edilir. Bir yıl sonra yine istek üzerine İhsaniye Camii'ne naklonunur. 20 yıl boyunca bu camide Kur'an kursu öğretmeni olarak görev yapar. Hafız yetiştirir, tasihi huruf, Talim ve kıraat okutur. Çok sayıda talebe yetiştirir. Ve 20 yıl boyunca bu camide sabah cüzleri okur, 16 yıl boyunca da hatimle teravih namazı kıldırır. İhsaniye camiindeki görevi süresince, yatsıdan sonra yetişkinlere, özellikle çalışanlara, başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere, tefsir ve fıkıh dersleri verir. İkindiden sonraysa, Arapça sarf ve nahiv dersleri okutur. Ayrıca 1958-59 yıllarında İmam Hatip Lisesi'nde Kur'an-ı Kerim derslerine girer. Hafız Abdullah Efendi 15 Ekim 1975 tarihinde emekli olunca Kubbeli Camii'nde fahri olarak vaaz vermeye başlar. 2000 yılına kadar bu göreve devam eder. 1976 yılında Elazığ Merkez Vaizi Cemalettin Emiroğlu Hoca Efendi'nin ilk müdürlüğünü yaptığı Elazığ Site İç Hanı'nda açılan Diyanet Eğitim Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim Kıraat ve Tecvid derslerine girer. 1994 yılında ibadete açılan Harput Ulu Camii'nde 5 yıl boyunca yaz aylarında vaaz eder. Yaptığı vaazları 40 ciltlik Arapça ve Osmanlıca olarak yazdığı kitapta toplamıştır. İlmi Şahsiyeti ve Eserleri Bana bu dünyada dört şey çok sevdirildi. Bunlar okumak, okutmak, anlatmak ve yazmak diyen Hafız Abdullah Efendi, 1975 yılında emekli olunca boş durmamış ve sürekli yazmıştır. Hafızlığının yanında aruz ve hece veznini kullanarak halk ve divan tarzında manzum eserler veren Hafız Abdullah Efendi, iman ve güzel ahlakı terkin gayesiyle aruz ve hece vezninde şiirler yazar. Yazdığı şiirleri gaye başlığıyla bir kitapta toplar. Bir gece yatmak üzereyken, herkesin bir şeylere meftun olup onları met ettiğini düşünür. Kendisine, sen niye sevgililer sevgilisi efendimizi met etmiyorsun diye sorar ve hemen kalkıp bir naat yazar. Ey Rasulü Müşteba, sen rahmeti rahman mısın? Ey Habibi Kibriya, sen zübde-i ihsan mısın? Ey hakikat madeni, ey dini iman mahzeni, ey ilmi irfan menbaı, sen mektebi irfan mısın? Haki payinle semavat cilvelendi aşk ile sen huzur Rabbi izzette duran bir can mısın? Bu ne devlettir ki, nazlı ümmetin olmuş senin, ben gibi mücrim olana, sen şefaat kan mısın? Hafız Abdullah Efendi, hüsn Hat ve Musiki ile de ilgilenir. Bütün ömrünü, Kur'an eğitim ve öğretimine vakfeden hocamızın yüreğinde, Kur'an-ı Kerim'e ve ehli Kur'an'a karşı tarifi mümkün olmayan bir aşk ve muhabbet vardır. Bu aşk ve muhabbet sebebiyledir ki, 30 yıl resmi ve 30 yıl fahri olarak hizmet etmiş, bin civarında hafız yetiştirmiş ve 5000 civarında insana Kur'an-ı Kerim'i öğretmiştir. Hafız Abdullah Hoca Efendi, okumak, okutmak ve vaaz etmenin yanında, yazmaya da ayrı bir önem vermiştir. Maddi durumu müsait olmadığı için insanların istifadesine sunulmak üzere cami, çeşme, benzeri hayratlar bırakamadığından yakılmıştır. Ancak onlar istifade ederler ümidiyle bir gören gözü ve bir titreyen eliyle 90 cilde bali kitaplar yazmıştır. O, Kur'an ehli bir hoca, Usta bir hattat, içli bir şair, irfan ehli bir yazar ve merhametli bir nasihatçı, şefkatli bir uyarıcıdır. Aynı rahleyi tedristen geçen iki Kur'an aşığı, Ali Kemal Saran, Ali Şükrü Sula, Elif Arslan, 10 Aralık 2010 Cuma günü basın yayın organlarından elin bir haber duyduk. Haber, Karadeniz'in yetiştirdiği, özü sözü bir, inandığı gibi yaşayan alim bir zat, Ali Kemal Saran Hoca ile ilgiliydi. Ali Kemal Hoca, İstanbul'da bir trafik kazasında vefat etmişti. Aynı kuşaktan, kendisiyle aynı rahleyi tedristen geçmiş, merhum Hasan Rahmi Yavuz Hoca'dan ders almış olan Şükrü Sula Hoca'nın vefat haberini alalı daha kaç gün olmuştu ki? İnna lillah ve inna ileyhi raciun derken Ali Kemal Saran hocanın hayatını düşünmeye başladık. Kendisini din hizmetini adamış, yoğun geçen çalışma hayatının ardından gelen emekliliği daha fazla hizmet etmek için fırsat olarak görmüş bir gönül adamı, hizmet adamı. Ali Kemal Saran, 8 yaşında bir yandan köyünden ilçe merkezinin üstündeki ilkokula 11 kilometrelik bir yol aşıp giderken bir yandan da Çaykara eski müftüsü Yusuf Bilgin'den hafızlık dersleri alır. 11 yaşında hafızlığını tamamlar. Arkasından ilin tahsiline devam eder. 1957 yılında müftülük imtihanını kazanarak Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde göreve başlar. Çankırı'nın Orta ilçesi, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi, Erzurum'un Horasan ilçesi ve Trabzon'un Arsin ilçesinde müftülük yapar. 1982 yılında emekli oluşundan önceki son görev yeri şimdi il olan Bartın Müftülüğüdür. Artık torunlarıyla, çocuklarıyla geçireceği rahat ve huzurlu dinlenme günleri değildir elbette niyetindeki ve hayalindeki emeklilik günleri. Çünkü bir din adamı için emekliliğin söz konusu olamayacağı inancındadır ve bu sorumluluk duygusuyla birçok din hizmetine ön ayak olur. Sosyal içerikli hizmetlerinin yanı sıra birçok gazetede dini içerikli yazılar yazan Ali Kemal Saran Hoca'nın bir telif, üç tercüme, bir de şiir kitabı vardır. Omuzumda Hemençe, Cumhuriyet devrinde bir medrese talebesinin Hatıraları isimli hatıra kitabı bir otobiyografi olmasının yanı sıra halk kültürümüz açısından da çok kıymetli bir eserdir. Vefatından önce yazdığı son kitap budur Ali Kemal Saran Hoca'nın. Vefatından önce yazdığı son yazısı ise yazımızın ilk satırlarına ve bizdeki hayret duygusuna sebep olan kadim dostu Şükrü Sulah Hoca'nın vefatı üzerine bir gazetedeki köşesinde yayınlamak üzere yazdığı yazıdır. O yazısında Şükrü Sulah Hoca efendi hem hemşehrisi, hem dostu, hem akranı, hem de meslektaşı olarak anlatır. 1933 yılında Çaykara'da doğan Ali Şükrü Sula'nın ilk hocası babası Cafer Efendi olur. Babasından sonra da Hacı Hasan Rahmi Yavuz'dan dini ilimleri tahsil eder. İcazetini aldığı 1953'ten sonra Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde vaizlik ve müftülük görevlerinde bulunur. Dostu, hemşehrisi, ders arkadaşı Ali Kemal Saran Hoca Efendi onun vefatı üzerine yazdığı yazıda merhumun hizmet aşkına vurgu yapar. Onu tanıdığı kadarıyla ve başka tanıyanların şahitliğine göre hiç boş yere gezmediğini, her zaman Allah'ın rızasını kazandıracak hayırlar peşinde koştuğunu, her zaman kafasında bir hayır düşüncesi olduğunu ifade eder. Şükrü Sula Hoca Efendi de kendisi gibi yıllarca Diyanet Camiası'nda görev yapmış, son görev yeri olan Turgutlu Müftülüğü'nden emekliye ayrılmıştır. Ancak emeklilik onun için de dinlenme zamanı değil, daha şevkle ve daha çok hizmet etmek için bir fırsattır. Ali Kemal Saran Hoca yazısında onun bu yönüne vurgu yapar ve der ki, Zeytinburnu, Bakırköy ve çevre ilçelerinde yapılan hiçbir cami, İmam Hatip Lisesi, yurt ve benzeri hayır kurumları yoktur ki, onlara fiili veya manevi katkılarda bulunduğu gibi, yaz tatillerinde memleketimiz olan Çaykara'daki din eğitimi hizmetlerine de yetişirdi. Şükrü Sula Hoca Efendi, görünenlerin dışında sessiz ve derinden hizmet eden bir kişilikti. Ali Kemal Saran Hoca, dostu Şükrü Sula Hoca'ya son görevini yaptıktan, cenazesine katıldıktan sonra gazeteye göndermek üzere, geçen çarşamba günü beklenmedik erim bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan Ali Şükrü Sula, pek az insana nasip olabilecek bir geçmişe sahipti. O, ölüm meleği Azrail aleyhisselamın adeta üstlenemediği bir tecelliyle yürüyerek camiye giderken, bir başka zahiri sebeple bir minibüsün kendisine çarpması sonucu ölüm şerbetini içti sözleriyle başlayan yazısını yazar. Ancak bu yazının yayınlandığını görmek kendisine nasip olmayacaktır. Çünkü Trabzon'dan başlattığı Sultan Murat Külliyesi inşası ile ilgili maddi destek bulmak için geldiği İstanbul'da dostunun cenazesine de katıldıktan sonra yine hayır işleri için koştururken bir aracın çarpması sonucu vefat eder. Tarih 10 Aralık 2010'dur. 11 Aralık 2010'daysa artık beka aleminde olan Ali Kemal Saran Hoca'nın Gazetedeki köşesinde son yazısı yayımlanır. Şükrü Sula Hoca'nın ardından Bu yazıda kendisi maksadının merhumu abartılı övmek olmadığını, Hz. Peygamberimizin ölülerinizi hayırla yad dedin buyuruna uymak ve kendisiyle aynı duyguları paylaşanların duygularına tercüman olmak olduğunu belirtir. Biz de aynı duygu ve düşüncelerle, Hocalarımızı yad etmek ve uzun yıllar hizmet verdikleri Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kendilerine olan vefa borcumuzu ifade etmek ve sevgili peygamberimizin tavsiyesini yerine getirmek istedik. Mevla her ikisine de rahmet eylesin ve onlar gibi gönül adamlarını, hizmet adamlarını aramızdan eksik etmesin. Kur'an'a adanan bir ömür, Hafız Kurra, Harun Soydaş Hoca Efendi'nin ardından. Yardımcı Doçent Doktor, Mustafa Öcal. Ümmetimin ibadetinin en faziletlisi, Kur'an okumaktır. Evlerinizi namazla ve Kur'an okumayla nurlandırınız. Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. İbni Abbas'tan Resulullah'ın şöyle dediğini duyduğu rivayet edilmiştir. İnsanların ve yeryüzünde yürüyenlerin en hayırlısı, Allah'ın kitabını öğretenlerdir. Çünkü onlar, eskidikçe dini yenilerler. Onlara veriniz ve onlarla çekişmeyiniz. Öğretici çocuğa, Bismillahirrahmanirrahim deyip de, çocuk onu söylediği zaman, Allah çocuk için bir, öğretici için bir ve ebeveyni için de cehennemden bir kurtuluş yazar. Kur'an-ı Kerim'i okuma ve okutmanın faziletlerini anlatan bu hadisler, Cumhuriyet döneminin meşhur kurallarından Ömer Aköz Merhum tarafından 16 Rebiül evvel sene 1951'de Harun Soydaş Hoca Efendi'ye verilen kurallık icazetnamesinden aktarılmıştır. Harun Soydaş Hoca Efendi de 86 yıllık ömrünü hadislerin anlamına uygun olarak önce Kur'an öğrenmek, sonra da onu öğretmekle tamamlamıştır. Kur'an hizmetiyle dolu bir hayat. Bursa'ya gelip yerleştiğim 1976 yılından itibaren Harun Hoca Efendi ile aynı mahallede Emir Sultan Mahallesi'nde ikamet ettik. Emir Sultan Camii'ndeki görevinin son iki yılında burada beş yıl boyunca da zaman zaman gittiğim Olu Camii'de kendisine tabi olarak namaz kılmak nasip oldu. Harun Hoca, Cumhuriyet döneminde yetişmiş kıraati mükemmel az sayıdaki kuralarımızdan biriydi. Kendisi yıllar önce video kasetlerine okuduğu Hatmi Şerif'ini son yıllarda CD'ye aktarmıştı biraz titrekçe diyebileceğimiz sesiyle okuduğu Kur'an'ı can kulayla dinleyenlerin yüreği ürperirdi. Kendisinin en son kurban bayramının ikinci gününde Profesör Doktor Ahmet Lütfi Kazancı Bey ile evinde ziyaret ettiğimizde ameliyat geçirdiğini ve hastaneden yeni çıkmış olduğunu öğrenmiştik. O haliyle bizi ayakta karşılamış ve yine ayakta kapıya kadar uğurlamıştı. Bir müddet sonra tekrar hastaneye yatmak mecburiyetinde kalmıştı. Onu hastanede en son ziyaret edenlerden biri de asistanlık döneminde kendisinden bir süre aşere ve takrib kursları alan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kur'an-ı Kerim öğretim üyelerinden yardımcı doçent doktor Mustafa Öztürk olmuştur. Hastane odasında vefat etmek üzere olduğunu anlayan Mustafa Öztürk, kendisine Yasin okuyarak veda etmiştir. 2 Aralık 2010 Perşembe gününün ilk saatlerinde Harun Hoca Efendi, 1924 olan asıl doğum tarihine göre 86, nüfus cüzdanındaki 1928'e göre 82 yıllık ömrünü tamamlayarak rahmeti rahmana kavuşmuştur. Cenazesi vefat ettiği günün ikindi vaktinde 28 yıl boyunca imam ve hatiplik görevi ifa etti, Emir Sultan Camii'ne getirtilmiştir. Cenaze namazını aynı camide, 16 yıl birlikte imam hatiplik yaptığı arkadaşı, Münir Cengiz Hoca Efendi kıldırmıştır. Bursa İl Müftüsü Mahmut Gündüz ve ilçe müftüleri, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ile binlerce seveni, Kur'an öğreterek yetiştirdiği talebeleri tarafından kılınan namazdan sonra cenazesi düzceye götürülmüştür. 3 Aralık Cuma günü ise eski adıyla Abzah Mehmet Efendi, şimdiki adı duraklar olan köyünde babasının yanına defnedilmiştir. Vefatı Bursa'da olduğu gibi düzce ve bütün Türkiye'de hatta yurt dışında olup da kendisini tanıyanları hüzünlendirmiştir arkasından talebeleri ve sevenleri tarafından yüzlerce hatim, binlerce Yasin, tebareke ve Fatiha okunmanın yanında sınırsız sayıda duayla ebedi aleme yolcu edilmiştir. Kabrinin cennet bahçelerinden bir bahçe, ebedi istirahatgahının cennet olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Köy imamından başlayarak Kur'an öğreniminin kurralıkla taçlanması. Köylerinde okul olmaması dolayısıyla normal yaşında ilkokul öğrenimine başlayamayan Harun Hoca Efendi, Kur'an öğrenmeye başlamıştır. İlk Kur'an hocası kendi köylerinin imamıdır. Sonra kendi köylerine yakın Kızılcık köyünde bulunan ve daha sonra çiftlik köyüne geçen Ehli Kur'an ve Ehli İlim Mahmut Ezan'dan tecvid, talim ve ilmihal dersleri almıştır. Aynı zamanda hafızlık yapmaya başlamış ve 13 yaşında hafız olmuştur. Harun Soydaş Hoca Efendi'nin hocası Mahmud Efendi, ileri görüşlü ve muhterem bir zattır. Hafız olarak yetiştirdiği öğrencisi Harun'un babasını ikna eder ve onu 1941 yılında İstanbul'a götürür. Orada Nur Osmaniye Camii İmam ve Hatibi Hafız Hasan Akkuş Hoca Efendi'ye teslim eder. Bu kıymetli Hoca Efendi'den yeniden tecvid dersleri alarak talim yapar. Artık çalışmaları belli bir yeterlilik seviyesine ulaşan Harun Soydaş için Nur Osmaniye Camii'nde yapılan Tashihi Huruf Cemiyeti'nin sonunda Hasan Hoca kendisine ''Oğlum Harun, benim sana aşere ve takrib okutacak zamanım yok. Görüyorsun, talebede çok kalabalık. Ben seni Fatih Cami baş imamı Hoca Ömer Efendi'ye götüreceğim. O beni kırmaz. Kendisi çok ehil ve feyizli bir zattır, der. Sonra birlikte Fatih Camii'ne giderler. Rahmetli Ömer Aköz Hoca Efendi, Harun'u tarebeliğe kabul eder. Kendisinden önce kıraatı aşere okur sonra takribini tamamlar. Bursa'ya gelerek Emir Sultan Camii'nde imam ve hatiplik ve ayrıca aynı camide Kur'an hocalığı yapmaya başlar. Bu görevi devam ederken 1951 senesinde İstanbul Fatih Camii'nde Harun Soydaş için icaze cemiyeti düzenlenir. Bu cemiyet dönemin kuralları huzurunda imtihan vermesi anlamına gelmektedir başarıyla tamamlanan cemiyet sonunda hocası Ömer Aköz efendi Harun hocaya kendi el yazısıyla bir icazetname yazar. Yazımızın başında yaptığımız alıntı o icazetnamedendir. Kur'an öğreniminde yaşanan zorluklar. Kendisiyle yaptığımız bir söyleşide 1930'lu 1940'lı yıllarda Kur'an ve din eğitimi öğrenimi konusundaki yaşanan zorluklarla ilgili bir sorumuza karşılık şöyle bir olay anlatmıştır. Sene 1939 veya 1940'dı. Düzce'nin Çiftlik köyünde hafızlık yapıyordum. Hocamız Mahmut Hoca efendi camide bize Kur'an okuturken bir gün jandarmalar baskın yaptı. Hocamızı yakalayıp ellerini kelepçelediler ve ite kaka hakaretler yağdırarak, ifadesi alınmak üzere Beyköy nahiyesindeki jandarma karakoluna götürdüler. Hocamız Çerkez asıllıydı, ben de Çerkez'im. O bunu biliyordu. Jandarmalar hocamızı alıp götürmeden, bir fırsatını bulup, Çerkezce olarak benden, durumu düzce müftüsü Kürtzade Mehmet Efendi'ye bildirmemi istedi. Ben de hemen düzceye gittim, Müftü Efendi'ye haberi ulaştırdım. Müftü Efendi, Darül İlahiyat Fakültesi mezunuydu. İlmi, idare ve siyasi ağırlığı olan bir kişiydi. Düzce'nin siyasilerinin ve idarecilerinin kendisinden çekindi, otoriter bir yapısı vardı. Hatta Atatürk ve İsmet İnönü ile doğrudan görüşebilen birisiydi. Müftü Efendi, haberi alır almaz hemen jandarma komutanına gitmiş, kendisini İzzet ile karşılamışlar, kahve ikramında bulunmuşlar. Oturup sohbet ederlerken jandarmalar Mahmut hocamızı içeri getirmişler. Jandarma komutanından önce müftü efendi davranmış ve sanki olaydan hiç haberi yokmuş gibi hayret ifade eden bir ses tonuyla "Hayrola hoca efendi, geçmiş olsun. Bu ne haldir? Hırsızlık mı yaptın yoksa adam mı öldürdün?" böyle yaka paça ne işin var burada diye sorar. Hocamız üzgün bir halde, efendim camide çocuklara namaz dualarını öğretiyordum, yakalayıp getirdiler. Bunun üzerine müftü efendi, karakol komutanı yüzbaşıya dönerek, bu ne iştir yüzbaşı, biz Müslüman değil miyiz, bu çocuklara namazı kim öğretecek diye hafif yollu çıkışmış, bunun üzerine yüzbaşı karakolun tuttuğu ifade tutanağını getirtip okutmuş. Mer tutanakta Arapça okuturken suçüstü yakaladık diye yazılmış. Müftü Efendi, Mahmut Hoca'ya sorar. Sen Arapça biliyor musun Hoca Efendi? Hayır efendim, ben Arapça bilmem, sadece Kur'an okumasını bilirim. Bu cevap üzerine müftü ile yüzbaşı göz göze gelirler. Kısa bir sükuttan sonra müftü yüzbaşıya kendisi Arapça bilmeyen birisi nasıl Arapça okutur komutan diye sorar. Tabi yüzbaşının vereceği cevap olmadığı için hocamızı serbest bırakmışlar. İmamet hizmetine başlaması ve ilk maaşı Bir sohbet esnasında kendisine yönelttiğimiz bir soru üzerine Harun Hoca merhum, imamla başladığında 50 lira maaş aldığını ifade etmişti sadece Diyanet İşleri Başkanı ile müftülerin maaşlarını devletin ödediği o dönemde Harun Soydaş ve kendisi gibi imam olanların maaşlarını evkaf yani vakıflar müdürlüğü vermektedir. Üstelik akranı sayılabilecek memurlara göre çok düşük seviyede bir maaş. Çünkü o dönemde sadece Diyanet İşleri Başkanı ve müftüler memur sayılmaktadır ve emeklilik hakları vardır memur sayılmayan imam hatiplerin emeklilik hakları da yoktur. 1965 yılında çıkan 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Kanunu'yla imam hatipler de memur sayılır ve ondan sonra emeklilik haklarına kavuşurlar. İmam Hatiplik Dışındaki Bazı Hizmetleri Harun Soydaş Hoca Efendi, İmam Hatiplik ve Kur'an Öğretimi Görevi Dışında Fahri Görevler de Yürütmüştür. Mesela 1951'de Bursa'da bir grup arkadaşıyla Kur'an-ı Kerim öğretimini koruma derneğini kurarak İsmail Hakk'ın dergahını Kur'an kursuna tahsis ettirmişlerdir. Buradan yetişen ve hıfzını tamamlayan talebeleri o yıllarda Bursa'da İmam Hatip Okulu açılmadığı için önce İzmir daha sonra da İstanbul İmam Hatip Okulu'na göndererek oralarda tahsil yapmalarına yardımcı olmuşlardır. Ulu Cami İmam Hatipliği Harun Hoca Efendi, Emir Sultan Camii'nde 28 sene imam ve hatip olarak görev yapar. 1978 yılında dönemin Diyanet İşleri Başkanı Doktor Tayyar Altıkulaç'ın emri üzerine Bursa Müftüsü Fazlı Can tarafından Ulu Cami Baş İmamı olarak görevlendirilir. Harun Hoca 5 yılda burada görev yaptıktan sonra 1 Mart 1983 tarihinde emekli olur. Emekliliği üzerine kendisine Diyanet İşleri Başkanı Doktor Tayyar Altıkulaç imzasıyla bir teşekkür yazısı gönderilir. Kendisi bu teşekkür yazısını büyük bir incelik olarak değerlendirecektir. Emeklilik sonrasındaki hizmetleri Bilindiği gibi dini ve ilmi hizmetlerde bulunan insanlar her ne kadar resmen emekli olsa da fiilen emekli olamazlar. Harun Hoca Efendi de bu Kur'an gereği resmen emekli olmakla birlikte vefat ettiği günlere kadar Kur'an öğretimine devam etmiştir. Resmi emekliliğinin hemen akabinde bir süre Antalya'daki Diyanet Eğitim Merkezi'nde kursiyer Kur'an kursu hocalarına talimi Kur'an, meharici huruf ve sıfatı huruf dersi vermiştir. Ayrıca İmam Hatip Lisesi öğrencilerini mesleğe hazırlama kurslarında görev yapmıştır. Zaman zaman Avrupa'ya gitmiş, orada da hizmet yapmıştır. Son yıllarda Kessler Kur'an kursunda, Mantıcı Kur'an kursunda dersler vermiştir. Ayrıca kendi evinde de kız öğrencilere Kur'an dersi vermekle ömrünü tamamlamıştır. Yetiştirdiği ilk ve tek bayan kurra Harun Hoca Efendi bir sohbetimiz esnasında Emir Sultan Camii İmam Hatipliği döneminde Sevgür Koca isimli kız öğrencisinin 1979 yılının son günlerinde hafızlığa başlayıp 1982 yılının ilk günlerinde hıfzını tamamladığını ve ayrıca kurralık payesine eriştiğini anlatmıştı. Harun Hoca öğrencisinin cemiyetini bizzat kendisinin düzenlediğini de eklemişti. Cemiyete kendisine Re'isül Kurra sıfatı verilen ve Gönenli Mehmet Efendi olarak bilinen Mehmet Öğütçü Hoca Efendi ile Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları Tetkik Heyeti Başkanı Fikri Aksoy Hoca Efendi de katılmış, Sevgül Hoca Hanım'ın dışında kadınlardan kurallığa cesaret eden olmamış. Erkeklerdense zaman zaman heveslenip kurallık payesine ulaşabilmek için kendisinden ders almaya başlayanlar olmuş fakat onlardan da hiçbiri sabredip sonuna kadar tahammül edememişler. Harun Soydaş Hoca Efendi merhumla yaptığımız görüşmelerden birinde bunca yıllık emek ve hizmetin sonunda neler hissettiğini, neler düşündüğünü, neler beklediğini sorduğumuzda şöyle cevap vermişti. Yüce Rabbim bana böylesine kutsal görevler nasip etti. Ona sonsuz şükürler olsun. Yetiştirdiğim hafız talebeler arasından Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına kadar yükselenler oldu. Diyanet İşleri Başkanlığında müfettişlik ve müftülük görevi yapanlar var. Ben onların hepsiyle iftihar ediyorum. Benim onlardan tek isteğim var. Dualarını eksik etmesinler. Harun Soydaş Hoca Efendi kimdir? 1924'te Ordu ili Koçboynuzu köyünde doğdu. 1925 yılında Ailece Düzce'ye yerleştiler. Kur'an okumayı Düzce'deki köyleri olan Abzah Mehmet Efendi, Duraklar köyünün imamından öğrendi. Kızılcık ve Çiftlik köylerinde imamlık yapan Mahmut Ezan isimli hoca da hıfzını tamamladı ve 13 yaşında hafız oldu. 1941'de İstanbul'da Hasan Akkuş'tan tecvid dersleri alarak Kur'an talimi yaptı. Ömer Aköz'den aşere ve takrip okudu ve 1951'de kurralık icazetnamesi aldı. Bir süre İstanbul'da Yeşil Direk, Sururi Daye Hatun Camii müezzinliği görevinde bulundu. 1947-48'de Denizli'de Kur'an kursu hocalığı yaptı. 1948-50 arasında askerlik görevini ifa etti. 1951 yılında Bursa Setbaşı İlkokulundan dışarıdan ilkokul diploması aldı. 1951-65 arasında Bursa Emir Sultan Camii İmam ve Hatipli göreviyle birlikte Kur'an kursu hocalığı da yaptı. 1965-78 arasında Emir Sultan Camii'nde yalnızca imamet ve hatiplik görevine sürdürdü. 1978-83 arasında Bursa Ulu Cami İmam ve hatipliği görevinde bulundu. 1 Mart 1983'te emekli oldu. Emeklilikten sonra 1983'te Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Antalya Eğitim Merkezi'nde bir süre Kur'an kursu öğreticilerine talimi Kur'an, maharici huruf ve sıfatı huruf dersleri verdi. Bursa ili dahilinde zaman zaman açılan mesleki eğitim kurslarında din görevlerine kıraat dersi verdi. Vefatına yakın günlere kadar kurslar vererek hizmete devam etti. 2 Aralık 2010 Perşembe günü Rahmeti Rahman'a kavuştu. 20. yüzyılda yetişmiş bir Kur'an bülbülü Hafız Esat Gerede Söyleşi Elif Arsan Esat Gerede 1917 yılında Bolu'nun Gerede ilçesinin Ağzören Güney Köyü'nde dünyaya gelir. Babası köyün ileri gelenlerinden olan Zaim Mehmetoğlu Ali'dir. Annesi ise Gerede'nin ileri gelenlerinden Hüseyin Avni'nin kızı Fatma'dır. Çocukluğunda medrese tahsili alır. Babasından akaid, felsefe, fıkıh dersleriyle aynı köyden Abdurrahman Efendi, Salih Efendi ve Muharrem Hoca'dan dersler alır. Hafız olmasıyla devam eden Kur'an eğitimini ömrü boyunca değişik şehirlerde farklı hocalarla sürdürür. 30'lu yaşlara geldiğinde o, okuyuşunun güzelliği ve duruluğu, sosyal ilişkilerde başarısı, hafızlarının hakkını veren oturmuş kişiliği, giyimine özeni ve temsil ettiği makamların hakkını vermesiyle Türkiye'nin her yerinde tanınan ve sevilen, halkın gönlünde taht kuran genç bir hafızdır. Ancak askerlik yıllarında yakalandığı böbrek yetmezliğinden muzdariptir. Bu rahatsızlık sebebiyle 41 yaşında aramızdan ayrılır. Vefatıyla Türkiye'nin her yanından sevenlerini yasa boğan merhum Hafız Esat Gerede'nin oğlu Galip Gerede ile görüştük. Esat Gerede'yi oğlundan dinlemek istedik babanızı Hafız Esad Gerede yapan yetişmesinde emeği geçen insanlar kimlerdir? Galip Gerede babam ilk Kur'an eğitimini doğduğu yerde Bolun Gerede ilçesindeki Ağızören Güney köyünde Abdurrahman Efendi'den almış. Tabi babam Gerede'de kalmamış. İzmir, Trabzon, Konya, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Eskişehir, Malatya, Mardin, Urfa Türkiye'nin pek çok iline gitmiş, oralarda yaşamış ve çalışmış, gittiği hemen her yerde oranın alimlerinden dersler almış, İzmir'de bir camide görev yaparken aynı zamanda İzmir Müftü Muavini Ali Rıza Hoca'dan dersler almış, hoca kendisini Eşref Paşa Musiki Cemiyeti'ne kaydettirmiş. İzmir'de ayrıca Neyzen Fieh Cemil, Muallim İsmail Hakkı, Hisar Camii Hatibi Rakım Erkutlu'dan musiki dersleri almış. İstanbul'da Nur Osmani Camii imamı Hafız Hasan Akkuş, Hafız Necati ve Fatih Cami baş imamı Hafız Ömer'den dersler almış, bu zatlardan çok istifade ettiğini anlatırdı. Yine Konya'da Kapı Camii Hatibi Postalzade Hacı Rahmi Efendi'den Kur'an ilimleri ve kıraat dersleri almış. Hafız Esat Gerede Kur'an ve kıraat ilimleriyle birlikte yoğun bir musiki eğitimi de almış görünüyor. Galip Gerede, evet öyle. İstanbul'da meşhur Hafız Sami Efendi'nin cenaze merasiminde Kur'an okurken Sultanahmet Camii imamı olan Hafız Saadet'in kaynağında dikkatini çeker. Hafız Saadet'in kaynak bu sese hayran olur ve onunla ilgilenmeye başlar. Yavuz Sultan Selim Camii'nin imamı olarak tayin edilir ve Saadettin Kaynak'tan musiki, usul ve makam derslerini almaya başlar. Yine Saadettin Kaynak'ın tavsiyesiyle Devlet Konservatuarı Türk Musiki Fasıl Heyetine iki yıl boyunca devam eder. Ayrıca Neyzen Süleyman Ergüner ve Hafız Ali Rıza Saman'dan özel dersler almıştır. Bazen bizim evde, bazan Ulvi Ergüner'in evinde, bazen de Saadet'in kaynak ve zeki altında Özbekler tekkesinde meşk ederlerdi. Haftanın iki günü Hafız Saadet'in kaynağın evinde hafızlar, bestekarlar, müzisyenler toplanır, güfteler bestelenir, yeni veya mevcut besteler icra edilir, kasideler, mevritler okunurdu.'' Siz hiç bulundunuz mu bu toplantılarda, bu meşklere şahit oldunuz mu? Galip geride, tabii ki, Özbekler Tekkesi Fieyhe'yi Necmettin Bey'in eşi Kudret Hanım babamı çok sever. Ve haftanın bir günü bize gelirdi. Biz de her hafta tekkeye giderdik. Ayda bir kere de Özbekler Tekkesi'nde meşk edilirdi. Bu tekkeye dönemin hafızları, bestekarları, saz üstadları katılırdı. Bu toplantılara Doktor Alaaddin Yavaşça, Cüneyt Orhun, Mecit Sesi Güzel, Münir Nurettin Selçuk, Sadi Hoş Ses, Ulvi Ergüner, Niyazi Sayın, Kani Karaca, Zeki Altın, Aziz Bahriyeli, Halil İbrahim Çanakkale'li gibi dönemin ustaları katılırdı, kasideler icra edilirdi. Hafız Esat Gere'de aynı zamanda iyi bir hatip. Elbette hitabete başlaması 1948 yılında İstanbul Edirnekapı Kapı Mihrimah Sultan Camii'ne İmam Hatip tayin edilmesiyle aynı zamana denk geliyor. O günlerde dostları ve hocaları imamlıkla birlikte hatiplik yapmasını arzu etmişler, o da imtihana girmiş ve kazanmış. Bu vazifesi sırasında verdiği hutbeler, başkanlık ve cemaat tarafından beğenilmiş ve takdir görmüştür. Dönemin Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Aksekin'in de dikkatini bu dönemde çeker ve onunla tanışır. O günlerde Diyanet İşleri Başkanı olan merhum Ahmet Hamdi Akseki ile Hafız Esat Gerede'nin sık sık görüştüklerini biliyoruz. Evet, bu görüşmeler rahmetli Akseki'nin babamı Ankara'ya davet etmesiyle gerçekleşiyordu. Tabi bu görüşmelerde dini konuların, din hizmetlerinin günün icaplarına göre düzenlenmesi üzerinde mütalada bulunuyorlarmış. Bu görüşmelerde pek çok fikir gelişmiş, din hizmetlerinin daha verimli, daha etkin yürütülmesiyle ilgili planlar yapılmış. Bir keresinde babam o günkü adıyla Diyanet Riyaseti'nden Ahmet Hamdi Akseki imzasıyla bir mektup alır. Mektupta belirtilen günde öğle namazında Süleymaniye Camii'nde bulunması, Sarık ve cübbesini de yanında getirmesi istenir. Süleymaniye Camii'nde Kore şehitlerimiz için düzenlenen bu mevlitte ilk kez İstanbul Radyo spikerleri ve radyo mikrofonuyla tanışır. O gün okunacak mevlidi başkan babamın organize etmesini istemiştir. Daha sonra bu program radyoda yayınlanmıştır. Babam programın kendisinin tanınmasında katkısı olduğunu söylerdi. Mevlüt Kandili münasebetiyle Ankara Radyosu'nda ilk mevlüt okunmasında da görev almış. O da ilginç bir şekilde olmuş. Yine plan ve çalışmaları önceden yapılmamış. Yarım saat içinde yapılan bir hazırlıkla program gerçekleştirilmiş. Rahmetli radyo yayınının kısa bir süre içinde olması, aynı zamanda namaz vakitlerinin sıkışık bir zaman bırakması sebebiyle mevlitten okuyacakları bölümleri kaç dakika süreceğini Önceden tecrübe etmediği için duyduğu heyecanı adeta tekrar yaşıyor gibi anlatırdı. O program sırasında Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Destanı'nı hemen orada bestleyip okumuş, güfteler bile aklında değilken nasıl besteledim, nasıl okudum da güzel oldu, bu kadar beyni aldı. Bunu Allah'ın yardımından başka bir şeyle açıklayamıyorum." derdi. Türkiye radyolarında her cuma Kur'an-ı Kerim tilaveti nasıl gelişti? Yapılan bir imtihan sonucu Hafız Hasan Akkuş, Hafız Abdurrahman Gürses ve Hafız Esat Gerede sınavı kazanmış ve Esat Gerede radyoda her cuma Kur'an-ı Kerim okuması için görevlendirilmiş. Babanızla birlikte çeşitli ortamlarda bulunan, gittiği bazı meclislere Kendisiyle birlikte giden bir evlat olarak babanızı nasıl hatırlıyorsunuz? Galip Gerede: Babam ailesini çok severdi. Bizlere karşı çok müşfikti ve çevresi tarafından da çok sevilirdi. Kur'an okuyuşu ve o okumaya eşlik eden karakteri ve ahlakıyla insanların kalplerindeki Kur'an sevgisini perçinlemişti. Giyimine, kuşamına her zaman özen gösterirdi. Kur'an okuyan Kur'an'ı temsil etme konumunda olan birinin temiz ve şık giymesi gerektiğini söylerdi. Son günleri nasıldı? Galip Gerede, 1958 yılının Mayıs ayının son günlerinde müzmin hastalığı onu yatağa düşürüyor ve hastaneye yatırılıyor. O dönemde herkes seferber oluyor. Doktor Alaaddin yavaşça bizzat ilgileniyor. Maalesef 1 Haziran günü kurtulamayarak hayata veda ediyor. Vefatı Türkiye radyolarından haber olarak veriliyor. Ülkede sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanıyor. Büyük bir kalabalık Fatih Camii'nde öğle namazına mütakip cenaze namazı kılınıyor. Naşı doğduğu yer olan Bolu'nun Gerede ilçesi Ağızören Güney Köyü'nde toprağa verilmek üzere yine büyük bir kalabalıkla yola çıkıyor. Yol boyunca Kocaeli, düzce Bolu'da sevenleri tarafından cenaze namazları kılınmış, yine büyük bir kalabalık ve salavat-ı şerifelerle ebedi mekanına defnedilmiştir. Allah rahmet eylesin. Tevazu ehli bir insan, Kadir Temel Halit Güler Kısa bir müddet önce aramızdan ayrılan Ankara Kocatepe Camii İmam Hatibi Kadir Temel Hoca Efendi'yi 1970'li yıllarda İstanbul'da tanımıştım. Bendeniz İstanbul Sümbül Efendi Camii'nde, Cuma günleri vaaz ederdim. O da aynı caminin imam hatibiydi. Samimiyet ve hizmet yüklü görev arkadaşlığı, sevgi ve saygı dolu dostluk, birbirimize hizmetimize karşılık, ilgi ve takdir o tarihlerde başlamıştı. Sümbül Efendi Camii, Fatih bölgesinde, İstanbul'un önemli mabetlerinden, ziyaret yerlerinden ve maneviyat merkezlerinden birisiydi. Yerli ve yabancı, küme küme insan orayı ziyarete gelirdi. Merkez Efendi'ye olarak da çok yakındı. Sümbül Efendi Hazretlerinin de metfun bulunduğu bu camide imam olabilmek için meslekte kariyer ve hizmette tecrübe sahibi olmak gerekirdi. Kadir Temer Hoca Efendi görev yaptığı sırada İstanbul İmam Hatip Okulu'nda öğrenciydi ve çok gençti. Yalnız Sümbül Efendi Camii'ne yakışır bir olgunluğa, saygınlığa ve liyakate sahipti. Cemaati memnun edecek bir okuyuşa ve ses güzelliğine malikti. Genç olmasına rağmen caminin cemaati kendisini çok beğeniyor, seviyor, geçtiği mihrabın ve giydiği dini kisvenin hakkını veriyordu. Çocuk denecek yaşta Kur'an-ı Kerim'i okuyuşuyla dikkat çeken Hafız Kadir Temel, katıldığı bir Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında birinci seçilmişti. O sebeple olsa gerek onu Sümbül Efendi Camii'ne imam yapmışlar. Belki de bu görev ilk imamlığıdır. Bir gün cuma namazını eda ettikten sonra camiden ayrılmama fırsat vermeden yanıma geldi. Heyecanla ve gözlerinin içi parlayarak "Hocam, dedi ve devam etti. Bugünkü vaazınız çok dikkatimi çekti ve beğendim. Konuyu bu şekilde dile getirmenizi çok faydalı buldum. Vaazınızın bir kopyasını alabilir miyim? Genç bir imam olan merhum Kadir Temel'in konuya bu şekilde ilgi duyması beni de memnun etti. Demek ki merhum Kadir Temel'in yalnız sesi ve okuyuşu değil, aklı da güzeldi. Ben Fatih'te müftüyken müftülüğün bulunduğu binanın alt katında bir Kur'an kursu vardı. Sonradan öğrendim ki kursun hocası Kadir Temel'in babasıymış. Demek ki Kadir Temel'in ailesi Kur'an hizmetinde olan bir aileymiş. Bütün varlığıyla, hevesiyle ve kabiliyetiyle Kur'an'a yönelmiş, çok küçük yaşlarda hafız olmuş Kadir Temel işte böyle bir ailenin çocuğuydu. Sümbül Efendi Camii'ndeki vazife arkadaşlarının dışında Ankara'ya taşınmam sebebiyle olsa gerek, Kadir Temel'i beraber yurtdışı görevine gittiğimiz tarihe kadar bir daha görmedim. 1989 yılında başkanlık beni Ramazan ayında Batı Trakya'da görevlendirdi. Yol ve görev arkadaşımın Kadir Temel olduğunu öğrenince çok sevinmiştim. Seçim isabetliydi. Kadir Temel o zamanlar Üsküdar Selimiye Camii İmam Hatibi'ydi. Asker dönüşü o göreve getirilmişti. İstanbul'da buluştuk ve otobüste Batı Trakya'ya gittik. Bir ay Ramazan süresince Gümülcine şehrinde görev yaptık. Aynı otelde ve bir odada beraber kaldık. Birbirimize çok yakın olduk, iyi bir oda arkadaşlığı yaptık. Merhum Kadir Temel gönül ve hizmet ehli bir insandı sanki Kur'an-ı Kerim ruhuyla büyümüş ve ahlakıyla ahlaklanmıştı. Sanki bir yaratılışa sahip olan rahmetli Kadir Temel'e tevazu çok yakışıyordu. Batı Trakya'da şehir merkezi kadar önemli olan köyler vardı. Fırsat buldukça, vaktimiz yettikçe köylere de gidiyorduk. Gittiğimiz her camide ben vaaz ediyordum. Kadir Temel Hoca Efendi namazı kıldırıyor, Kur'an-ı Kerim okuyordu. Cemaati oluşturan soydaşlarımız, kadın erkek, bu Kur'an-ı Kerim ziyafetinden son derece memnundular. Anavatan Türkiye'ye kendilerini hatırlamasından, bu sıcak ilgisinden ve hizmetinden dolayı dua ediyorlardı. Kadir Temel çok güzel okuyor ve cemaat camiden ayrılmak istemiyordu. Nihayet Batı Trakya'dan Ramazan boyunca soydaşlarımızla beraber olmanın huzur ve onuruyla döndük. O günlerde Ankara Kocatepe Camii'ne imam aranıyordu. Ben de konuyu bilenlerden ve takip edenlerdendim. Bu arada Kocatepe Camii'nin ilk imamlarından İsmet Demir vefat etmişti. Onu da bu vesileyle rahmetli anıyor ve hizmetlerini takdirle hatırlıyoruz. Genç yaşta kaybettiğimiz Kocatepe Camii'nin müezzini Süleyman Arab olanı da bu vesileyle rahmetli anıyoruz. İsmet Demir'in vefatından sonra Kocatepe Camii'ne uygun bir imam bulunamamıştı ve aranıyordu. Bir aylık bir arkadaşlıktan sonra yakından tanıdığım Kadir Temel'in Kocatepe Camii'ne imam olabileceğini düşündüm ve kendisine teklif ettim. Bir düşüneyim hocam dedi. Cevabı çok fazla gecikmedi. Kabul etmişti. Böylece Kadir Temel Kocatepe Camii'ne imam olmuştu. Çaresiz hastalığa yakalanıncaya kadar bu görevi ihlasla ve liyakatla sürdürdü. Cami imamlığının dışında, yurt içinde ve yurt dışında başkanlığımızı temsilen önemli toplantılara katıldı. Güzel okuyuşuyla ve insanın ruhuna işleyici sesiyle başkanlığımızı oralarda onurla temsil etti. Batı Trakya camilerinde okuduğu soydaşlarımızın hayranlıkla takip ettikleri Kur'an-ı Kerimleri unutamadığım gibi, Bakü şehitliğinde şehitlerin ruhuna bağışlanmak üzere okuduğu Kur'an-ı Kerim'i de unutamıyorum. O harika tablolar hiç gözümün önünden gitmiyor. Kadir Temel'le ikimiz de Ankara'da oturduğumuz için sık sık bir araya geliyor ve sohbet ediyorduk. Bir gün kendisine sordum. Kadir Hoca, Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okuyorsun. Bunu yalnız ben söylemiyorum. İşin ehli olan herkes söylüyor. Ayrıca bu durumu kendin de biliyorsun. Çünkü bu konuda istekli ve iddialısın. Bunu neye veya kimi borçlusun? Bunu nasıl sağladın veya bu okuyuşu nasıl kazandın? Herkes senin gibi okuyamıyor. Verdiği cevap enteresandı. Hocam, ben bu işin hassasıyım. Yerli yabancı güzel Kur'an-ı Kerim okuyanları bıkmadan ve usanmadan takip ederim ve kendilerini kasetlerinden tekrar tekrar dikkatle dinlerim. Ben de onlar gibi olmaya ve okumaya çalışırım. Bu cevaptan sonra anladım ki bu güzel okuyuşu bu merakın ve çabanın neticesiydi. Kısa bir müddet içinde olsa Batı Trakya'da görev yaparken ve Azerbaycan seyahatinde beraber olduğumuz Kadir Temel'i daha yakından tanıma fırsatı buldum. Onun imamlıktan başka bir işi ve Kur'an-ı Kerim'den başka bir uğraşı yoktu. Gece gündüz Kur'an-ı Kerim'le beraberdi. Kadir Temel dünyevi çıkarları için mesleğini ve Kur'an-ı Kerim'i okuyuşunu kullanmayan ve istismar etmeyen bir insandı. Yakinen biliyorum ki bu konularda çok hassas ve dikkatliydi yanlış anlaşılmaktan veya birilerine benzetilmekten korkardı. Her işi özellikle Kur'an-ı Kerim'in devrede olduğu her ameli Allah'ın rızasını kazanmak için yapardı. Kendisini Kur'an-ı Kerim istismarına ve ticaretine çekmek isteyenlere katiyen fırsat vermezdi ve bu amaçlı teklifleri kabul etmezdi. Onun hayatı, alnını koyduğu secde mahalli kadar temiz, onun yüreği, Kocatepe Camii'nin minareleri kadar lekesiz ve hür, onun gönlü Kocatepe Camii'nin kubbesi kadar engin ve serindi. Kadir Temel, Maneviyat Bahçesi'nde gülleri, Kur'an-ı Kerim ikliminde nefesi ve sesi olan bir insandı. Kadir Temel daima takdirle anılacak, yokluğu devamlı hissedilecek, bıraktığı boşluk hiç doldurulmayacak bir ömür sürdü. Allah rahmet eylesin yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Tefsir ilminin ete kemiğe hali. Konya'lı Hüseyin Küçük Kalay Hoca. Rıfat Oral. Geçtiğimiz yüzyılda ilmi çalışmaları ve birikimiyle zirveye ulaşmış alimlerden birisi de hiç şüphesiz Hüseyin Küçük Kalay Hoca'dır. Tefsir ilmi yanında Arap dili ve edebiyatında da bir dehaydı. O kadar birikimli bir insandı ki, cahiliye döneminden başlar, Resulullah dönemi, Emeviler ve Abbasiler dönemine kadar gelen tarihi süreçteki şiirler, tartışmalar ve önemli bilgileri hafızasından nakleder, harika analizler yapar ve konuları güncellerdi. O sanki yürüyen bir kütüphane ve arşivdi. Suriye ve Irak'ta lise ve üniversite eğitimi aldığı için Arapçayı fasih ve avamca olarak ana dili gibi konuşurdu. Karşısındakinin de fasih ve beli konuşmasını isterdi. Ondaki ilim hırsını ve aşkını her ilim talibi okumalı ve başkalarına da aktarmalı ki ilim meşalesi yanmaya devam etsin. Hüseyin Küçükkalay 1932 yılında Konya'da doğdu. İlkokulu 1944 yılında bitirdikten sonra babasının zoruyla 3 yıl bisiklet tamirciliğinde çalıştı. Ancak içindeki ilim aşkına bir türlü hakim olamıyordu. 1947 yılında okumaya ve İslami ilimleri tahsil etmeye karar verdi. Her gün işe gitmeden önce sabah namazından 1-2 saat önce kalkarak o dönemin büyük alimi Hacı Veysade Mustafa Hoca'dan, Cemil Efendi'den sarf ve nahiv dersleri aldı. İlk dersiyle ilgili şu hatıra onun içindeki ilim aşkını göstermeye yeterdir. Hüseyin Küçük Kalay ilim öğrenmek için devrin büyük alimi Hacı Beyzade Mustafa Hoca'ya gider. O da yaşça büyük talebelerinden Ali Rıza Işın'ı kendisine yardımcı olması için yönlendirir. Bundan sonra yaşananları Ali Rıza Hoca bir sohbette şöyle anlatmıştı. Hacı ve Veysade bazen yeni gelen öğrencilerin eğitim için eski talebelerini görevlendirirdi. Bir gün 15-16 yaşlarında Hüseyin isimli bir çocukla benim ilgilenmemi ister. Benimse yapmam gereken dersler olduğu için ilk anda şaşırırım. Bu çocuğun ilme olan tutkusunu denemek için ertesi günü sabah namazından bir saat önce aslanlı kışlanın oradaki camiye gelmesini söyledim. Bu saatte geleceğini zannetmiyordum ama gittim baktım ki bir çocuk soğukta abdest almaya çalışıyor yaklaştığımda bunun dün gelen Hüseyin isimli çocuk olduğunu gördüm onun azmi beni çok etkilemişti ve derse başladık Hüseyin küçük kalay her sabah namazdan önce ilim okumaya sonra da çalışmaya gidiyordu onun azmi annesini bile şaşırtmıştı bir keresinde annesi ona kıyamayıp sabahleyin kaldırmamıştı Uyanınca ona sitem etti ve kızdı. Annesi Fatma Hanım'ın anlattığına göre bundan sonra uyumadan önce sağ elini bileğinden tavana bağlardı ki rahat uyumasın ve sabah namazından önce çabucak uyansın. Annesinin bütün ısrarlarına rağmen 2-3 ay buna devam etti. Bu bir yıl içinde sırasıyla Ali Rıza Işın, Hacı Veysade Mustafa Hoca, Cemil Efendi ve Mustafa Pardiyan'dan ders okudu. Yurtdışı Eğitimi Halep ve Şam Onun hayali bir Arap ülkesinde okumaktı. Uzun çabalar sonunda babasını ikna edip onun rızasını alınca eski Beyşehir müftüsü Ömer Tekin Efendi'nin oğlu Cemal Tekin Hoca ile beraber büyük sıkıntılar çekerek Halep'e gittiler. Burada çok zor hayat şartları altında okumaya başladılar. Hem çalıştılar hem de okudular. Daha sonra buraya gelen başka Türk öğrencilerle bir grup oluşturdular. Mehmet Ulucan, Osman Zeki ve Mehmet Savaş hocalar bunlardan bazılarıydı. Hüseyin Hoca, şan öğreniminde İslam aleminin en meşhur hocalarından ders aldı. Abdülvehab Hafız'dan fıkıh, Abdurrahman Ezzubi'den tefsir, Şeyh Halit'ten Arap dili ve edebiyatı, Şeyh Naif el-Abbas'tan fıkıh usulü dersleri okudu. Ayrıca Şeyh Abdurrahman Ebu Tok ve Şeyh Abdülgani Eddakr gibi meşhur ilim adamlarından da ders okudu. Onun zekasını ve azmini bütün hocaları takdir ediyordu. Bağdat Hüseyin Küçük Kalay Hoca Elgara'daki eğitiminden sonra Bağdat Şeriat Fakültesine gitti. 1956 yılında hoca okul yöneticilerinin bütün engellemelerine rağmen Şam'daki hocalarından aldığı referans mektupları sayesinde buraya kaydını yaptırdı. Kaydını zor yaptıran Hüseyin Küçük Kalay Hoca, keskin zekası ve azmiyle fakülteyi birinci olarak bitirdi. Bir Türk öğrencisinin ana dili Arapça olan öğrencileri geçerek birinci olması hocaları da şaşırtmıştı. Hüseyin Hoca Bağdat'tan da et tefsir ve müfessirun sahibi Muhammed Hüseyin Ezzehebi'den tefsir, Bedir el Mütevelli'den fıkıh ve usul, Abdülkadir el Cümeyni'den belagat ve aruz, Ömer Bavezi'den Arap dili ve edebiyatı dersleri aldı. Tedris Hayatı Başta Konya Yüksek İslam Enstitüsü, Selçuk İhtisas Eğitim Merkezi ve ilahiyatlar olmak üzere Birçok yerde Arap dili ve edebiyatı, tefsir ve tefsir usulü dersleri verdi. Konya'ya döndükten sonra 1961 yılında askerliğini yedek subay olarak tamamlayıp Konya Yüksek İslam Enstitüsü'ne Arap dili ve edebiyatı öğretim görevlisi olma hakkını kazandı. Burada şu andaki öğretim üyelerinin bir kısmı onun talebesidir. Hüseyin Hoca burada 22 yıl görev yaptı. 1982 yılında kendi isteğiyle emekli oldu. Hüseyin Küçükkalay, Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nden 1982 yılında emekli olduktan sonra, Suudi Arabistan'daki Kral Suud Üniversitesi'nden gelen bir teklif üzerine yurt dışına hoca olarak gitti. Kral Suud Üniversitesi'nde başladığı Arap Edebiyatı ve Tefsir derslerindeki hocalığı 6 yıl sürdü. Orada ana dili Arapça olan üniversite öğrencilerine hocalık yaptı. Tezler yönetti ve ilmi tartışmalara katıldı. Riyad'daki 6 yıllık üniversite hocalığından sonra Hüseyin Küçükkalay Türkiye'ye geri döndü. Ama ilim aşkı onu ilerlemiş yaşına rağmen rahat bırakmıyordu. O yıllarda Konya'da yeni açılan Diyanet İşleri Başkanlığı Selçuk İhtisas Eğitim Merkezi'nde Arapça ve tefsir dersleri hocalığına davet edilince hiç tereddüt etmeden kabul etmişti. O dönemde Konya İhtisas Merkezi'nde sadece Hüseyin Hoca değil, aynı zamanda hadiste Doktor Nurettin Boyacılar, fıkıhta Mehmet Savaş Hoca ile birlikte İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'nin fıkıh hocaları da sırayla gelmiş ve dersler vermişlerdi. Kişiliği ve Karakteri Hüseyin Küçükkalay Hoca, Cumhuriyet döneminde yetişmiş olup Osmanlı tarzı medreselerinin belki de son temsilcilerindendi. Onda Osmanlı müderrislerinin ilmi altyapısı ve yeterliliğini görmek mümkündü. Bütün bu ilmi enginliğine ve tefsirdeki birikimine rağmen kendisinde eşine az rastlanır bir tevazu vardı. Bir gün hasta yatağındayken dostlarının kendisine ''Hocam bu kadar ilminize rağmen medyatik olmadığınız için az tanınıyorsunuz. Size yeterince değer verilmediği için bizler üzülüyoruz.'' sözlerine şöyle cevap vermişti. Biz basit kullarız. İmam-ı Azam gibi alimlerin yanında bizim adımızın bile anılması büyük şans. Bunu dert etmenin anlamı yok. Allah günahlarımızı affetsin. Çok hoş sohbet olan Hüseyin Küçük Kalay'ın konuşmaları saatlerce dinlenirdi. İlmi konuşmalarını ve tefsir derslerini tarihi olaylar ve şiirlerle süsleyen hoca etkili ve ikna ediciydi. Kendisini ziyarete gelenler bu sohbet ortamında onu dikkatlice ve hayranlıkla dinler, yanından ayrılmak istemezlerdi. Hüseyin Hoca sabırlı bir insandı. Sertlikten hoşlanmazdı. İnsanlarla konuşurken sesini yükseltmez ve her işini güzellikle halletmeye çalışırdı. Vefatı 1998 yılında hastalığı artınca Hüseyin Küçük Kalay evine çekildi. Hasta olmasına rağmen yatağının başında kitapları dizili durur, her fırsatta onları okumaya gayret ederdi. 1998 yılı Aralık ayında hastalığı iyice ağırlaştı. Ve Ramazan ayının 28. günü 17 Ocak 1999 tarihinde öğle vakti saat 12.30'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Konya'daki çok sevdiği üstadı Hacı Veysade Mustafa Hoca Efendi'nin kabrinin yakınlarına defnedildi. Her nefis ölümü tadacaktır. Hükmü onun içinde gerçekleşmişti. Daha sonra bir kitabın girişine yazdığı Arap şiirinden tercüme şu mısralar onun kabir taşına yazılmıştı. Başı zora geldiğinde arayacak insanım benim. Tıpkı karanlık gecede dolunayı aradığı gibi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ali Düzenli Hoca Efendi Ali Aygün Onu Hollanda Rotterdam Mevlana Camii'nde görevli olduğu zamanlarda tanımıştım. Çocuktum daha. Babam namaza alışayım diye camiye giderken beni de yanında götürürdü. Mütebessim çehresi, kadife sesi çocuk yüreğime dokunmuştu. Yıllar sonra Türkiye'ye dönmüştük ikimiz de. O, vaizlik görevine devam ediyordu. Ben de Samsun İmam Hatip Lisesi öğrencisi olmuştum. Pazar günleri Yalı Camii'nde ikindi namazını mütakiben verdiği hadis derslerini takip ediyordum. Medrese usulü ilim zincirinin bir halkası olarak Samsun'da gösterilebilecek ender kişilerden biri de Ali Düzenli Hoca Efendi'dir. Ali Düzenli Hoca Efendi, 1938'in Ekim'inde o zamanlar Trabzon'un Of ilçesine bağlı Dernek Pazarı Nahiyesi'nin Güney Mahallesi'nde doğdu. Çocukluğu bu mahallede geçti. Bu dönemde okula gidemeyen çocukların eğitim aldığı Sübyan Mektepleri vardı. Çocuklar Sübyan Mektebi denilen Mahalle Mektebi'nde caminin odasında okurlardı. Sübyan Mektebi'nde öğleye kadar Kur'an-ı Kerim, öğleden sonra da İlmihal dersi verilirdi. Genelde altı aylık bir süre için hoca tutulur, mahalleli o hocanın iaşesini karşılayarak hizmete devam etmesini temin ederlerdi. Ali düzenli hoca söz konusu mektepte derslere dokuz yaşına kadar devam etti. Dokuz yaşında dernek pazarı yeni cami mahallesinde Hacı Salih Şen Ocak hoca da hafızlığa başladı. Yeni sayfaya kadar onda okudu. O vefat edince Uğurlu köyünde Mehmet Aşık Kutlu Hoca'da okumaya devam etti. Ancak hafızlığını babasının dayısı Hafız Muharrem Aydın'da tamamladı. Yine babasının dayısının oğlu Muhittin Aydın'dan 6 sene kadar Arapça okudu. Eski usule göre icazet aldı. Diploması olmadığı için vaizlik sınavına giremiyordu dönemin Diyanet İşleri Başkanı Eyüp Sabri Hayırlıoğlu'nun vesile olmasıyla sınava girmeye hak kazandı. 1958 Eylül'ünde vaizlik sınavını kazandı ancak askerliğini yapmamıştı. Bir süre sonra asker oldu. Askerliği iki sene sürdü. Bu arada dışarıdan ilkokul diplomasını aldı. 30 Haziran 1962'de Ordu Perşembe'de vaiz olarak göreve başladı. Üç buçuk sene Perşembe'de görev yaptıktan sonra 1966 aralığında Sinop'a tayin oldu. Burada 11 sene görev yaptı. Bu esnada Sinop İmam Hatip Lisesi'nin açılmasına büyük katkısı oldu. 1977'de tayini Samsun'a çıktı. 1980'de din görevlisi olarak Hollanda Rotterdam'a gitti. İki buçuk sene kadar Rotterdam Mevlana Camii'nde görev yaptı. 1985-88 yılları arasında Samsun Çarşamba'da vaiz olarak görev yaptı. 2003'te yaş haddinden emekli oldu. İkametine Samsun'da devam ediyor ancak yazları memleketi dernek pazarında geçiriyor. 2003'te emekli olmasına rağmen 1977'den şu ana kadar Samsun Büyük Camii'deki vaazlarına devam ediyor. Ali düzenli, vaaz ve sohbetleriyle halkı bilgilendirdi, ve onlara önder oldu. Neredeyse hiçbir vatandaşın okuma ve anlamaya imkan bulamayacağı i̇bn Kesir tefsirini 20 yılı aşkın sürede cami vaazlarında baştan sona hatmetti. Yalnız vaaz ve sohbetleriyle halkı bilgilendirmekte kalmadı, vaizlik görevi esnasında ayrıca özel olarak dersler verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın muhtelif kademelerinde İlahiyat fakültelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Onlara icazet verdi. Diyanet görevlilerine de dersler verdi. Hala vermeye de devam ediyor. Onlara Arapça, Akait ve ihtiyar okutuyor. Ali Düzenli hoca derslere ilaveten öğrencilerin maddi imkanlarıyla, kalacakları yerlerle ve hatta aileleriyle de ilgilenir kendisine iletilen hemen her konuda orta yollu bir tavır takınarak hikmetleri gözeterek cevap verir. Ali Düzenli Hoca talebenin hocasını unutmaması gerektiğini söylüyor. Bayramlarda, kandillerde bir tebrikle de olsa hocasını hatırlamalı, talebe hocasını bırakmamalı, onunla alakasını kesmemelidir. Öğrencisi Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Salih Şengezer hocası Ali düzenliği ile ilgili şunları söylüyor. Dört yılı aşkın süreyle Yusuf İbrahim Yücel birlikte bize evinin kapılarını açıp meşguliyetlerini, uğraşlarını, rahatını bir kenara bırakarak bizim için vakit ayırıp bizden gelen sıkıntılara katlanıp en sonunda da bizi kendisinden öğrendiklerimizi öğretmeye mezun etmesi Ali hocamızın adi cenaplığını ifade etmek için yeterlidir. Bu eğitimi tamamlayıp bu mesleğin sırrını kulağımıza fısıldadıktan sonra artık kazmayı küreği elinize aldınız diyerek asıl çalışmanın o zaman başladığını işaret etti. Sonrasında da şimdi siz bu zincirin son halkasısınız. Sakın son halka olarak kalmayın sözleriyle bu ilim mirasını devam ettirmemizi öğütledi. Hiç şüphe ve tereddüt etmeden söyleyebilirim ki kısa denebilecek ömrümün en güzel ve en verimli zamanı Ali hocamızın huzurunda diz üstü otururken geçen anlardır. Muhterem hocamdan üzerimizdeki himmetini ve dualarını eksik etmemesini istirham eder, Cenab-ı Hak'tan da hocamıza sağlıkta ve uzun bir ömür bahşetmesini, kendisi sayesinde aldığımız ilim ve irfanın feyz ve bereketini daim eylemesini niyaz ederim. Hollanda'da görev yaptığı esnada yaşadığı şu olayı hiç unutmuyor. Rotterdam Mevlana Camii'ne Türk çocuklarıyla beraber Hollandalı bir kız çocuğu da gelir. Arkadaşlarıyla o da dersi dinlermiş. Bir gün Ali düzenli hocaya "Bana Kur'an-ı Kerim'in Hollandaca mealini verebilir misiniz?" diye sormuş. Hoca da din ateşeliğinden Hollandaca Kur'an mealini temin edip öğrenciye vermiş. Öğrenci arkadaşlarıyla derslere gidip gelmeye devam ediyormuş. Ali düzenli hoca bir gün öğrenciye Hollandaca meali okuyup okumadığını sorduğunda öğrenci "Bir kez okudum, ikinciye başladım. Ancak bir sorum olacak." demiş. Hoca da "Elbette sorabilirsin." deyince öğrenci şöyle sormuş. "Elif lam mim ne demek? Tercümesi yok." Bu zamana kadar kendisine Müslümanlardan böyle bir soru gelmemesine, Hollandalı bir kız çocuğunun bunu sormasına hem şaşırıyor hem de üzülüyor Ali Düzenli Hoca. Kendi öğrencilik yıllarının imkansızlıklar içerisinde olduğunu, okumak için yeterli materyalin olmadığını söyleyen Ali Düzenli Hoca din görevlilerinin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri gerektiğini vurguluyor. Dünyevi hiçbir beklentisi olmadan kendisinden ilim talep edenlere, evini ve ilmini açan kıymetli hocamızdan Allah razı olsun. Ömrünü, ilmini, bereketli, ahirette de derecesini yüksek eylesin. Ümmeti Muhammed'i kendisinden ila yevmil kıyame Müstefa eylesin inşallah. İlim ve ahlak abidesi bir şahsiyet. M. Selim Beki Hoca Efendi Sadullah Beki Çift kanatlı eğitim, gönüllere rikat ve incelik, ruhlara ulviyet ve yücelik, vicdanlara saffet ve duruluk, dünyada mutluluk ve saadet, ahirette muslat ve merhamet kazandırır. Men Selim Beki 1 Eylül 1932'de Medrese Diyarı ve Şehitler Yatağı, Bingöl'ün Merkez Çukurca Köyü'nde dünyaya geldi. Babasının yaklaşık 30 yıl fahri olarak imam hatiplik yaptığı köyde ilk tahsiline yine onun yanında başladı. Daha küçük yaşta babasının dizinin dibinde Kur'an'la buluşarak onunla hemhal oldu. Babası kendisi ve üç erkek kardeşinin yanı sıra binlerce vatan evladına din hizmeti sunmuş ve bir o kadar talebeye hocalık yapmış bir şahsiyetti. Ahlak ve fazilet timsali, M. Selim Peki, ilk medrese tahsilini babası ve amcasından aldı. O daha genç yaşlarda ilmin kıymetini anlamış ve şu sözlerle dile getirmişti düşüncelerini. İlim insanın dünyasını ve ahiretini aydınlatır. Toplumun sosyal ve ahlaki yapısını düzenler. İlim ufukta ışıldayan bir güneş. Bilgisizlik güneşin sabahsız gecelerini oluşturur. İlimin kıymetini anlayanlar, doğdukları, büyüdükleri yerlerdeki eğitim müesseseleriyle yetinmeyerek uzaklarda tahsil görmeyi tercih ederler. O da bu gelenekten hareketle vatani görevini yerine getirdikten sonra Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin bazı illerinde değerli hoca efendilerle tanışma ve ilmini devam ettirme imkanı buldu. Bingöl, Diyarbakır, Mardin ve Batman'ın seçkin medreselerinde okudu. Özellikle Arapça, akaid, fıkıh, tefsir, hadis, kelam, mani, belagat, Fizyoloji ve mantık dersleri aldı. Hoca efendi bir taraftan medrese tahsilini ikmal ederken, diğer taraftan dışarıdan aldığı diplomasıyla yaklaşık iki yıl Fahri İmam Hatiplik görevini ifa etmeye başladı. Yıl 30 Temmuz 1967 kendi ifadesiyle hayatının en verimli dönemi olan resmi imanlık görevi başlıyordu. Bunun yanı sıra halkın desteğiyle kurulan medresede, çevre, il, ilçe ve köylerden gelen gençlere ders vererek, bu onurlu hizmet kervanını yürütmeye devam ediyordu. Ekonomik sıkıntılara ve kısıtlı imkanlara rağmen yetişen talebelerin büyük bir kısmı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın muhtelif kademelerinde sorumluluk üstleniyor bir bölümü de resmi ve özel sektörlerde vazife alıyordu. O, alim kişinin bazı vasıflara haiz olması gerektiğini her zaman dile getirir ve bunu şu sözlerle vurgulamaktan geri durmazdı. Alim edepli olmalı, düşüncesini bilgi üzerine inşa etmeli, ilme ibadet nazarıyla bakmalı, takva sahibi olmalı, ancak muhatabın haline uygun fetva vermeli. Çift kanatlı eğitim, gönüllere rikat ve incelik, ruhlara ulviyet ve yücelik, vicdanlara saffet ve duruluk, dünyada mutluluk ve saadet, ahirette muslat ve merhamet kazandırır. Alim insan, huzur dolu bir dünyanın hulyasını düşleyen fikir işçisidir. İlmin kalktığı, bilimsel çalışmaların ihmal edildiği, insanların adeta magazinleşen bir ortama sürüklendiği bir çevre, ürün vermeyen bir tarla gibidir. Bu gerçeğin farkında olan Mevselim Beki Hoca, fahri hizmetiyle birlikte teşkilatımızda mihrap, minber ve kürsül seviyesinde aynı yerde 27 yıllık onurlu hizmet maratonunu tamamlayarak, geride yüzlerce talebeyi miras bırakarak 15-10-1992'de emekliye ayrıldı din hizmetinde emekli olmak gibi bir kavramın yeri olmaması gerektiği düşüncesinde olan Hoca Efendi, sohbet ve vaazlarıyla bu şerefli mesleği vefatına kadar devam ettirdi. O, sohbetlerinde hadisin ifadesiyle cari yatırımlara dikkat çekiyor ve şöyle diyordu. Cehalet terakki ışıklarını söndürür, aileyi temelinden yıkar. Öyleyse sadakayı cariye dediğimiz kamusal hizmetler, yararlı bilgiler ve hayırlı evlatlar adına iyi bir altyapı oluşturulmalıdır. İlminin yanı sıra ibadet ve takvasıyla da temayüz eden Selim Hoca, ibadet hususunda şunları söylerdi. Her geçen gün ömür duvarından düşen bir tuğla, ibadetsiz ve ilimsiz hayat binasının tavanından yuvarlanan çürük birer tahtadır. Meçhul bir alemden birer birer gelen, ve bir müddet imtihan gölgeleri altında sallandıktan sonra yine teker teker dünya sınırından öteler ötesine akıp giden insanların bu geliş gidişlerindeki hikmet ve manayı anlamayan insaf sahibi bir insan düşünemiyoruz. Geçen sene izin mevsiminde kendisiyle güncel fıkhi meseleleri müzakere ederken, sohbet esnasında söylediği şu sözler adeta bir vedalaşma esintilerine tercüman oluyordu. Ölümün yaşı yoktur. Onun için genç ihtiyar fark etmez. Dünyaya gelince can borcumuz yazılmış demektir. Bunu da taksit taksit ödemenin imkanı yoktur. Akıllı insan, ölmemek için çare arayan değil, ebedi saadet için hazırlanan ve bu fani dünyadan göç ederken, insanlığa iyi eserler bırakandır. Hoca Efendi de başta ailemiz olmak üzere, kendinden sonra gelenlere takip edecekleri silinmez bir iz ve örnek alacakları mümtaz bir hayat armağan etmiştir. İnsanın dünyasını ve ötesini aydınlatan, toplumların sosyal ve ahlaki nizamını düzenleyen servaye ilim, ahlak ve marifettir. Din ve ilim birlikteliğini bozmanın tedavisi zor olan bir hamakat hastalığıdır. Ulema ordusundan mahrum kalmış bir milletin gelecek güneşi bitmiş karanlık bir hayatın korkunç gecesine dalmış bir mezarlığa benzer. İlmi donanımı yanında, çevresinde sevip sayılan, verdiği hizmet ve sahip olduğu güzel ahlakıyla tanınan M. Selim Beki Hoca Efendi, 9 Ocak 2015 Cuma gününün sabahında 83 yaşındayken Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Hayatını minber, mihrap ve kürsülere adayan, kişiliğini Kur'an tilaveti ve ilim tahsiliyle güzelleştiren, üstün ahlakıyla etrafına ışık saçan edep abidesi İrfan ordusundan vefat edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ömürler ve hayırlı hizmetler dilerim. İstanbul'un alim ve şair müftüsü Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı Yardımcı Doçent Doktor Kamil Yaşaroğlu Vakur duruşu, mütebessim yüzü, tertemiz beyaz sarığı ve cübbesiyle muhataplarında saygı uyandıran Abdurrahman Şeref Güzel yazıcı, İslam ilimlerine hakim, doğu kültür ve irfanına vakıf, iyi bir hatip ve başarılı bir şairdi. Abdurrahman Şeref Güzel yazıcı sıradan bir halk vaizi değildi. Medrese ve tekke kültürünü sanat ve edebiyatta birleştirip zenginleştirdiği için bazılarında doyurucu olmuştur. 6 Mayıs 1904 tarihinde Selanik'in Petriç kasabasında dünyaya gelir. Babası dönemin Petriç müftüsü Müderris İbrahim Ethem Efendi, annesi Müderris ve Hattat Hacı Ali Siyami Efendi'nin kızı Latife Hanım'dır. Hattat dedesinin hatırasını adanın yanında taşımak amacıyla daha sonra güzel yazıcı soyadını alacaktır. Abdurrahman Şeref, 4 yaşındayken babasını, 9 yaşındayken annesini kaybeder. Küçük yaşta yetim ve öksüz kalır. Ağabeyi Abdullah Hulusi Efendi onu himayesine alır ve büyütür. İlk öğrenimine Petriş'te Hoca Halil Efendi'den aldığı derslerle başlar. Balkan Harbi başlayınca 1912 yılında önce İstanbul'a Ardından Amasya'ya göçerler. Amasya'da bir süre devam ettiği Penderli İlkokulu'nda Ahmet Efendi'den Kur'an, Yahya Efendi'den matematik dersleri alır. Bir yıl sonra ailesinden kalan kişilerle birlikte Kırklareli'ye bağlı vizeye muhacir sıfatıyla yerleştirilir. İlkokulu Saray Ayaşpaşa İlkokulu'nda tamamlar. Güzel yazıcı daha sonra İstanbul'a giderek 1924 yılında Darül Hilafetil Aliye Medresesinden pek iyi dereceyle mezun olur. Aynı yıl tıbbiye mektebine kayıt yaptırsa da maddi imkansızlıklar sebebiyle tıbbiyeye devam edemez. Darül Fünun İlahiyat Fakültesine geçer. Buradaki öğrenimine devam ederken 1926 yılında imtihana girerek felsefe bölümünün 3. sınıfına kaydolur. İlahiyat Fakültesinden 1927 yılında peki dereceyle mezun olur. İlahiyat öğrenimi sırasında sadece fakültede verilen derslerle yetinmez, aynı zamanda Süleymaniye Kütüphanesi'nde açılan kütüphanecilik kursuna katılarak sertifika alır. O dönemde değişik hocalardan aldığı derslerle kendisini yetiştirir. Özellikle Elmalalı Hamdi Yazır Efendi'den istifade eder. Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı fakülteden mezun olduktan sonra 10 Ağustos 1927 tarihinde tayin edildiği Fatih Millet Kütüphanesi'nde memuriyete başlar. Bu göreve devam ederken İstiklal Lisesi'nde Türkçe derslerine de girer. Bu arada Hürmüz Hanım'la evlenir. Askerliği sebebiyle görevlerinden ayrılır ve 1932 yılında askerlik hizmetini tamamlayarak Fatih Millet Kütüphanesi'ndeki vazifesine geri döner. Bu görevinin yanında Hayriye ve Vefa Liselerinde edebiyat öğretmenliği yapar. Resmi memuriyeti ise Murat Molla Kütüphanesi'ne nakledilir. 1934 yılında Hilal Cavidan, 1936'da Ayşe Zühal adlarında iki kızı dünyaya gelir. 1936 yılında büyük kızı Hilal Cavidan, 1937 yılında da eşi Hürmüz Hanım vefat eder. Tek çocukla dul kalan güzel yazıcı, biricik kızı ve sevgili eşinin kaybından dolayı hissettiği acıları yazıya döker ve kızı hakkında Yeter adlı şiirini eşi Hürmüz Hanım için de Abdülhak Hamit Tarhan'ın Makberine Nazire olarak Mezar isimli şiir kitabını kaleme alır. Bu dönemdeki hissiyatının etkisiyle tasavvufa yönelerek Nakşibendi Şeyhi Serezi Hacı Hasip Efendi'ye intisap eder. 1940 yılında Kevser Hanım'la hayatını birleştirerek ikinci evliliğini yapar. Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte 1941 yılında tekrar askere alınır. 1943 yılında terhis olduktan sonra memuriyete dönerek Süleymaniye Kütüphanesi tasnif heyetine tayin edilir. Bu arada bir yandan Zeyrek Ortaokulu'nda Türkçe dersleri verirken, diğer yandan Üstadı Hasip Efendi'nin arzusu üzerine Şehzade Camii'nde Cuma günleri öğleden önce vaaz vermektedir. Bir süre sonra vaaz ve sohbetlerine Beyazıt, Valide ve Fatih camilerinin kürsülerinden devam eder. İskender Paşa Camii'nde Fatih'te Ramazan geceleri teravih öncesi vaazlar verir. 1948 yılında Çapak Kız Öğretmen Okulu'nda din dersi öğretmenliğine tayin edilen güzel yazıcı, bu görevi sırasında ceranetin Ökten'le birlikte İmam Hatip okullarının yeniden kurulması faaliyetlerine öncülük eder. Eğitime başlamasından sonra İstanbul İmam Hatip Okulu'nda tefsir, Usul-i fıkıh, hadis ve usul-i hadis dersleri verir. 1950'de İstanbul İl Müftülüğü vaizlik ve hademe hayrat murakıplığına atanır. Ardından İstanbul İhtisas vaizliğine getirilir. 1963-1968 yılları arasında Fatih Camii'nde fahri hatiplik yapar. 30 Kasım 1972 tarihinde İstanbul Müftülüğü görevine getirilen güzel yazıcının 1976 yılında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Türkiye'yi temsilen katıldığı İslam Konferansı toplantısında sunduğu içtihat konusundaki Arapça tebliği büyük ilgi görür. Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı 15 Mayıs 1978 tarihinde İstanbul Müftülüğü görevi devam ederken vefat eder. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirne Kapı Şehitliği'nde Mürşidi Serezli Hacı Hasip Efendi'nin kabrinin yanına defnedilir. Vakur duruşu, mütebessim yüzü, tertimiz beyaz sarı ve cübbesiyle muhataplarında saygı uyandıran Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı, İslam ilimlerine hakim, doğu kültür ve irfanına vakıf, iyi bir hatip ve başarılı bir şairdi çok iyi derecede Arapça, Farsça ve Fransızca biliyordu. Onun çok yönlü yetişmesinde son devir Osmanlı alim ve meşayihini, edip ve şairlerini yakından tanımasının önemli rolü vardır. Müslümanların alim yetiştirme sorumluluğunun önemine sıklıkla vurgu yapan güzel yazıcı, bir defasında bir Müslüman için en zor şey irfan öksüzü olmaktır. İstanbul bir ilim merkezidir bazı dini meselelerde zorlanıyoruz. Soracağımız bir alim kalmadı. İrfan öksüzü olduk." demiştir. Abdurrahman Şeref Güzel yazıcı sıradan bir halk vaizi değildi. Medrese ve tekke kültürünü sanat ve edebiyatla birleştirip zenginleştirdiği için vaazlarında doyurucu olmuştur. Bir vaazında Fuzuli'nin bir beytini 15 dakika kadar anlattığı bilinmektedir. Özellikle pazar günleri ikindi namazından sonra Beyazıt Camii'nde verdiği vaazlarda kültür seviyesi yüksek seçkin bir cemaate hitap ederken aslında üniversite gençlerini aydınlatmayı amaçlamıştı. Güzel yazıcının Nur Suresinin 39-40. ayetlerini esas alan ve yıllarca devam eden vaazları ateizmin çıkmazlarını ortaya koyduğu için yüksek tahsil gençliği üzerinde çok etkili olmuştur. Topluma yönelik hizmetlerle de yakından ilgilenen güzel yazıcı, 30 Kasım 1972 tarihinden vefatına kadar İbnül Emin Mahmud Kemal İnan Vakfı Başkanlığı'nı yürütmüştür. Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı, Ehli Sünnet İnanışının Değişmez Metinleri isimli eserinde El Fıkhul Ekber, El Akaidül Adudiye, El Akaidün Nesefi, Er Kasidetün Nuniye, ve El-Emali gibi temel akaid risalelerinden faydalanmak suretiyle Ehli Sünnet akidesinin esaslarını 137 madde halinde özetlemiş ve halkın din adına bidat ve hurafeye sapmasını önlemeye çalışmıştır. 1950 yılından itibaren Çapa Öğretmen Okulu'nda vermeye başladığı din bilgisi derslerini dikkate alarak hazırladığı Din Dersleri isimli eseri bir ders kitabından çok daha kapsamlıdır. Eserini iki cilt halinde tasarlayan müellif, birinci ciltte Amentü'de ifadesini bulan iman esaslarını işlemişse de, ikinci cildin yazımını gerçekleştirememiştir. 1963-1968 yılları arasında Fatih Camii'nde okuduğu hutbeleri ihtiva eden, Fatih Minberi'nden Müminlere Hutbeler isimli eserinde aşk derecesinde bir iman ve ihlasın, takva ölçüsünde bir dindarlığın, İslam ahlak ve fazilet anlayışının insana kazandırdığı mutluluğun her fırsatta vurgulandığı görülmektedir. İran ettiği her hutbelin, Arapça mukaddemesinde konuya uygun bir hamdere, salvere okumayı adet haline getirmiştir. Eylül Yaprakları ve Gönül Yolcuları isimli yayınlanmış şiir kitapları bulunan güzel yazıcının, henüz yayınlanmamış Divanı Şeref, Bahar Dalları, Hakikat Çiçekleri, Telden Tere ve Abdülhak Hamid'in makberine nazire olarak yazılmış Mezar adlı şiir kitaplarıyla Yeni Türk Arzu, Ruh Hakkında Söylenenler, Rüyalar ve Tabirler, Hakikat ve Görüşler adlı araştırmaları vardır. Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı'nın Hazreti Peygamber için yazdığı bir dörtlük. Bir yaratmış zatını alemde halâkın senin örnek olmaz mı cihana yüksek ahlakın senin Sözle tasvirin ne mümkün anlatmaktan acizim Sade bir söz söylerim Allah muhtaçım senin Erzurum ulemasından Yunus Kaya Doktor Zeki Koçak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme metheye. Hazreti Hak yanında yüce kıymetin ne kadar methetseler kimse eremez. Fazilet babında ulvi makamın kitledin kapusun kimse giremez. Saçtın yeryüzüne nuri fazilet aliler zeliler körler göremez. Yarasa tabiatlı bazı insanlar, şeriat nurundan razı olamaz. Olmazsa şefaat Yunus kuluna, varıp cennette seni bulamaz. Erzurum'un Tortum ilçesinin yukarı katıklı köyünde, 1927 yılında dünyaya geldi Yunus Kaya hocamız. Aslen Türkistan'ın Karaca denen mahallinden gelen bir aileye mensup olan hocamızın babası Karacaoğullarından Molla Zülküftür. Annesi Babaşı köyünden, Çalıkoğullarından Ahmet Ağa'nın kızı Saliha Hatun'dur. 6 yaşlarında köyün meşhur hafızı Gazap Hafız'dan 6 ay Kur'an dersi aldı. İlkokulu köyünde okuduktan sonra Aşur Hafız Efendi'den 2 yıl Kur'an ve Tecvid dersleri yanında Tortum Müftüsü Ali Efendi'nin oğlu, İsmail Efendi'nin Rika yazısıyla Osmanlıca dersi aldı. Bu dönemde şiddetli şekilde tifo hastalığına yakalandı. 40 gün sonra iyileşince, haleti Ruyesinde ve duygularında büyük bir değişikliğin olduğunu hissetti. Ardından dönemin Nakşibendi tarikatı büyüklerinden Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi'ye intisap etti. Ayrıca askere gidene kadar köyün imam hatibi müderris, alim ve fazıl kişi olan Hacı Yunus Efendi'den Kur'an, tecvid ve fıkıh dersleri aldı. 1946-1949 yılları arasında Gümüşhane ve Erzurum'da vatani görevini yaptı. Askerden sonra tekrar köyüne dönerek bir yıl süreyle Yunus Efendi'den akaid ve fıkıh derslerine devam etti. 1951 yılının ilk ayında dönemin Erzurum müftüsü müderris Muhammed Sadık Solakzade Efendi'den medrese usulündeki tedrisata başladı. 7 yıl süreyle medrese sistemindeki bütün dersleri okudu. Ramazan tatilinde hocasından Farsça ve Talik hattıyla ilgili dersler aldı. Talebelik süresince kurşunlu medreselerinde kaldı. Özellikle mantık, münazara, ilmül vaat, belagat, kelam, tasavvuf, usulü fıkıh ve feraiz ilminde derinleşti ve icazet aldı. Ayrıca bu esnada bu dersleri alt kademedeki öğrencilere de okuttu. 1957 yılının 11. ayında Mısır'a gitmek için hazırlık yapmaya başladı. Dönemin şartlarında Mısır'a doğrudan gitme imkanı olmadığından gayet meşakkatli olan bir buçuk aylık bir yolculuk yaparak vize almak için sırasıyla İran, Irak, Suriye ve Lübnan'a ulaştı. Diğer ülkelerde Mısır vizesi alamayınca en son çare olarak Beyrut konsolosluğuna başvurdu. Uzun uğraşlar sonucu vizesi onaylandı. Akabinde Mısır'a giderek Eser idaresine müracaat etti. Giderken Bağdat'a uğradığı için özel görevli olacağı ihtimaliyle Eser'e kaydetmede tereddüt ettiler. O dönem Eser Üniversitesi'nde hoca olan Konyalı Ali Zeki Efendi'nin kefaletiyle esere kabul edildi. Ali Zeki Efendi'ye bu şahsa kefil misin diye sorulunca, o hiç tanımadığı halde, hiç tereddüt etmeden, burada bulunduğu sürece benim mesuliyetimdedir diyerek, hocamızın fakülteye kaydolmasını sağlamıştır. Lise diploması olmadığı için yönetmelik gereği, Eser Lisesi Müdürü ve dönemin alimlerinden Şeyh Derviş'in başkanlığındaki komisyonca bir hafta süreyle ilmi sınava tabi tutuldu. Komisyonda bütün derslerden göstermiş olduğu üstün başarı takdirle karşılanarak lise diplomasını alması için yönetmelik gereği lisenin son sınıfına kaydoldu ve üstün başarıyla lise diplomasını aldı. 1958-1959 ders yarında Eser Üniversitesi Usulü Din Fakültesine başladı. Dördüncü sınıftayken fakülte yönetimince yeni yapılan programa göre fakültede bir yıl daha okuyarak beş yılda mezun oldu. Mezuniyetten sonra iki yılda kelam, tasavvuf ve felsefeden ihtisas yaptı. Ayrıca Türkiye'den gelen İmam Hatip Lisesi mezunlarının Eser Üniversitesi'ne kabul edilmesi için ilgili makamlar nezdinde girişimde bulunup muadetlerini gerçekleştirerek eserin dini fakültelerine kaydolmalarını sağladı. Bu konuda hocası ve dönemin eser genel sekreteri Mahmut Hubballah'ın büyük katkıları olmuştur. O dönemde eser diploması ve doktorası geçersiz olduğundan doktorayı yarıda bırakarak 1965 yılında Türkiye'ye döndü. Dönemin Milli Eğitim Bakanlığı'na müracaat ederek Fransa veya Pakistan'da doktora yapmayı istediğini ve bunun hukuki durumunu yazılı olarak sordu. Milliyetin Bakanlığı Eser Üniversitesi diploması geçersiz olduğundan yapacağınız doktoranın da herhangi bir geçerliliği olmayacaktır cevabını verdi. Sonra aynı yıl denkliği kabul edilen Bağdat Üniversitesi Külliye Türk Şeria ve Adab Fakültesine kaydoldu. Eserden mezun olması nedeniyle bir yıl yeterli görülerek 1966 yılında bu fakülteden de mezun olarak Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye döndükten sonra sırasıyla Uşak, Çanakkale ve Erzurum illerinde 9 yıl il müftülüğü yaptı. Erzurum müftülüğü yaptığı esnada il müftülüğü binasını inşa etti. Ayrıca önderliğinde Yukarı Katıklı köyüne büyük bir cami ve medrese inşa edildi. Akabinde 1975 yılının Mayıs ayında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne intisap etti. Burada 18 yıl kelam ve tasavvuf derslerinin yanı sıra İslam felsefesi, Arapça ve mantık dersleri de okuttu. Bu derslerin haricinde emekli olduktan sonra Solakzade Camii Medresesi'nde ve evinde özel olarak kelam, mantık, münazara ve usul-i fıkıh dersleri de okuttu. Diğer taraftan 2000 yılında ihtisas eğitimine başlayan Ömer Nasuhi Bilmen, Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde bir süre Kur'an-ı Kerim meali dersini okuturken, zaman zaman çeşitli ilmi konularda konferanslar verdi. Bu konferansları kaset ve CD'lere kaydedilmiştir. Ayrıca hocamız bu dönemde yaz tatillerinde genelde Azerbaycan ve Nahçıvan'a giderek, Diyanet'in açmış olduğu Kur'an kurslarındaki talebeleri ve İlahiyat Lisesi öğrencilerine kitap, elbise ve para yardımları yanında yapılmakta olan dört camiye de maddi yardımda bulundu. Hocamız çokça talebe yetiştirmesinin yanı sıra şehrin merkez camilerinde özel gün ve gecelerde çeşitli konferanslar ve vaazlar verdi. Ayrıca üniversitede bulunduğu dönemlerde çeşitli ilmi çalışmalar da yaptı. Bu çalışmalarına ilaveten fert beyitleri bulunan hocamızın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize yazdı, metiyesi de önemlidir. Bu nedenle onun eserlerini mütakip vermeyi uygun buluyoruz. Genç yaşta ilim yolculuğuna çıkıp ömrünü Hakk'a hizmete adayan Yunus Kaya hocamız, 27 Şubat 2015 Cuma günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Tortum'un Serdar ve beldesine defnedilmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, bütün yakınlarına ve talebelerine başsağlığı dileriz. Yunus Kaya hocamızın başlıca eserleri ise şöyledir. El-İcaretü Beyne Mezahib-i Sitte Bağdat Üniversitesi El-Lafz Vel-Mana İnde Ebi Hilal El-Askeri Bağdat Üniversitesi Kelama Giriş İlmi Kalem Tasavvuf Kosova'dan İstanbul'a bir alim portresi. Ali Yakup Cenkçiler Kamil Büyüker Okuduğu medrese uzak olmasına rağmen tramvaya binmez, tramvaya vereceğim parayla kitap alırım dermiş. Hatta tramvayda kelime ezberleyemem, millet bana bakar diye de eklermiş. İsmini ilk defa adına hazırlanmış bir hatıra kitap dolayısıyla öğrendim. Öyle bir hatırat ki İçinde yakın tarihte iz bırakmış pek çok isim bu kitaptaydı ve herkes bir şekilde Ali Yakup Cenkçiler Hoca Efendi'nin Rahle-i Terrisinden geçmişti. Bunlar Yahya Alkin, Ahmet Turan Arslan, M. Esat Coşan, Ali Rıza Demircan, Mustafa Ballı, Süleyman Zeki Bağlan, Necmettin Erbakan, Ekmelettin İhsanoğlu, Mahmut Kaya, Selahattin Kaya, Ali Ulvi Kurucu, Kadir Mısıroğlu, Ali Nar, Osman Öztürk, M. Serhan Tayşi, Yusuf İzzettin Sal, Ali Rıza Temel, Necdet Yılmaz, Cüneyt Zapsu, Halit Zevasiz, Cemalettin İmamoğlu. Kitabı okuyunca gördüm ki 1913 yılında Kosova'nın Gilan kasabasında başlayan ve 1988 yılında Fatih'te son bulan hayat yolculuğunda Ali Yakup Cenkçiler, ilim tarihimizde silinmez bir iz bırakmıştır. Buna sadece talebelerinden bir kısmının sığdığı yukarıda zikrettiğimiz küçük kitap ve yazılanlar şahit. İlim yolculuğunun ilk basamağı Giran kasabasında bir Osmanlı medresesi. Ali Yakup Hoca bereketli bir iklimde gözlerini açıyor dünyaya. İlk hocası ve kendisine Kur'an'ı öğreten kişi, babası Hafız Hüseyin'dir. Dedesi bir veli zat, müftü Hacı Yakup'tur. Ki kendisi görmese de, anlatanların beyanıyla, Hristiyanların dahi sevip saydığı, hürmet ettiği bir zatmış. Diğer amcası Hafız ve Hoca. İki ablası da yine hafızlıklarını ikmal etmişler. Ali Yakup Hoca, Kur'an'ı sekiz yaşındayken hatmeder, ve sonra 4 yıl eğitim göreceği ilkokula başlar. Burada Sırpça yanında Türkçeyi de öğrenir. Öyle ki Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci şiirleri okurlar ve ezberlerler. Gilan kasabasında henüz Osmanlı izlerinin silinmediği zaman diliminde 12 odalı 80 öğrencinin barındığı medrese, Ali Yakup Hoca'nın hayatında silinmez izler bırakacak ilk duraktır buradaki feyizli günleri şu cümlelerle aktarmıştır. Hatırlıyorum, sabah erken uyanır, ezanı Muhammed'i dinlerdik. Namazdan bir saat önce abdest alır, Kur'an okurduk. Namazdan sonra da bir cüz Kur'an okurduk. Bütün bunlar mecburi değildi, bir gelenekti. Hocaya müderris denirdi. Bir, iki, üç sınıf talebe olurdu. Her sınıftan icazet alınır ve bir üst sınıfa geçilirdi. Osmanlı'nın izlerini taşıması dolayısıyladır ki, Ali Yakup Hoca hem Arapçayı hem İslami ilimlerin temellerini kendi kasabasında almıştır. Aile kökeni itibariyle İşkodra Katoliklerinden olan Ali Yakup Hoca, Osmanlı sayesinde İslam'la şereflenmelerini her fırsatta dile getirmiştir. Ben aslında her şeyimi Osmanlı'ya, sizin ecdadınıza borçluyum. Eğer onlar İslam'ı, hakkı, adaleti ve İslami ilimleri benim doğduğum Balkan topraklarına getirip yaymasalardı, ben de maazallah o topraklardaki gayrimüslimler gibi birisi olacaktım. Onların haline bakıyorum da gece gündüz Osmanlı'ya dua ediyorum. Mısır'da devam eden ilim yolculuğu ve hayat çizgisinde üç önemli isim. Ali Hakup Hoca'nın bundan sonraki en önemli ilim durağı Mısır olmuştur. 1936-1956 yılları arasında önemli ilim merkezi Eserde bulunmuş, üniversite kütüphanesinde çalışmıştır. Haliyle dönemin pek çok önemli ismiyle hukuku ve teması olmuştur. Bunlardan Hasan el-Benna, Zahidül Kevseri, Mustafa Sabri Efendi, Yozgatlı İhsan Efendi hayatında yer eden önemli isimlerdir. Öyle ki yine bir mülakatta kendisini etkileyen üç isimden bahseder ve bunların Gazali, Mustafa Sabri ve Hasan el-Benna olduğunu söyler. Ali Yakup Hoca bir yandan tahsiline devam ederken vaktini enerjisini hep ilme teksif edermiş. Öyle ki merhum Ali Ulvi Kurucu'nun beyanıyla okuduğu medrese uzak olmasına rağmen tramvaya binmez, tramvaya vereceğim parayla kitap alırım dermiş. Hatta tramvayda kelime ezberleyemem, millet bana bakar diye de eklermiş. Ali Ulvi Kurucu, Ali Yakup Hoca'nın yedi lisan yani Türkçe, Arapça, Arnavutça, Sırpça, İngilizce, Fransızca ve Farsça bildiğini söylüyor. Son Osmanlı Şeyhül İslamı Mustafa Sabri Efendi'nin iltifatları ve Ali Yakup Cenkçilerin ona hizmeti. Ali Yakup Hoca bir yandan Kahire Üniversite Kütüphanesi'nde çalışmış ve kütüphanenin hemen hemen bütün kitapları elinden geçmiş, diğer yandan da Eser Üniversitesi'nde 10 yıl ilim tahsil etmiştir. Mısır'da geçirdiği günler içinde sürgünde son Osmanlı Şeyhü İslam'ı, Mustafa Sabri Efendi'nin talebesi ve manevi evladı olma şerefine de nail olmuştur. Mustafa Sabri Efendi kimi zaman kendisine yaverim dermiş. Kimi zaman da veledil aziz yani aziz oğlum diyerek iltifatta bulunurmuş. Bunun yanında Ali Yakup Hoca Efendi'nin Osmanlı şehzadeleriyle yakın teması ve mektuplaşmaları devam etmiştir. Mustafa Sabri Efendi dört ciltlik kalıcı eseri Mevkıful Akli vel ilmi vel alemi min rabbil alemin ve ibadihil mürselini tekrar bastırmak istemiş. Matbaanın yazının okunaklı olması şartı dolayısıyla bu vazifeyi Ali Yakup Cenkçiler üstlenmiş ve eserin tamamını forma forma yazarak hem tekrar yayınına vesile olmuş. Hem de hocasının duasını almıştır. Akif'in şiirlerini ilk defa Arapça'ya çevirmesi ve Kahire'de yayınlatması. Ali Yakup Efendi'nin bir başka bilinmeyen hususiyeti ise, Mehmet Akif'e olan sevgisi ve muhabbeti dolayısıyla, Safahat'ın birinci kitabındaki Fatih Camii başlıklı şiiri, Kahire'deyken Arapça'ya çevirmiş ve bu çeviri, mecellet Edep'te yayınlanmıştır. Ayrıca Safat'ın 6. kitabında Çanakkale Savaşı'nı tasvir eden kısmı da nesir olarak Arapçaya tercüme etmiş, dostu şair Savi Şalan da bu tercümeyi Kasidet-i Şehid adıyla manzum hale getirmiştir. Türkiye'de başlayan ders halkaları ve İhya-i Ulumuddin dersleri Ali Yakup Hoca'nın Türkiye'ye daimi olarak yerleşmesinin ilk adımları Temmuz 1957'de atılmıştır. Bu tarihten Kasım 1959'a kadar Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğinde mütercimlik yapmıştır. Daha sonra bu görevinden istifa eden Ali Yakup Efendi 1960'ta İstanbul'a yerleşerek Türk uyruğuna geçmiş ve bir yıl sonra da evlenmiştir. Talebe yetiştirmeye yönelik ilk çalışmaları Fatih Mesih Paşa ve Emir Buhari Camileri'nde gerçekleşmiş. Buralara devam eden talebelere İhya-i Ulumuddin, Edeb-i Dünya ve Din, Medarikut Tenzil ve Divanül Mütenebbi gibi eserleri okutmuştur. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi'nde 1976-1980 yılları arasında tefsir, kelam ve belagat dersleri vermiş, evinde de orta ve yüksek öğrenim gençliğinden isteyenlere özel dersler vererek birçok talebe yetiştirmiştir. İhya'yı tercüme edecek kişi de gazali ihlası olması gerekir. Tam bir gazali ve ihya aşığı olan Hoca Efendi'nin ismi de hep gazali ve ihya ile anılmıştır. Gazali'yi anlatmak için şu sözleri söylemiştir. Hakikaten tarihi beşerde büyük bir psikolog yetişmemiştir. Psikoloji sahasında gazali gibi insanı insana tanıtanı görmedim. İhya'yı okuduktan sonra diğerleri vız gelir. Kitap ve sünnete dayanarak insanı gayet güzel anlatmış. İnsanın efsafını, neden mürekkep olduğunu, hakka nasıl vasıl olacağını dile kolay. 15 sene Emir Buhari Camii'nde İhya dersleri okutmuştur. Buna rağmen İhya tercümesine niyet etmemiştir. Hatta bu esere olan vukufiyetini bilen yayın evleri, kendisine tercüme edersiniz, yayınlayalım teklifine. Azizim, ben Allah'tan korkarım. Gazali'den korkarım. İhyayı tercüme edecek kimse de, Gazali'nin ihlası olması gerekir. Değilse, tercüme kuru bir metinden ibaret kalır. Demiş, hatta bir hikayeyle pekiştirmiş. Malvanta ayağı nallanan atı gören kurbağa, kendi ayağını nallatmak üzere uzatmış. İşte Gazali ile benim durumumda böyle demiş. Ali Yakup Cenkçiler Hoca Efendi 21 Mayıs 1988 Cumartesi günü vefat etmiş ve Fatih Camii'nde mahşeri bir kalabalığın iştirak ettiği ve hendekli merhum Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'nin kıldırdığı cenaze namazından sonra Edirne Kapı Sakız Ağacı Mezarlığı'na defnedilmiştir. Ahmet Muhtar Büyük Çınar Hayatım İbret aynası bir büyük çınar göçtü. İshak Özen 12 yıl önce yeniden basılan Hayatım İbret Aynası başlıklı hatıratına Ömür kısa, arzu çok, yaşım 81, önümde dağlar kadar hizmet var. Bense henüz işin başındayım cümleleriyle başlayan Ahmet Mutar Büyükçınar Hoca Efendi 93 yıllık hizmetini tamamlayarak 6 Nisan 2013'te Hakk'a yürüdü. Kendisiyle bizzat tanışıp hayır duasını almak nasip olmasa da değme romanlara taş çıkartan ve bu kadarı da ancak filmlerde olur dedirten hayat hikayesini okudum yıllar önce. Hoca Bugün kendim dahi tüm bunları nasıl yaşadığıma hayret etmekten kendimi alamıyorum." dediği hayat hikayesi, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un dostluğunu kazanarak kendisinden istifade eden ve genç nesle yönelik gerçekleştirdiği sohbet toplantılarıyla bir devre adını altın harflerle yazdıran merhum Mahir İz hocayı da heyecanlandırmış ve dudaklarından "Nihayet aradığım adamı buldum." Eserde okuyup gelmiş Ahmet Muhtar Hoca namında bir zat, ilmi tedrisat ve hizmette tam benim arzu ettiğim metodu takip ediyor. Kendisiyle çok işler yapacağız. Bugün çok bahtiyarım sözleri dökülmüştür. Henüz bir yaşına gelmeden annesini kaybeden Büyük Çınar'ın, dört yaşında teyzesinin şefkatinden de mahrum kalması ve hemen ardından babasının üçüncü evliliğini gerçekleştirmesi, hoca efendi için yıllarca sürecek çileli bir hayatın da başlangıcı olur. Sonraki yıllarını kendi ifadesiyle merhametsiz, cimri ve ilgisiz bir babayla, zalim bir üvey anne ve kendisini kaçak rakı imalatında çalıştıran ve hatta esrar sattıran bir dayıyla geçirmek zorunda kalan Büyük Çınar'ın hayatı, sahipsiz, sevgisiz ve kimsesiz küçücük bir çocuğun her türlü yokluk ve yoksunluk içerisinden sıyrılarak tek başına ayakta kalmasının azim ve kararlılıkla çalışıp bir İslam alimi olarak ortaya çıkmasının destansı bir hikayesidir. Hayatın ibret aynası bir arayışın ve ilim yoluna adanmış bir hayatın hikayesidir. Ya ilim ya ölüm diye çıkılan ve bir asra yaklaşan uzun bir yolculuğun hikayesi. Ahmet Muhtar Büyük Çınar'ın hayatı ilmin, irfanın, şefkatin ve aile sıcaklığının olmadığı bir ortamdan sıyrılıp kendi yolunu kendi çizen, arayıp bulduğu her hocadan ders almak için yalvaran, "Eğer bana ders vermezseniz kıyamet günü yakanıza yapışırım." diyecek ve hayatı boyunca mecbur kalmadıkça asla kitaplara arkasını dönüp oturmayacak kadar hassas bir ilim ve İrfan aşığının doğuşunun dokunaklı hikayesidir. 6 yaşından itibaren dokumacılık, sırtmaçlık, bağ bekçiliği, çerçilik, kebapçılık, aşçılık, baklavacılık, marangozluk, hamallık ve ırgatlık yapan ve sık sık evden kaçarak kayıplara karışan Büyük Çınar, 17 yaşına geldiğinde gönlünü dolduran Kur'an aşkıyla her şeyden vazgeçip, kendisini İslami ilimleri öğrenmeye ve öğretmeye adar. Kaçak olarak Halep ve Şam'a giden Hoca Efendi, bu şehirlerde iki sene eğitim alır. Daha sonra yurda dönen ve askerliğini yapan Büyük Çınar, bu kez yasal yollardan Kayre'ye gider ve Eser Üniversitesi'nde 12 yıl eğitim görür. Okul yıllarında Türk ve Arap öğrencilere özel dersler veren Hoca Efendi, aynı zamanda Aynı Şems Üniversitesi'nde de hocalık yapar. Büyük Çınar, Kayre'de yaşadığı yıllarda devrin en büyük İslam alimlerinden, son Osmanlı Şeyhül İslam'ı Mustafa Sabri Efendi'den, Zahid Kevseri'den, eserde müderris olan Konyalı Ali Zeki Efendi'den ve İslam İşbirliği Teşkilatı eski genel sekreteri Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu'nun babası Yozgatlı Muhammed İhsan Efendi'den de feyz alır. Tahsilini tamamlamasının ardından eserde hoca olarak kalması da dahil, kendisine yapılan tüm cazip teklifleri reddederek 1962 yılında Türkiye'ye döner. O yıllarda eser diploması kabul edilmediği için resmi bir görev alamaz. İlk hocasına verdiği sözü tutarak her isteyene ders verir ancak hiç kimseden ücret almaz ve 1977 yılına kadar ailesini baklavacılık, dokumacılık ve konfeksiyonculukla geçindirmeye çalışır. 1977 yılında 57 yaşındayken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Haseki Eğitim Merkezi'nde resmen hocalığa başlayan Büyük Çınar, 1985 yılında yaş haddinden emekliye ayrılır. Ahmet Muhtar Çınar'ın hayatının en dikkat çekici yönü, onca zorluğu, yoksulluk ve yoksunluğa tek başına direnerek, kendi azim ve çabasıyla eğitimini tamamlamasının ardından, kendisine geniş imkanlar teklif edilmesine rağmen, asla ilmini maddiyata çevirmeyi düşünmemesi, diplomasının bile tanınmadığı kendi ülkesine dönerek, hiçbir öğrencisinden ücret almadan, dokumacılık ve baklavacılık yaparak hayatını kazanmaya çalışmasıdır. Büyük Çınar Hoca, İslam'ı ve Kur'an'ı genç nesillere aktarabilmek için binbir türlü meşakkate göğüs gelen ve bir gün yatsı namazı sonrası kimselerin olmadığı bir saatte kahvehanede çaycıya Kur'an dersi verirken yakalanan hoca efendiye komiserin söylediği, biz Kur'an'ı yok etmeye çalışıyoruz, sen de bize meydan okuyarak çayhane adı altında burada Kur'an öğretiyorsun cümlesi bir devrin milletin temel değerlerine bakış açısını ve psikolojisini yansıtması bakımından oldukça manidardır. Bu mübarek topraklarda, her şehirde, her köyde bir büyük çınarın ebediyete kadar var olması duasıyla. İlim ve Takva Ehli Ahmet Muhtar Büyükçınar Doçent Doktor Durak Pusmaz Büyük Çınar Hoca eğitim merkezine sabahları erken gelir, o gün okutacağı konuyu veya sureyi açar, onun üzerinde derin derin düşünürdü. Bilindiği gibi Amme cüzündeki sureler, Peygamber Efendimiz'e ilk inen surelerdir. Bu sureler genellikle kısa ve veciz olup, ihtiva ettikleri manalar geniştir. 1978 yılında İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen İkinci dönem müftü ve vaizler ihtisas kursuna katılmıştım. Ahmet Muhtar hocamızla orada tanışmak nasip oldu. Haseki Eğitim Merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve ülkemizin güzide eğitim kurumlarından biri olup, yurt içinde ve dışında tanınmış, hatta bir marka olmuştur. Büyük Çınar hocamız söz konusu eğitim merkezindeki güzide hocalarımızdan biriydi. Haseki Eğitim Merkezi'nde hocamıza İki sene müddetle talebe kursiyer olarak daha sonra da 1985 senesinde yaş haddinden emekli oluncaya kadar asistan ve hoca olarak beraber çalışmak nasip oldu. Gerek kursiyer olarak gerekse asistan ve hoca olarak beraber olduğumuz müddet içerisinde hocamızdan ilim ve hayata dair çok şeyler öğrenme imkanı buldum. İhtisas kursumuzun müddeti iki seneydi. Büyük Çınar Hoca, hadis ve tefsir derslerine geliyordu. Hadis derslerinde kendisinden Süneyni Ebi Davud'un çeşitli bölümlerini, tefsir derslerinde de Tefsiru İbni Kesir'den Ahme Cüzü'nün tefsirini okumuştuk. Muhtar Hoca gerek hadis derslerinde ve gerekse tefsir derslerinde bunların şerhlerine pek bakmaz, kanaatimizce daha önce defalarca okuttu ve baktığı için, Bizzat ayet ve hadis metinleri üzerinde önce kendi etraflıca düşünür, anlamaya çalışır, sonra da bunu biz talebelerine anlatırdı. Anlatımı kısa, özlü ve veciz olurdu. Fazla teferruata girmezdi. O tefsirlerdeki ve hadis şerhlerindeki falan şöyle dedi, falan böyle dedi gibi fazla teferruata girmez ve bunları nakletmekten hoşlanmazdı. Hz. Ali radıyallahu anh'a nispet edilen, ilim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttığı sözünü zaman zaman söylerdi. Büyük Çınar Hoca eğitim merkezine sabahları erken gelir, o gün okutacağı konuyu veya sureyi açar, onun üzerinde derin derin düşünürdü. Bilindiği gibi an meclisindeki sureler, Peygamber Efendimiz'e ilk inen surelerdir. Bu sureler genellikle kısa ve veciz olup İttiba ettikleri manalar geniştir. Büyük Çınar hocamız derste önce sureyi okur, anlaşılması güç olan kelime ve terkipleri anlaşılması daha kolay olan kelime ve cümlelerle izah eder. Sonra da tefsirini kursu yerlerden birine okuturdu. Hoca bazı ayetlere geleneksel meal ve tefsirlerin dışında manalar verir ve açıklamalarda bulunurdu. Bizim de eski tefsirlerdeki bilgileri tekrar etmekte yetinmememizi, ayetler üzerinde düşünmemizi ister ve Kur'an'ın her çağın insanına söyleyecek sözünün olduğunu belirtirdi. Cömert idi. Hocamız cömert idi. İkram etmeyi, yedirmeyi severdi. Aynı zamanda çok güzel yemek yapardı. 200 çeşit yemek yapmayı bildiğini söylerdi. Özellikle pişirmiş olduğu buhara pilavını yemeye doyum olmazdı. Her dönem kursiyerleri ayrı ayrı sınıflar halinde evine davet eder, onlara buhara pilavı ikram ederdi. Bizim dönemimizde de yaklaşık 20'şer kişilik üç sınıf idik. Her sınıfı ayrı bir günde davet edip buhara pilavı ikram etmişti. Hoca efendi abur cubur her şeyi yemezdi. Yediği şeylerin güzel, kaliteli, taze ve leziz olmasına dikkat ederdi. Buna Bakara suresi 168-172. ayetleriyle Maide suresi 88. ayetinde geçen Tayyibat kelimeleriyle Kehf suresinin 19. ayetinde geçen Eskatamen ifadelerini delil olarak zikrederdi. Yediğimize dikkat etmemizi ve midemizin her şeyi içerisine atacağımız bir çöplük olmadığını söylerdi. Hoca efendi bir öğünde çok çeşitli yemekler yemezdi davetlerde aşırı gidilerek israf derecesine varan çok çeşit yemekler yapıldığını bildiği için ev sahibine hangi yemekleri getireceğini sorar, bunlardan iki tanesini seçerdi. Tabi yemeğin sonunda yenen tatlı hariçti. Talebelerini çok severdi. Hocamız talebelerine çok düşkündü. Onları çok severdi. Onlara sadece ilim öğretmekte, yani dersini okutup belirli konuları aktarmakta kalmaz, onlara hayat tecrübelerini hayatta muvaffak ve başarılı olabilmenin yollarını da anlatır bunun için düzenli ve prensipli olarak çok çalışmanın gerekli olduğunu söylerdi hocamız tabiri caizse feleğin çemberinden geçmiş küçük yaştan itibaren çok sıkıntılı bir hayat yaşamıştı bunları talebelerine anlatır hayatta mutlu olmanın yollarını da gösterirdi 1985 yılında yaş haddinden emekli olduktan sonra Yalova Esenköy'e yerleşmişti. Orada da talebeleriyle sık sık görüşmek ister, bundan büyük bir zevk alırdı. Sık sık ziyaret edilmediği zaman sitemde bulunurdu. Bir defa bana telefon etmişti. Konuşmalarımız esnasında "Benim Antep'te bir hocam vardı, vefat etti." demişti. Ben de yeni vefat etmiş olduğunu zannederek başınız sağ olsun, Allah rahmet etsin demiştim. Hocamız, dinle, şimdi vefat etmedi, yıllar önce vefat etti. Hocam hayattayken Antep'e gidip ziyaret ederdim. O vefat ettikten sonra oğullarına ziyaret ettim. Onlardan vefat eden olunca da torunlarını ziyaret ediyorum demişti. Anladım ki hocamız kendisini sık sık ziyaret etmediğimizden dolayı bize sitem ediyordu. Hocamız haklıydı. Kendisini sık sık ziyaret edemiyorduk. Oğlu kışları İstanbul'da yeni sahrada oturuyordu. Hoca da bazen oğlunun yanında kalırdı. Bir defa telefonda kendisine ''Hocam, İstanbul'a geldiğinizde haberim olsa da görüşsek.'' demiştim. ''Hocam, ağaç yaşlanınca kök hareket etmez, dalları hareket eder.'' diye yine beni mahcup etmişti. Esenköy'de bir defa kendisini ziyarete gittiğimde yine sitemde bulunarak geç geldiğimi söylemişti. Ben de hocam iki ay önce gelmiştim deyince iki ay geç değil mi diyerek talebelerinin kendisini daha çok ziyaret etmeleri gerektiğine işaret etmişti. En hayırlı ebeveyn sana ilim öğretendir sözünü sık sık söylerdi. Hocamızda kitap tercümelerimiz Haseki Eğitim Merkezi bitince 5 kişi orada asistan olarak bırakılmıştık. İstanbul'un şartları zordu. Lojman yoktu, kirada kalacaktık, kiralar da yüksekti. Ne yapacağız diye kendi aramızda konuşuyorduk. İmdadımıza Büyük Çınar hocamız yetişmişti. Hocamız çalışmayı çok sever, çok çalışır, çalışmaktan hiç usanmaz, aksine bundan zevk alırdı. Yaptığı işi seve seve yapardı azim ve prensip sahibi biriydi. Talebelerinin de çok çalışmalarını isterdi. Bir gün bize, kitap tercüme edilmesini isteyen yayın evleri var. Beraber tercüme edelim, hem pratik olarak tercüme tekniklerini öğrenmiş olursunuz, hem ek gelir elde eder, sıkıntılarınızı gidermiş olursunuz. En mühimi de yüce dinimize, onun daha güzel anlaşılıp yaşanmasına hizmet etmiş olursunuz demişti. Biz doğru ve güzel tercüme etmeyi becerebilir miyiz deyince, tercüme ettiğiniz bölümleri getirir, beraber okur, kontrol eder, son şeklini veririz demişti. Ben, Abdullah Yücel ve Ahmet Arpa, Haseki Eğitim Merkezi'ndeki mesai ve derslerimizin dışında tercüme işine başlamıştık. Önce İmam Malik'in Muatta isimli eserinin ikinci cildini tercüme ettik. Birinci cildi hocamız daha önce başka talebeleriyle tercüme etmişti. Sonra da İmam Müziri'nin Et Tergip ve Terhip isimli dört ciltlik hadis kitabını tercüme etmeye başladık. Hocamız yazdıklarımızda tercüme kokusunun olmasını, anlaşılır, kolay ve akıcı bir üslupla tercüme etmemizi istiyordu. Yaptığımız bölümleri hocamıza götürüp okuyorduk. Bazı zor bölümlerin tercümesinde zorlanıyor, her kelimeye mana vermeye çalışıyorduk. Onun içinde güzel bir tercüme ortaya çıkmıyordu. Hocamız orada ne denilmek istendiğini sorar, biz de şu denilmek isteniyor diye ibareyi biraz açarak ifade ederdik. Hocamız o zaman öyle yazın. Niye anlaşılmaz? Muğlak bir şekilde yazıyorsunuz derdi. Takva Fetva Hocamız geniş ilminin yanında aynı zamanda muttaki, zahit ve abid bir kimseydi. Haftanın pazartesi ve perşembe günleri nafile oruç tutar, geceleri kalkıp teheccüd namazı kılardı. Bazı kimseler genellikle kendileri fetvayı yaşar, yani dinin ruhsat ve kolaylıklarından yararlanır ama insanlara takvayı yani azimetle amel etmeyi, dini bütün incelikleriyle yaşamayı söylerler. Hocamız öyle değildi. Kendisi takvayla amel eder, güç olanı yapar ama halka fetvayla amel etmelerini, kolay olanı yapmalarını söylerdi. Bu konuda bize de hocalar takvayla amel etmeli, halka ise fetvayı söylemelidirler derdi. Haseki Eğitim Merkezi hocaları ve kursu yerleri olarak 1979 yılında topluca Umre'ye gitmiştik. Şimdi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Profesör Doktor Hasan Elik Bey o tarihlerde Mekke'de öğrenciydi. Bir akşam Büyük Çınar hocamızla benim de içerisinde bulunduğum bir grup arkadaşı evine davet etmişti. Yiyip içtikten sonra sohbete dalmıştık. Vakit de ilerlemişti. Hocamız hemen artık geç oldu kalkalım yoksa teheccüde kalkamayız diye bizi uyarmıştı. Yolda gelirken de ben bu hocalara hayret ediyorum. Geç saatlere kadar oturuyorlar. Teheccüde nasıl kalkıyorlar? Demişti. Muhtar hocada mezhep taasubu yoktu. Fetva verirken de bir mezhepte bir kolaylık varsa onunla fetva verirdi. İslam dininin kolaylık dini olduğunu söyler ve halka kolaylık gösterilmesi gerektiğine inanırdı. Daha önce de belirttiğimiz gibi hocayla hadis derslerinde Süneni Ebi Davud okumuştuk. Kitapta Hanefi mezhebinin görüşlerini teyit eden hadisler olduğu gibi diğer mezheplerin görüşlerine uygun hadisler de vardı. Zaten mezhep farklılıklarının temel sebeplerinden biri de aynı konuda değişik hadisi şeriflerin rivayet edilmiş olmasıdır. Hocamız okuduğu her hadiste bir defada olsa amel ettiğini söyler ve bize de böyle yapan kimsenin Peygamber Efendimizin o sünnetini de işlemiş olacağını ve bundan ecir alacağını belirtirdi. Kaylule'ye önem verirdi. Kaylule öğle uykusu, öğle namazından sonra bir müddet yatıp uyumak ve istirahat etmek demek olup Peygamber Efendimizin sünnetidir. Peygamber Efendimiz öğle namazını kıldıktan sonra bir miktar yatıp uyur, yani kaylule yapar asabını ve ümmetini de buna teşvik ederdi. Büyük Çınar Hoca öğle vaktinde mutlaka kaylule yapardı. Onun diğer işleri gibi kaylule yapması da gayet pratik olurdu. Oturduğu yerde başını eğer, gözlerini kapatır, 10-15 dakika dinlenir hatta uyurdu. O kendisini öyle alıştırmıştı. Kaylule niyetiyle gözünü kapattığı zaman hemen uyuduğunu bunun çok yararlı olduğunu, hem Peygamber Efendimizin sünnetine uyulmuş olacağını, hem de yorgunluğu alıp vücudu ve zihni dinlendirdiğini söylerdi. Biz talebelerine de öyle vaktinde yatıp dinlenme imkanı bulamasak bile mutlaka masanın üzerine başımızı koyup gözlerimizi kapatarak 10-15 dakika kestirmemizi önemli tavsiye ederdi. Ahmet Muhtar Büyükçınar hocamızın daha birçok özellikleri ve güzellikleri vardır biz şimdilik bunlarla yetindik. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyor, ruhunun şad, mekanının cennet olmasını niyaz ediyoruz. Vaiz Salih Büyük Cam Profesör Doktor Ramazan Altıntaş Adem odur ki adını alemde andıra, alemde ad kalır ve Adem gelir gider. Vaiz Salih Büyük Cam Hoca Efendi, Konya'nın Kadınhanı ilçesi Osmancık kasabasında 20 Mayıs 1933 yılında dünyaya gelir. Babası Konya medreselerinde okumuş, ilmiyle amil bir alim olan Hasip Efendi'dir. Annesi Meryem Hanım'dır. Küçük yaşta babasını kaybeden Salih Hoca Efendi, ilkokulu Osmancık'ta okur. Hıfzını ise Hoca Hasan Hüseyin Efendi de tamamlar. Osmanlılar döneminde ataları Cemal Efendi, aile olarak Yemen'den, Akşehir ilçesine irşat görevlisi olarak gelir. Orada tutunamayınca Saideli, Kadın Hanı, Osmancık kasabasına yerleşirler. Salih Büyükcam Hoca Efendi, dedesine nispetle Cemaller sülalesindendir. Cemal Efendi, hafızlık müessesesini ilk defa yaşadığı bu bölgeye taşır. Kal hal Müslümanlığının bu çağda iyi bir temsilcisi olduğuna inandığımız hocamız, hafızlığını tamamladıktan sonra annesi Meryem hanımefendi tarafından Konyalı meşhur Hacı Veysade Mustafa Kurucu Hoca Efendi'ye ilim tahsil etmesi için teslim edilir. Ülkemizde dini tedrisatın olabildiğince daraltıldığı yıllarda, bir Müslüman alim duyarlılığı sergileyen Hacı ve Mustafa Kurucu hocamızın manevi terbiyesinden de geçen Büyük Cam hoca, altı sene kendilerinden başta Arapça olmak üzere fıkıh, kelam, tefsir, akaid, tasavvuf, hadis gibi temel İslam ilimlerini tahsil eder. Ayrıca Konya'nın Altın Çeşme Sephavan mahallesinde görev yapan postalcı namıyla maruf Şeyhül Kurra, Rahim Efendi ve Azade Osman Efendi'den de özel olarak kıraat dersleri alır. Arapçada salih insan tabiri kusurları olabildiğince asgari düzeye indirilmiş ve görüldüğü zaman Allah akla gelen insan manası taşır. Tam da bu isimle müsemma olan Salih hocamız 1950 yılında Konya'nın Kadınhanı ilçesine tekrar döner. Henüz talebelik dönemi bitmemiştir o yıllarda memleketimizin birçok yerinde Osmanlı bakiyesi diyebileceğimiz alimler vardır. Bu alimlerden birisi de dönemin kadın hanı müftüsü Mehmet Müslimoğlu Hoca Efendidir. Salih hocamız bu hoca efendiden özel olarak usulü fıkıh, mesailül fıkhiye, miras hukuku ve ferais gibi dersler alır. İyi derecede İslami ilimlere vakıf olan, geleneğimizin hem hafızı ve hem de muhafızı diyebileceğimiz Salih Büyükcam Hoca Efendi, ferdi anlamda da ilmi hayattan asla kopmaz. Salih Büyükcam Hoca Efendi 27 Kasım 1958 tarihinde Hatice Süleyha Hanım Efendi ile evlenir. Biri erkek olmak üzere üç çocuğu dünyaya gelir. Konya Akşehir ilçesi Apsarı ve Konurören köylerinde imam hatiplik görevine başlar. Bu görevi 1962 yılına kadar sürdürür. Cemaatinin ilmi ve manevi önderi olan Hoca Efendi, kısa zamanda dini bir otorite olarak çevresinde tanınır, derin saygı görür. Uzak yerlerden halk fetva sormak için Salih Büyükcam hocamıza gelir. Bu anlamda onun hanesinden insanlar hiç eksik olmaz. Onun ilmi ve manevi hayatını keşfeden halkımız, ona sadece dini konularda değil, dünyevi konularda da danışırlar ve onun görüşlerine büyük itibar gösterirler. O sadece cemaatinin önünde bir imam değil, aynı zamanda sosyal konularda da cemaatinin önünde duran bir önderdir. O, fetva ve irşat hizmetlerini birlikte yürütürdü. Kendisinden dini konularda fetva isteyenlere cevap verdikten sonra, ikram faslına geçildiğinde gönülleri doyurmak adına kısa sohbetlerle irşat faaliyetlerine devam ederdi. Salih Büyükcam Hoca Efendi 1962-1983 yıllarında kadın hanında vaizlik yapar. Bu arada irşat faaliyetlerini sürdürmek için çevre ilçe, kasaba ve köylere gider, bu konuda asla yüksünmezdi. Hoca efendi fıkhı salt ilmihal bilgileri anlamında görmezdi. Ona göre fıkıh, bir Müslümanın itikat, ibadet, muamelat, siyaset açısından aleyhine ve lehine olan şeyleri bilmesi şeklinde zengin bir anlamlar dünyasına sahipti. Bu sebeple o gerek ülkemizde, gerek İslam aleminde ve gerekse bütün bir dünyada olup bitenlerin arka planını anlatmayı da fıkha dahil ederdi. O, halka yönelik konuşmalarında ve ilmi tedris esnasında sadece geleneksel ilmi mirası aktaran bir kimse değil, Müslümanların ihtiyaç duyduğu dini bilgiyi de güncelleyerek vermeye çalışan ilmi bir üsluba sahipti. Salih Büyükcam Hoca Efendi her ne kadar 1983 yılında emekli olmuşsa da, vefatına kadar fahri olarak fetva ve irşat faaliyetlerinden geri durmamıştır. Salih Büyükcam Hoca Efendi'nin ilim okutma usulü, Hacı Veysade Mustafa Kurucu Hocamızın usulüydü. Kitap, sünnet, icmai ümmet, kıyası fukaha esasından ayrılmazdı. Önce alet ilimleri gibi dersleri okutur, belli bir dil eğitimi verdikten sonra, ilmi akaidten Ali Yülkari'nin Şerhul Emali ve Taftazani'nin Şerhul Akaid isimli eserlerini fıkıhtan el ihtiyar gibi kitapları okuturdu. Ayrıca muhtelif tefsirlerden seçmeler yapardı. Hadis ilimlerini de ihmal etmezdi. O küçük bir ilçede yaşamış olsa da Türkiye ve İslam alemindeki ilmi havzalarda dini ilimler alanında olup bitenlerden de haberdardı. Salih Büyük Cam Hoca Efendi ahlakı hamide sahip bir abide şahsiyettir. Onu hep güler yüzlü, insana güven veren, sevecen ve oldukça utangaç tabiatlı bir insanı kamil olarak hatırlıyoruz. Yolda giderken hızlı yürür, etrafına pek bakmaz, daima önüne bakar, sağından solundan geçen herkese tebessümle selam verirdi. Çok güzel bir tebessümü vardı. O, bu çağda güler yüzlü sureti ve sünneti uygun siretiyle tam bir temsil Müslümanı örneğini sergilemiştir. Onun tevazu sahibi ve kanaatkar oluşu, züht ve veraya dayalı dindarlık anlayışı, kadın hanı halkının dindarlığı üzerinde büyük tesirleri olduğuna inanıyorum. Salih Büyükcam Hoca Efendi tek başına bir vakıftı ve toplumun hakemiydi. Özellikle toplumsal olaylarda ve aile içi sorunların çözümünde yegane başvurulan bir adresti. Halkı ıslah ve irşad etme faaliyetleriyle birlikte sosyal faaliyetlere de büyük önem verirdi. Bu yönüyle de o tam bir cemiyet adamıydı. İlim Yayma Cemiyeti'nin Kadın Hanı Şubesi'nde 1967-1980-1986-2001 yılları arasında büyük hizmetlerde bulunmuştur. Bir ibadet neşesinde talebelerine ilim okutmayı çok seven hocamız, Kadın Hanı İmam Hatip Lisesi'nin yapılmasında, eğitim ve öğretime açılmasında büyük gayret göstermiş ve ciddi manada mücadele vermiştir. Salih hocamız geride yazılı makale ve kitap anlamında bir telifat bırakmamıştır. Bu konuda bin kitaptan bir gönül çıkmaz ama bir gönülden bin kitap çıkar diyen manevi mürşidi Hacı Veysade Mustafa Kurucu Hoca Efendi'nin gittiği yolu takip etmiştir. Onun da eserleri talebeleri olmuştur. Hocamızın gerek halka dönük vaazlarında ve gerekse özel sohbetlerinde çok tatlı ve gönüllere hitap eden bir anlatım tarzı vardı. Cuma vaazına çıkmadan önce iki rekat tahiyetül mescid namazı kılar ve arkasından dua ederdi. Vaaz kürsüsüne çıktığı zaman konuşmalarında bir edep ve gönül dili hakim olurdu. Salih Büyük Cam hocamızı 23 Mayıs 2001 baharında Dar-ı Beka'ya tevdi ettik. Bu vesileyle onu bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, Yüce Allah'tan rahmetini onun üzerine sağanak sağanak yağdırmasını niyaz ediyorum. Eğitime adanmış bir ömür. Vaiz Rıza Çöllü oldu. Profesör Doktor Mustafa Aşkar. Sanma her ilme varan talip olur. Sanma her talip olan alim olur. Adem'in binde biri alim olup, nice yüz binde biri kamil olur. Vaiz Rıza Çöylüoğlu Hoca Efendi, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Korkmazlar Köyü'nde 1928 yılında dünyaya gelir. Babasının adı Hüseyin, muhtereme valideleri Zeliha Hanım Efendidir. Hoca Efendi, 6 yaşında din eğitiminin o zor döneminde köyün imamı ve aynı zamanda dayısı Mehmet Karataş hocanın yanında Kur'an-ı Kerim'i öğrenir ve hatmeder. 10 yaşına kadar zamanın şartlarından dolayı farklı hocalardan okumaya devam eder. 1939 yılına gelindiğinde babası ailenin 6 çocuğundan dördüncüsü olan Hoca Efendi'yi o zaman Nahiye'ye olan Çamlıdere'ye Hafız Halil Okur Hoca Efendi'ye gönderir. Bu zat Fatih Camii'nin Osmanlı dönemi meşhur kurrasından Arap hafızın talebesidir. Halil Hoca Efendi ve talebelerine cürmü meşhud tehlikesi üzerine hafızlığına Ziya Tığlıoğlu Hoca Efendi de devam eder. 16 yaşına geldiğinde babasının maddi durumu sebebiyle köye döner ve imamlık yapmaya başlar. 1945 senesinde 17 yaşında İstanbul'a gider. Nur Osmaniye'de Hafız Hasan Akkuş Hoca Efendi'den kıraat okumaya başlar. 17 yaşına girdiği imtihanı birincilikle kazanarak Nuri Osmaniye Camii'ne vekil müezzin, 18 yaşında yine imtihanı birincilikle kazanarak Beyazıt Camii'nde asil müezzin olarak göreve başlar. 1949 senesinde Fatih Camii'nde müezzinlik görevine devam eder. İstanbul hayatında Reisül Kurra Hamdi Efendi'den Cezeri, Kurra Hafız Mahmut Kuşçu Hoca Efendi'den Tecvid dersleri, Trabzonlu Haydar Efendi'den Tecvid ve Tasihi Huruf dersleri, Fatih Cami Baş İmamı ve Musafları İnceleme Kurulu Başkanı Ömer Aköz Hoca Efendi'den İshar, Kafiye, Kerküklü Abdullah Kazancı Hoca Efendi'den Fıkıh dersleri okur. Rıza Çöylüoğlu İstanbul'da ilim tahsil ederken talebe okutmaya da başlar. 1949 senesinde İstanbul'da Nihal Hanım'la evlenir. Nikah şahidi Emin Saraç Hoca Efendi'dir. 1949 senesinde Ankara'ya döner. Askerliğini önce Kütahya sonra Ankara'da yapar. Askerliği esnasında ve sonrasında hem ilim tahsiline hem de talebe okutmaya devam eder. Çankaya Müftüsü Sadullah Efendi'den Mülteka ve Emali, Şehit Oral Hoca Efendi'den Mirkat, Yozgat Müftüsü Hulusi Efendi'den Telhis, Müşavere ve Dini Eserleri İnceleme Kurulu Başkanı Hasan Fehmi Başoğlu Hoca Efendi'den Şerhi Akaid, Diyanet İşleri Başkanı Hasan Hüsnü Erdem Hoca Efendi'den Fıkı Ekber, Mustafa Runyun Hoca Efendi'den Mantık Dersleri Okur, Ankara'da yuva hatibi Mehmet Bilgin Hoca Efendi'den ilmi ve manevi olarak istifade eder. Ankara'da önce 1 Ocak 1949, 1 Mayıs 1950 tarihleri arasında Kanıcıoğlu Camii'nde müezzin kayyımlık görevi yapar. 1950-52 yılları arasında vatani görevini tamamlar. 10 Kasım 1952 tarihine kadar Bahçelievler Camii İmam Hatibi olarak görev yapar ardından aynı camide atandığı Kur'an öğreticiliğini 29 Ocak 1954 tarihine kadar sürdürür. 30 Ocak 1954 tarihinde aday olarak başladığı vaizliğe 29 Ocak 1957 tarihinde asaleten atanır ve emekli olduğu 6 Temmuz 1976 tarihine kadar devam eder. Aday vaizlikle birlikte 1954 senesinde özel bir kadroyla Yeni Mahalle Çavuşoğlu Camii, İmam Hatiplik görevini de yürütmeye başlar. Merhumun bu görev tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı arşivindeki özlük dosyasından alınmıştır. 1960'lı yıllarda Mahmut Sami Ramazanoğlu'na intisap eder. Kendisi şöyle anlatır. Efendi Hazretlerine intisap ettikten sonra hayatımın şekli değişti ve yaşantım bir anlam kazandı. Bir görüşme esnasında Sami Efendimiz bana şöyle dedi. Rıza Efendi evladım, hafızları başına tac et. Hafızı her zaman baş köşeye oturt. Zamanımızda vaaz etmek çok zordur. Hakkı söylersin, başına gelmedik kalmaz. Söylememek de olmaz. Yumuşatarak söyle ve 45 dakikadan fazla konuşma. İnsanın alma gücü bu kadardır.'' Ankara'da 1976 senesinde emekli oluncaya kadar vaizlik görevi esnasında ve sonrasında İmam Hatip Liseleri ve üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarıyla ilgilenir. Hacı Bayram Camii ve diğer merkezi camiler başta olmak üzere vaazlarına devam eder. Türkiye'nin çeşitli illerinde vaaz ve irşat görevlerinde bulunur. Merhum Kemal Yılmaz ve Hüseyin Özgün Hoca Efendi, Abdullah İşler Hoca Efendi, Şevket Yardım Edici Hoca Efendi, Mehmet Yüce Hoca Efendi ile 25 yıla yakın birlikte tefsir ve hadis dersleri takrir ettiler. Daha önce başlatmış oldukları Kur'an kursu ve eğitim hizmetlerini 1978 senesinde Mustafa Kalfaoğlu Hoca Efendi ile kurdukları Muradiye Kültür Vakfı ile sürdürdüler. Bu satırların yazarı olarak 1985'li yıllarda hem vakfın yurtlarında kalan bir öğrenci hem de hoca efendinin yanında naçizane koşturan biri olarak hoca efendinin talebeleri uğruna ne çileler çektiğine şahidiz. 1985 senesinde eğitim faaliyetlerine ağırlık vererek kreş, anaokulu, ilk öğretim okulları, kız erkek kolejleri, fen liseleri, kız meslek liseleri ve öğrenci yurtlarıyla devam ettiler ve Kur'an kurslarını yaygınlaştırdılar. 2007 senesinde ailesi Nial Hanım vefat etti. 2008 senesinde Hava Hanım'la evlendi. 2011 senesinde ciddi bir ameliyat geçirerek uzun süre tedavi gördü. 2013 senesinin Ocak ayında ikinci bir ameliyat geçirdi. 10 Eylül Salı günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 12 Eylül Perşembe saat 17.15'te Rabbimizin rahmetine kavuştu. Cenazesi 13 Eylül Cuma namazını mütakip Ankara Demetevler Sami Efendi Külliyesi'nde kılınarak Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Kendisi şöyle söylerdi. Din namına dinde olmayan dindendir demek, dinde olanı inkar etmek kadar tehlikelidir. Derviş gece şarj olacak, gündüzse deşarj olacak. Zamanın korkunç gidişatını iyi okur, sel insanımızı sürükleyip götürüyor kaç kişi kurtarabilirsek o karımız olur inşallah derdi. Hizmetin her türlüsüne amade oldu. Eğer eğitim işine girmeseydim bomboş gidecektim bu fani dünyadan diyerek gayret ederdi. Bütün bir Ankara'nın hocası ve dert babasıydı. 28 yıl resmi görevinin karşılığında bir o kadar da karşılıksız hizmet etmeye söz verdi. Sözünü yerine getirerek 34 sene hasbi olarak vaaz ve irşat faaliyetlerine devam etti. Sert görünür lakin çok mütevazıydı. Yüz bine yakın talebenin yetişmesine vesile oldu. Son derece düşündürücü nükte ve esprilerle cemaatin seviyesine iner ve gönüllerine girerdi. O sadece bir vaiz değil, özellikle bir eğitim gönüllüsü ve geleneği günümüze taşımış, geleceği hazırlama yolunda toplumu dönüştürmüş bir önderdi. Bu vesileyle kısa bir süre önce Cenab-ı Hakk'ın rahmetine tevdi ettiğimiz hocamızı rahmet ve minnetle anıyor, ilahi rahmete gark olmasını niyaz ediyorum. Çanakkale gazisi bir müfessir, Adıyamanlı Mustafa Hayri Efendi, 1889-1970 Doçent Doktor Ahmet İnan Adıyamanlı Gazi Müfessir Mustafa Hayri Efendi, 1889 yılında Hısnı Mansur, Adıyaman'da doğdu. İftidadiye ve Rüşdiye'yi Hısnı Mansur'da okuduktan sonra Gaziantep'e giderek 4 yıl boyunca Abdullah Hoca'dan eski medrese usulü dersler aldı. Gaziantep'teki hocanın teşvikiyle İstanbul'a giderek 2. Meşrutiyet döneminin yeni medreselerinde okumaya başladı. Genç Mustafa, önce İstanbul'daki iki yıllık Medresetül Vazini bitirdi. Daha sonra da yine İstanbul'da dört yıllık Medresetül Kudat'ı bitirdi. Mustafa Hayri Medresetül Kudat'ı bitirdiğinde efendi unvanını aldı. O yıllarda Tanzimat'ın modern mekteplerinden mezun olanlara bey, medrese mezunlarına da efendi deniliyordu. Medresetül Kudat'ı bitirdiğinde henüz bir görev almamıştı ki 1. Dünya Savaşı patlak verdiğinden askere alındı. 5. Kolordu 13. Fırka 13. Topçu Alayı'nda Çanakkale Muharebesi'ne katıldı. Bir süre sonra Çanakkale'den İstanbul'a 46. Topçu Alayı'na tayin edildi ve bu alayla birlikte önce Makedonya Muharebesi'ne katıldı. Sonra da aynı alayla Bağdat cephesine geçti. Burada bütün alayla birlikte İngilizlere esir düştü. Esaretteyken okuma yazması olmayanlara okuma yazma öğretiyordu. İki yıl iki ay esaretten sonra İngilizlerle yapılan esir mübadelesi gereği İstanbul'a getirildi ve burada serbest bırakıldı. Mustafa Hayri Efendi esaret sonrasında zayıf ve bitkin düşmüştü. Bir hava değişimi yapmak niyetiyle Türkiye pasaportuyla Bulgaristan'a gitti. Mustafa Hayri Efendi'nin Bulgaristan'a gitmesinde Bulgaristan Türklerinden bir arkadaşının da tavsiyesi etkili olmuştu. Onun Bulgaristan'a gittiği 1920 yılında Bulgaristan'ın Osmanlı'dan ayrılışının üzerinden henüz 10 küsür yıl geçmişti ve Bulgaristan Türkleri arasında Osmanlı kültürü hala tüm canlılığını korumaktaydı. Osmanlı vakfiyeleri hala ayaktaydı. Müslüman Türk azınlığın dini eğitimi burada Osmanlı'dan kalan vakıflar desteğiyle sürdürülmekteydi. Bulgaristan Krallığı, Müslüman Türk azınlığının temel haklarını kısmen kabul etmişti. Sofya'daki baş müftülük, Müslümanların ruhani liderliği konumundaydı. Baş müftülüğün çabalarıyla Şumlu'da, Nüvap Medresesinin açılması faaliyetleri başlamış ve bu medresede ders verecek öğretmenlere ihtiyaç hasıl olmuştu. Mustafa Hayri Efendi'ye Nüvap Medresesi'nde muallim olmayı teklif ettiler. O da bu teklifi kabul etti. Mustafa Hayri Efendi kendi el yazısıyla Osmanlıca kaleme aldığı tercüme halinde bu konuyu şöyle anlatmıştır. Tam o sırada Şumlu'da Mektebi Nüvap Okulu açıldı. Öğretmene ihtiyaçları vardı, bana rica ettiler. Ben de kendi milletim olan Türk ve Müslümanlara muhakkaten bir hizmet emeliyle kabul ettim. Mustafa Hayri Efendi, Nüvap Medresesi'nde 1922'de göreve başladı ve bu görevini 1939 yılına kadar sürdürdü. Burada Arapça, Farsça, Ulumu Diniye, Mecelle, Feraiz, Fıkıh, İlmi Usul, İlamat-ı Şerriye, Usulü Sak ve Ahkam-ı Evkaf derslerini okuttu. Mustafa Hayri Efendi, ilim tahsili katıldığı savaşlar ve askerlik görevi gibi sebeplerle evlenmeye imkan ve fırsat bulamamıştı. da Nüvap Medresesi'nde göreve başladıktan sonra burada yerleşik Tokoğulları ailesine mensup, rüşdiye mezunu ve bir süre Şumlu'daki ilk mektepte Kur'an muallimesi olarak görev yapan Cemile Hanım'la evlendi. Mustafa Hayri Efendi'nin fıkıh ilmindeki derinliği bilindiği için 1939 yılında Sofya Baş Müftülüğüne bağlı şer Divanı Ali Heyet Azalığına yani Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine naklen atandı. 1965 yılına kadar yaklaşık 26 yıl bu görevini sürdürdü. 1941 yılında Sofya'da basılan El Muktataf Fil Fıkh adlı basılı eserinin kapağında Sofya Müftüsü ibaresi yer aldığına göre Baş Müftülükteki Şer'i divanı, Ali heyet azalı görevinin yanında, Sofya müftülüğü görevini de deruhte ettiği anlaşılmaktadır. Mustafa Hayri Efendi, Bulgaristan'daki Müslüman Türkler arasında Kürt Mustafa Efendi lakabıyla anılırdı. Zira onun içinde yaşadığı Müslüman Türk azındı, Osmanlı bakiyesi bir topluluk olması hasebiyle etnik tanımlamalar tenafüre değil, tearüfe müncer olmaktaydı. Mustafa Hayri Efendi 1922 yılından 1965 yılına kadar 43 yıl boyunca Bulgaristan'daki Müslüman Türk azınlığa din hizmeti verdi. Bir yandan Müslüman Türk azınlığın bürokratik ve hukuki sorunlarıyla uğraşırken diğer yandan da dini eserler yazmayı ihmal etmedi. 1964 yılında El Muktetaf Min Uyuni Tefasir adlı tefsirinin yazımını tamamladı. Kraliyet döneminde kısmen daha rahat günler geçiren Bulgaristan Müslüman Türk azınlığı, 1948'deki yönetim değişikliği ertesinde yoğun baskılara maruz kaldı. Bu sebeple Bulgaristan'dan ana vatana muhaceretler başlamıştı. 1950 yılında 3 ay zarfında 250 bin Türk'ün Bulgaristan'dan Türkiye'ye muhacereti kararlaştırıldığında, 160 bin Türk arazi ve emlakını terk ederek Türkiye'ye göç etti. Muhaceretler daha sonra da sürdü. Mustafa Hayri Efendi'nin aile fertleri de Türkiye'ye hicret etmek zorunda kalmıştı. Bu sebeple Mustafa Hayri Efendi bir süre tek başına Sofya'da kalarak görevini sürdürdü. Nihayet 1965 yılında serbest göçmen statüsüyle ana vatanına dönerek İstanbul'da yerleşmiş olan ailesine kavuştu. Ömrünün son 5 yılını İstanbul'da ailesiyle birlikte geçirdi. 30 Mart 1970 tarihinde gece 22 sularında Beyoğlu İlk Yardım Hastanesi'nde hayata veda etti. Ertesi gün Fatih Camii'nde ikindi namazını mütakip cenaze namazı kılınarak Topkapı Eski Kozlu Mezarlığındaki ebedi istirahatgahına defnedildi. Gaziantep'te Abdullah Hoca ve Elmalılı Hamdi Yazır, müfesserimiz Mustafa Hayri Efendi'nin hocaları arasında yer alır. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü eski müdürü Ahmet Davutoğlu, İbrahim Tanır, Osman Kılıç ve Osman Keskioğlu gibi tanınmış simalarsa, müfessirimizin öğrencilerinden bazılarıdır. Emrullah Feyzullah Efendi, Yusuf Ziyaeddin Ersal, İsmail Eserli gibi simalar da müfessirimizin akranları arasındadır. Mustafa Ayrı Efendi birçok eser yazmıştır. Eserlerinden iki tanesi basılıdır. El-Muktataf fiil fıkh adlı eseri 1941 yılında Sofya'da basılmıştır. Fıkhın furuatına ait olup 150 sayfadan ibarettir. Eserin dili Arapçadır. Gazi müfessirimiz 1964 yılında Sofya'da yazımını tamamladığı tefsir kitabını sağlığında basmaya imkan bulamamış ancak yakınlarına yazdığı tefsirin basılmasını vasiyet etmişti. Müfessirin yakınlarından biri eserin yazma halini Suudi Arabistan'da Muhammed Ali Es-Sabuni'ye ulaştırır. Eser Es-Sabuni tahkikiyle 1996 yılında 5 cilt olarak El-Muktetaf Min Uyuni Tefasir adıyla neşredilmiştir. Lütfi Şentürk Şükrü Öztürk Lütfi Şentürk 11 Temmuz 1936 tarihinde Çaykara ilçesi Yukarı Komlu köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Babasında hafızlığını bitirdikten sonra Ahmet Hulusi Serdaroğlu'ndan Arapça ve İslami ilimler okudu. Ortaokulu ve liseyi dışarıdan imtihanlarla bitirdi. 1967 yılına girdiği üniversite sınavında başarılı olarak Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kaydolup bu fakülteden 1971 yılında mezun oldu. 1954 yılında Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan imtihanı kazanarak 31 Temmuz 1954 tarihinde Kastamonu Tosya ilçesine vaiz olarak tayin edildi. 1956 yılında askere gitti ve askerlik dönüşü 26 Kasım 1958 tarihinde tekrar Tosya'ya vaiz olarak atandı. 14 Mart 1959 tarihinde Tosya müftüsü 30 Mart 1963 tarihinde de Niğde müftüsü oldu. 1967 yılında Ankara İlahiyat Fakültesine öğrenci olarak kaydolduğu için derslere devam edebilmek maksadıyla ve kendi isteğiyle Niğde İl Müftülüğünden Ankara Merkez Vaizliğine tayinini yaptırdı. 1971 yılında fakülteyi bitirince Ankara İl Müftülüğüne atandı. Ankara İl Müftülüğü görevini 1978 yılına kadar başarılı bir şekilde yürütürken, terfi an 30 Haziran 1978 tarihinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na tayin edildi. Başkan Yardımcılığı görevine devam ederken, 7 Ocak 1980 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti, Almanya, Bon Büyükelçiliği, Din Hizmetleri Müşavirliğine atandı. 20 Ocak 1984 tarihine kadar bu görevine yürüttükten sonra yurda döndü ve 30 Ocak 1984 tarihinde tekrar Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atandı. 28 Eylül 1988 tarihine kadar bu görevini de yürüttükten sonra 30 Eylül 1988 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan Riyad Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğine tayin edildi. Bu görevini başarıyla yürütürken hizmetine ve kişiliğine olan ihtiyaç üzerine 1 Ocak 1990 tarihinde üçüncü defa Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına getirildi. Başkan Yardımcılığı görevindeyken 10 Nisan 1992 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine seçildi. 7 yıl süreli kurul üyeliği sona erince 17 Nisan 1999 tarihinde kendi isteğiyle emekli oldu. Lütfi Şentürk 1975 yılında kurulan Türkiye Diyanet Vakfı'nın ilk mütevelli heyetinde Kurul üyesi olarak görev yaptı. Daha sonraki yıllarda da defalarca mütevelli üyeliği ve mütevelli heyet başkanlığıyla adı geçen Vakfın Denetleme Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Lütfi Şentürk kendisine has kişiliğiyle çok sabırlı ve çok temkinli oluşuyla, hoşgörülü, güler yüzlü ve tatlı diliyle örnek bir hayat sürdü. Hayatının her safhasında Kur'an'a, dinimize, milletimize ülkemize ve bütün insanla hizmet etme gayreti içinde oldu. Yürüttüğü hizmetlerde elinde olan bir imkanı hiç kimseden esirgemedi. Bu hasletleri sebebiyle de kendisini tanıyan herkesin sevgi ve saygısını kazandı. Lütfi Şentürk, kavgadan ve tartışmadan uzak olmayı, ara buluculuk yapmayı, küsleri barıştırmayı severdi. Lütfi Şentürk hocamız tedavi için yattığı hastanede 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 22.45'te çok sevdiği Rabbine kavuştu. Lütfi Şentürk hocamızın ölüm haberinin duyulmasıyla bazı illerde din görevlileri ve Kur'an kursu öğrencileriyle kendini seven dostları tarafından ruhuna bağışlanmak üzere 259 hatim okundu. Elimden geldiği kadarıyla hocamızın teçhiz tekvin ve defin işlemleriyle yakından ilgilenmeye çalıştım. Kuruluşundan beri uzun yıllar hizmet ettiği Türkiye Diyanet Vakfı'nın tahsis ettiği ambulansla 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü hastaneden aldık ve öğle namazından bir saat önce Hacı Bayram Camii'ne getirdik. Merhumun naaşı 22 Mayıs Pazartesi günü Ankara Hacı Bayram Camii'nde öğle namazını mütakip kalabalık bir cenazenin iştirakiyle kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka mezarlığında hayattayken hazırlattı ve mezar taşını bile yazdırdı, ölüm tarihi hariç kabrine defnedildi. Sevenleri ve dostları ailesini yalnız bırakmamak ve üzüntülerini paylaşmak için belli bir plan dahilinde taziye görevlerini yaptılar. Yakınlarına baş sağlı ve sabırlar dilediler. Mekanı cennet, derecesi ali olsun. Eserleri Ahiret günü Ezzevacir an İktirâhil Kebair Diyanet Yeni İslam ilme Hali İslam inanç Esasları İslam Dininde Haramlar ve Büyük Günahlar Örnek Vaazlar Güncel Dini Meseleler Diyanet Gazetesi dergisinde yazdığı çeşitli yazılar ve makaleleri Bir neslin öncüsü Mahmut Bayram Hoca, Kamil Büyüker. Onu anlatacak o kadar çok güzel vasfı var ki, ancak ona en çok yakışan vasıf, muallimlik ve imamlık olmuştur. Bu iki vasfı sebebiyledir ki, bir neslin inşası için zaman ve mesai kavramı gözetmeksizin çalışmıştır. Bu güzel isim Mahmut Bayram Hoca'dır. Hüsrev Aydınlar Hoca'nın rahle Tedrisinde. Bu toprakların tarihini irdeleyenler, yakın tarihimizin sancılı yıllarını, bir kuşağın iç burkan hatıralarını okurlar. O nesil için sıkıntılı zamanlarda gül yetiştirmek hiç de kolay olmamıştır. İmam Hatipler, Yüksek İslam Enstitüsü ve sonrasında ilahiyatlar aynı neslin gayretiyle yeşermiş, yine o gayretle bu topraklarda neşvi nema bulmuştur. Bu işin çilesini çeken isimlerin başında hiç kuşkusuz Mahmut Bayram Hoca gelmektedir. Kendisini yetiştiren Hüsre Molla onlara şöyle dermiş. Sizden hoca olmaz ama zaman sizi hoca yapacak. Nitekim Fatih Camii minberi ve mihrabı arasında sayısı 15-20 kişiyi bulan bir küçük talebe topluluğu son devir dersi anlarından Hüsre Molla'nın rahne-i tedrisinden geçmekte ve kim bilir farkında olarak ya da olmayarak istikbale hazırlanmaktadırlar. Hüsrev Hoca'nın ders verdiği hususi talebeler içinde Abdullah Naim Şener, Salih Şeref, Abdülhalim Akkul, Salih Tu Hoca'nın babası Mehmet Tu, Yozgat Akta Madeni Müftüsü Sadık Hoca, İbrahim Vardar, Sabahettin Zaim'in amcası, Mahmut Bayram ve adını burada sayamadığımız diğer isimler yer alıyor. Bu halkanın içinde yer alan Mahmut Bayram Hoca'nın ismi neredeyse Hüsrev Hoca ile hep birlikte anılır olmuştur. Hocanın hassasiyetleri, ilim öğretme aşkı, bitmek tükenmez gayreti aynen talebesi Mahmut Bayram Hoca'ya da aksetmiştir. Öyle ki Hüsrev Hoca'nın ilim yolundaki gayretini Mahmut Bayram Hoca şu örnekle anlatır. Hocam Hüsrev Efendi'nin kızı hastalanmıştı. Kullanacağı ilaç o günün parasıyla 60 liraydı. Hocanın maddi durumu müsait değildi. Alamadı. Çocuk da tüberküloz hastalığından kurtulamadı ve vefat etti. Hoca kızının öldüğü gün derse geldi. Mezarla dersi bitirip gitti. Mezarlıktan döndükten sonra da yine derse geldi. Üzgündü. Gözlerinden yaşlar süzüldüğünü görüyorduk. Dersi tatil etsek mi diye soracak olduk. Yok dedi. Ders tatil edilmez. Ben Hüsrev hocanın bir gün işim var derse gelmeyin dediğini işitmedim. Hocasını bu vasıflarıyla anlatan Mahmut Bayram hoca kendisi de talebelerine ben derse gelmediğim zaman mutlaka cenazeme gelin demiştir. O her sabah erken bir saatte çıktığı evine değişik yerlerde ders vererek gece geç vakitlerde döner ama bu yorucu ve tempolu çalışmadan hiçbir zaman şikayetçi olmazdı. Hatta bir gün ders okuttu bir sırada ona evdeki çocuğunun kaynar suyla haşlandığı haberi telefonla ulaştığında doktora götürüldü mü diye sormuş, götürüldü cevabını aldıktan sonra kaldığı yerden dersine devam etmiş ancak dersi bittiğinde evine dönüp gitmişti. Bu yönüyle de hocasının gösterdiği mütevekkil çizgiden ve istikametten asla sapmamıştır. Kızıl Minare Akademisi Mahmut Hoca 20 yıla yakın İmam Hatip Okulu'nda derslere girmiştir. Ancak görev yaptığı Kızıl Minare Camisi de bir mektep vazifesini yapmış, yaz-kış talebeler camiye akın etmiştir. En yakın talebelerinden aynı zamanda babasının da dostu olan Profesör Doktor Salih Tu, iki sene boyunca sabah namazlarından sonra Kızıl Minare Camisi'nde kendisinden Arapça ders aldığını ifade ediyor. Camisini hayatın merkezi haline getirmiş olan Mahmut Bayram Hoca'nın bir başka hususiyetini de naklediyor. Benim Mahmut Hoca'da en çok dikkatimi çeken şey, onun klasik bir namaz kıldırma memuru olmamasıydı. Onun imamlık görevinden anladığı şey, namaz kıldırmakta bitmiyordu. Görevinin asıl önemli boyutu sosyal sorumluluktu. Mahalle sakinleri arasında insanların her türlü şikayetlerini, sorunlarını, ailevi problemlerini, işleriyle ilgili sıkıntılarını dinlerdi. Her türlü meseleleriyle ilgili onları aydınlatmaya çalışır, onlara yol gösterirdi, rehberlik ederdi. Onun bu faaliyetlerinden bazılarına bizzat şahit olmuşumdur. Onun aynı zamanda cami, okul ve Kur'an kursu gibi pek çok hayır kurumunun inşasında ve hizmete sunulmasında hatta işletilmesinde bir öğretmen sıfatıyla büyük emek ve hizmetleri olmuştur. Mesai kavramı tanımadan ilim yolunda bir ömür. Mahmut Bayram Hoca'nın İmam Hatip Okulu'ndayken talebesi olmuş ve kendisine Arapçayı sevdiren adam olarak tanıttığı hocayı anlatan Profesör Doktor İsmail Karaçam, talebelerini yetiştirmek için onun katlanamayacağı bir fedakarlığı düşünmek mümkün değildir. Onun için ilim öğrenme ve öğretme bahis konusu olunca zaman mefhumu diye bir şey söz konusu olamaz. Öğrenmek niyetiyle onun kapısına gelip de geri çevrilen bir Allah'ın kulu düşünemezsiniz." demiştir. Camisini neredeyse bir ilim akademisine dönüştüren Mahmut Bayram hocayı ve hocanın yukarıda saydığı hususiyetleri İsmail Karaçam hoca yaşadığı bir hatırayla da dile getirmiştir. Galiba Bursa İmam Hatip Okulu'nda hocaydım. Bir işim dolayısıyla İstanbul'a gelmiştim. Tabii hocamı da ziyaret etmek istedim. Kızıl Minare Camii'ne vardım. Baktım ki cami karınca yuvası gibi kaynıyor. Hoca Efendi'yi sordum. Biraz önce evine çıkmış. Evine gitmek için biraz yürüdüm. Bir de baktım, hocam karşımda. Büyük bir sevgi ve muhabbetle karşıladı beni. Hocamın elini öpüp halini hatırını sordum. Mevsim yazdı. Yani okulların tatil olduğu bir zaman. Ama hoca efendinin okulu devam ediyor. Hem de en büyük hızıyla. Hocaya nasılsınız hocam deyince bana görüyorsun İsmail hoca. Sabah namazından sonra başlıyor bu çalışma. Yatsı sonuna kadar devam ediyor. Allah'a hamdolsun günaha girecek zaman yok dedi. 11 Eylül 1978 tarihinde Mahmut Bayram hoca resmen emekli olur. Ama onun lügatinde emekliliğe yer yoktur. Emeklilik dilekçesinde 32 hizmet yılını doldurduğumdan ifadesi yer almakta, ayrıca aynı camide hizmete devam etmek istemektedir. Fiilen emekli olduğu yıllarda dahi İstanbul'da ıhlamur, tuğba, fazilet gibi kız Kur'an kurslarında Arapça başta olmak üzere dini ilimler okutmaya devam etmiş, burada da sayısız hanım talebe yetiştirmiştir. Kız Kur'an kursundaki talebelerine önemli tavsiyeler. Kız Kur'an kurslarında hizmetlerine devam ederken kız çocuklarının ev hayatına, anneliğe de hazırlanması gerektiğinin vurgusunu çokça yapmış. Hatta kendisiyle yapılan bir mülakatta şunları söylemiştir: "Ben kız çocuklarına hep şunları söylerdim. Sizin en büyük tahsiliniz mutfaktır, bulaşık yıkamaktır, erkeğe hizmet etmektir, pantolonunu ütülemektir." 10 tane fakülte bitirseniz değeri yok bir noktada. Evde ananızı mutfağa sokmayacaksınız. Sonra hayatta çok zahmet çekersiniz. Mesut olamazsınız. Sizin mesut olmanız kadınlık vazifesini en iyi bilmenizle olur. Bugün Kur'an kurslarında rastlamadığımız ilimleri de Mahmut Bayram Hoca kurslarda talebelere okutmuş. Özellikle Arapça ve Osmanlıca yanında ilmi kelam derslerini Manastırlı İsmail Hakkı'nın İlmi Kelam'la ilgili Telhisul Kelam adlı eserinden okutmuştur. Zor Zamanlarda Talebi Okutmak Mahmut Bayram Hoca, Türkiye'nin 1960 ihtilali yıllarında ve daha sonraki muhtıra zamanlarında talebe okutmaktan asla vazgeçmemiştir. Hatta ders okutanların takibata uğradığı, hapislere atıldığı bu dönemde Mahmut Bayram Hoca, ilkelerinden ve öğretme aşkından asla taviz vermemiştir. Yine kendi anlatımında şunları ifade etmiştir. İmam Hatip okulundayken İsar, Kafiye ve Katrun Neda gibi klasik Arapça kitapları okutuyordum. O zamanın Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Edirne Kapı'da camide 50-60 çocuk görmüş, bağırmış, çağırmış ve çocukları da dağıtmış. Hemen bana haber geldi. Hocam işler kötü. Bu aralar Arapça okutmayın, tedbir alın. Ben de buna karşı çıktım. Celal Bayar bile gelse bu Arapça kitaplarını okutmaya devam edeceğim. Beni korkutmayın. Ben hırsızlık yapmıyorum dedim. Onlara bu ikazlarından dolayı teşekkür ettim sadece. Zerre kadar taviz vermedim. Büyük bir cesaretim vardı. Allah'ın işine bakın ki bir sefer bile mahkemeye verilmedim. Yine aynı sıkıntılı dönemlerde 1960 ihtilali sonrasında Talebesi Salih Tu Hoca şunları naklediyor. 1960 ihtilali sonrası dönemin hem İstanbul valisi hem de belediye başkanı olan Örfi İdare Komutanı özellikle Fatih çevresindeki imamları toplar ve kendilerine Fatih çevresinde dışarıda çarşafla gezenler olduğunu ve artık bundan sonra çarşafla gezinmenin yasak olduğunu ifade eder çarşafa alternatif olarak getirdiği mantoların giyileceğini söyledikten sonra bunları bütün imamlara dağıtmaya başlar. Sıra Mahmut Bayram Hoca'ya gelince der ki, ''Efendim ben şimdi bu mantoyu alıp eve götürüp refikama, çarşafı çıkar, bunu giy deme hakkını kendinde göremiyorum. Eğer bu işi siz yapabilirseniz, buyurun siz yapın.'' der ve bu teklifi reddeder. Müstakim bir duruş sahibi Mahmut Bayram Hoca, ömrünün son demlerinde dahi ders vermeye devam etmiştir. Talebeleri o vakitlerde dahi hocanın kollarına girip ders okutmaya götürürlermiş. Nihayet büyük bir ilim yolcusu, hoca, muallim Mahmut Bayram, 16 Ocak 1997 tarihinde bir Ramazan günü vefat etmiştir. Cenazesi 17 Ocak 1997 Cuma günü Fatih Camii'nden mahşeri bir kalabalık eşliğinde kaldırılmış. Topkapı, Çamlık Mezarlığı'na defnedilmiştir. Muallimli Adanan Bir Ömür Mahmut Bayram Hoca Sema Çelem Türkiye'de dini eğitim verilmesinin imkansız olduğu yıllarda İslami ilimleri, kültürünü ve yaşamını Mahmut Bayram Hoca gibiler ayakta tutmaya çalıştı. O, hocalığı aşk derecesinde benimsemiş, kendini insan yetiştirmeye adamış, yaşanan fetret döneminde bir kimseye bir kelime öğretmeyi hizmet adletmiş ve ilerlemiş yaşına rağmen gün doğumundan batımına İstanbul'u semt semt hizmet cehdiyle taramış bir büyük insan. Mahmut Hoca 1914 yılında Göne'nin Bayramiç köyünde doğar. 93 harbinde Kafkaslardan göç eden bir ailenin çocuğudur. 16 yaşındayken Gönenli Mehmet Efendi'den hafızlık eğitimi alarak tahsil hayatına başlar. Hafızlığını tamamlayınca imamlık yapmaya başlayan Hoca Efendi, Gönenli Mehmet Efendi'nin İstanbul'a intikalinin ardından hocasının yanına gelir. Dersi Am Hüsrev Hoca'dan Arapça ve İslami ilimler tahsil eder. Ondan ve diğer hocalardan ilim ve irfan yanında hizmet aşkı ve üslubu kazanır. İkisini de tanıyanlar Mahmut Hoca ve Hüsrev Hoca'nın okutma aşkı, talebe ve derse olan bağlılıklarının birbirlerine çok benzediğini söylerler. İstifade ettiği hocalar arasında Hasan Basri Çantay, Ömer Nasuhi Bilmen gibi dönemin tanınmış üstadları vardır. Bu arada imamlık görevine devam eder. Hoca Efendi bu görevi ömrünün sonuna kadar oldukça geniş bir çerçevede yerine getirir. O, Sosyal sorumluluğu olan bir imamdır. Mahalle sakinleri arasında insanların her türlü şikayetleri, ailevi problemleri, işleriyle ilgili sıkıntıları ve benzerleri dinler, onları aydınlatmaya çalışır, rehberlik eder. Ayrıca ihtiyaç sahibi insanların, özellikle öğrencilerin listesini çıkarır. Her çocuğun ihtiyacını karşılamak üzere hayırseverlerden burs temin eder. Öğrenim hayatları boyunca ihtiyaçlarını karşılar. Aynı zamanda cami, okul, Kur'an kursu gibi pek çok hayır kurumunun inşasında ve hizmete sunulmasında bir öğretmen sıfatıyla büyük emeği vardır. İmam Hatip okullarının ilk mimarlarından Celal Hoca'nın davetiyle bu okullarda öğretmenliğe başlayan Mahmut Hoca'nın çileli dava yolculuğu uzun yıllar sürer. 1951 yılında öğretmenliğe başladığı İstanbul İmam Hatip Okulu'nda Arapça hocası olarak 20 yıl süreyle hizmet eder. Kendi öğrencileri eğitimlerini tamamlayıp görevi devraldıklarında dünyanın en bahtiyar insanı olarak emekli olur. Emeklilik yıllarında kız öğrencilerin yetişmesi gayesiyle Ihlamur, Tuğba gibi kız Kur'an kurslarında çalışmaya başlar. Bizler bu dönemlerin nasipli öğrencilerindeniz. Ihlamur kız Kur'an kursunda dini tahsile başladığımızda, Hocamız yetmişli yaşlardaydı. Sırtında gri öndüğü, bembeyaz saç ve sakalıyla Arapça öğretmeye harfleri yazarak başlamıştı. Öyle zevkliydi ki usulü. Verilen sayfalarca ödev hiç zor gelmezdi. Sonra isim ve sıfatlar verdi ezberlememiz için ve ezberlenen bu kelimelerle isim cümlesi yapmayı öğrendik. Kolayca, çabucak. 80'li yılların ıhlamur kız Kur'an kursunda Ortaokul ve liseyi bitirip gelmiş bir grup olarak hocamız sayesinde İmam Hatip Ortaokul müfredatını kısa zamanda tamamladık. O nasıl bir öğretmendi ki yaptığı bu çalışma ömür boyu eklenecek diğer ilimlere sağlam bir temel teşkil etti. Dönemin bütün sıkıntılarına rağmen umutla eğitime devam etmemize yardımcı oldu. Onun ders üslubu hakkında kendisiyle yapılan bir röportajda Profesör Doktor Salih Tu şöyle diyor. Hocanın Arapça öğretimi klasik medrese usulü gereği bina, maksut gibi kitapları takip edip emsile çekimleri yaptırmak şeklinde değildi. Çok pratik bir yöntem kullanırdı. Biz sarf ve nahiv üzerinden öğrendik Arapçayı. Mahmut Bayram Hoca zamana değer verir, tebeşirle yazılan tahtada bir yanlış varsa onu silmek için silgi aramayı vakit kaybı kabul eder sırtındaki formanın koluyla hemen siliverirdi. İmam hatip okullarının ilk kuruluşunu gören ve bu okullar için bizzat mücadele veren hocamız her dakikayı bu milletin çocuklarına bir şeyler öğretmekte değerlendirirdi. Derslerine gösterdiği titizlik de öyle maruftu ki onun dersinin boş geçme ihtimalinin olmayacağını herkes bilirdi. Sonraları Cumhuriyetin sancılı dönemlerinde hizmetleriyle iz bırakmış pek çok hoca efendinin biyografilerinde şahit olduğumuz şu cümleler hocamızın ağzından sık sık dökülürdü. Eğer bir gün derse gelmezsem cenazeme gelin. Kendisiyle yapılan bir söyleşi de onunla ilgili anlatılan olay ne kadar manidar. Hastalık, ev meşgalesi vesaire ders vermenin önünde kesinlikle engel değildir. Hocanın okulda okuduğu bir sırada bir çocuğunun üstüne kaynar su dökülür. Hocaya evden telefon edilir. Çocuk yandı gelin. Hoca sorar. Doktora götürdünüz mü? Götürdük cevabını alınca dersine devam eder. Eve ders bittikten sonra gider. Kader ve kaza inancının yoğurduğu bir dünya. Bu dünya tedbirle de bütünleşti ise ne gerek? Nitekim muhterem zevcesinin vefat ettiği gün kendisiyle kelam dersimiz vardı. Sabah derse geldi, öğle namazında cenaze kurs müdürümüz Orhan Baş hocamızın refakatinde katıldı. Kendisi de hafız olan hocamız hafızlara iltifat eder, onlarla özel ilgilenir. Kızım, biz hası gitmiş, fızı kalmış hafızlarız diyerek sağlam hafızlar olmamızı tembihlerdi. Bize abla diye hitap etmesi hoşumuza giderdi. Kur'an eğitimini tercih eden her öğrenci 10 üzerinden 5'i hak eder. Üstünü siz tamamlayın diyerek karneye not verme işini diğer hocalarımıza bırakırdı. Bir genç kızın, bir hanımın kültürü, evine gelen misafiri ağırlaması, çocuklarını yetiştirmesi, isterse iki üniversite bitirsin düşüncesiyle Abdullah Ulvan'ın İslam'da Aile Eğitimi adlı eserini aldırmış ve bunu okumadan hiçbiriniz evlenmeyin demişti. Bidatlere karşı çok hassastı. Kara Davud namıyla meşhur kitabı okutmaz, Hz. Eyüp için toplum arasında yaygın olan bütün vücudunun kurtlanmış olduğu hikayesini, Allah, peygamberini insanların tiksineceği bir hale koymaz diyerek eleştirirdi. Onun İmam Hatip nesli üzerinden birlik ve beraberlik mesajı veren şu cümleleri, her dönem Müslümanlar için önem arz edecektir. Müslümanlar arasında ihtilafa sebep olacak işler yapmasınlar. Daima birleştirici olsunlar. Kendi aralarında sürtüşmesinler. İlmi hakim kılmak için çabalasınlar. O ve onun kuşağı dini ilimlerin bu topraklarda unutulması korkusunu en derin şekilde yaşamış, bu duruma engel olmak için canla başla mücadele etmişlerdir. Kıdeminden dolayı müftülük tarafından hacca gönderileceğini öğrenince ben yıllar süren hocalığımın bedelini bir hacla almak istemem diyecek kadar karşılıksızdı yaptıkları. Onların samimiyeti bugünlere gelmemize vesile oldu. Allah hepsinden razı olsun. Kıyamete kadar kapanmayacak defterlere sahip hocalarımız gibi bize de kesilmeyecek güzel ameller nasip etsin.